İyi akşamlar. Türkiye'nin nabzına Habertürk'e hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu akşam da gündeme damgasını vuran gelişmeleri konuşacağız. Malum İslam dünyası derin sorunlar yaşıyor. Coğrafya kan revan içinde, mezhep kavgaları bir türlü bitmek bilmiyor. Deyim yerinde ise İslam dünyası bir orta çağ yaşıyor. Günün sonunda akıllarda birçok soru var. Aynı kitap ve aynı peygamber anlayışı varken İslam dünyasının yaşadığı bu sorunun temelinde ne var? Yaşananlar aslında İslam iç savaşı mı? İslam dünyasına dönük küresel bir tuzak mı var? Ve belki de en kritik soru, hak ve özgürlükler meselesi İslam coğrafyasında neden yerine oturmuyor? Tüm bu soruların yanıtını arayacağız bu akşam Türkiye'nin nabzında. Çok değerli konuklarımız var. Bugününü bize ayırdılar, sağ olsunlar. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Talip Küçükcan. Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Ali Büyükkara, sosyolog Müfit Yüksel, ilahiyatçı yazar İhsan Eli Açık, gazeteci yazar Mustafa Akyol, gazeteci yazar Mustafa Özcan ve HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Bilgen bu akşam bizimle birlikteler. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler, sağ olun geldiğiniz için. Sizin de sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Habertürk TV adı Twitter adresine sorularınızı, yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Hemen başlıyoruz. Evet, programa hemen başlıyoruz. Şöyle bir özet yaptık aslında. Yaşanan bazı çatışmaları, işte görüntüleri, terör saldırılarını ekranlara getirdik. Aslında ne oluyoru ve ne yapılması gerektiğini biraz mercek altına almak istedik bugün. Sizlerin çok değerli yorumlarını izleyiciler dinleyecekler. Bir senteze varacaklar diye tahmin ediyoruz. Sayın İhsan Eli Açık, sizle başlayalım mı? Şimdi İslam dünyasındaki bu savaşların temelinde ne yatıyor sizce? Biraz aslında olayın tarihi boyutunu, nereden bu noktaya geldiğimizi konuşmakta fayda var aslında. Yani dini ve teolojik ayrılıklar mı yaşananlar, siyasete dini kılıf hareketleri mi, derin teolojik ayrılıklar mıdır? Nedir bu savaşların, çatışmaların kaynağında yatan neden size göre Sayın Eli Açık? Evet, şimdi bu hususta değişik görüşler var. Rivayetler muhtelif. Evet. Ama benim yaklaşımım şöyle. İslam dünyasında yaşanan bu son zamanlarda ortaya çıkan şiddet eğilimlerinin batıdan kaynaklandığı, batılıların yüzünden olduğu, onların İslam dünyasını işgal etmeleriyle beraber buradan öfkeli tepkilerin yükselerek, evet, adaletsizliklerin, işte Irak işgalinin, Afganistan işgalinin, sömürgecilik faaliyetlerinin bütün bunlara neden olduğu şeklinde bir görüş var. Ben bu görüşe katılmıyorum. İslam dünyasındaki şiddetin batılılar yüzünden olmasının fazla etkili olmadığı kanaatindeyim. Hatta %1 bile değil. Öyle mi? Peki neden yaşıyorsun? İslam'ın bünyesinde, Kur'an'ın ruhunda ve içeriğinde değil, İslam tarihinde bir şiddet var. Üç halife Müslümanlar tarafından suikastle öldürüldü.
O zaman sormamız lazım, bu üç halifeyi kim öldürdü? Batılılar mı? Veya Kerbela faciası kim yaptı? Siyah ajanlar mı? İslam dünyasında neredeyse ayaklanma, ayaklanmayı bastırma, kanlı ihtilal, saray darbesi, kafa kesme, boğma olaylarının yaşanmadığı, üst üstüne sulh ile geçen 15 yıl yok. Bu arada ekranda gördüğümüz görüntüler de bir camiye yapılan, yine Müslümanların yaptığı bir saldırı. Evet, geçenlerde Pakistan'da Şii camisine saldırdılar. Şii camisindeki saldırı, oradaki görüntüleri ekranlara getiriyoruz. 50 kişi, yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetmişti. Şimdi soru şu, barış dininin savaşçı bir tarihi var. İşgal, fetih, ele geçirme ile dolu bir tarihi var. Acaba peygamber vefat ettiğinde bunların olmasını mı diliyordu? Acaba Kur'an'ın yönlendirmesi bu yönde miydi? Ben peygamberin vefatından sonra, hatta peygamberin sağlığında bile, peygamberin şahsına yönelik bazı suikast girişimleri bile olmuştu. Evet. Dolayısıyla İslam tarihinde Kur'an'ın barışçı hedeflerine ters bir gidişat olduğu kanaatindeyim. Kur'an savaşı durdurmak, kanı sona erdirmek, yeryüzünde kan dökme ve fesat çıkarmayı ortadan kaldırmak için gelmişti. Evet. Fakat tarihsel tecrübesine İslam'ın baktığımızda savaşların alabildiğine devam ettiği, mezhep savaşlarının, iç savaşların, sadece Ali Muaviye savaşlarında 100 bin kişinin öldüğünü falan görüyoruz. Dolayısıyla bir sorun var. Bu sorunu Batılılar bunu yaptı. Batılıların yüzünden oluyor bu. Gerekçesi sebebiyle konuşamıyoruz. Evet. Mesela şimdi ben böyle söylediğim zaman niye hiç Batılılar eleştirmiyorsun da hemen içeri dönüp Müslümanları eleştiriyorsun diye modernist damgasıyla hemen damgalarını veriyoruz. Dolayısıyla mevzuyu konuşamıyoruz. Evet. Halbuki mevzuyu konuşmamız lazım. Acaba bu Kur'an'dan mı kaynaklanıyor? Kur'an inanmayanları kesin mi diyor? Erkekleri öldürün, cariye yapın kadınları mı diyor? Ülkeleri işgal edin mi diyor? Peki, Kur'an ne söylüyor? Kur'an ne söylüyor? Aynı kitaptan, aynı peygamberden bahsediyoruz ama bu farklılaşma neden? Siz böyle bir kalabalık bir kadro olduğumuz için devam ederiz. Evet, sizi dinlemeyi de sürdürürüz. Hemen Talip Küçükcan'a söz vermek isterim. Sayın Küçükcan, size göre bu çatışmanın temelinde ne yatıyor? Yani bunu biraz da kendi içimize İslam coğrafyasındaki nedenlerde aramak lazım. Sadece Batı'da aramamak lazım diyor Sayın İlaç. Katılır mısınız? Elbette ki hem iç bir takım faktörlerin hem de dış faktörlerin olduğunu görmek gerekiyor. Yani İslam dünyası içerisindeki yaşanan krizleri sadece dışarıya atfederek veya suçluyu dışarıda arayarak çözümlememiz, anlamamız mümkün görünmüyor. Ancak küreselleşen bir dünyada ve pek çok alanda iktidar kavgasının olduğu bir dünyada da dışarıdan hiçbir müdahalenin olmadığını söylemek biraz aslında olayları dar bir çerçevede indirgemeci bir yaklaşımla açıklamak olabilir. Şimdi olayın iki tarafı var. Bir, şimdi İslam dünyası diye çok büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Çok büyük bir aslında olgudan bahsediyoruz ve biz modern dönemler üzerinde yoğunlaşıyoruz şu anda. Yani İslam dünyasında çatışma var diyoruz. Kan revan içinde diyoruz. Aslında İslam dünyasından kastettiğimizde iki şeyi birbirinden ayırmamız lazım. Bir, sosyolojik olarak bir İslam dünyası ve Müslüman topluluklar. İki, siyasal olarak bir İslam dünyası var mı yok mu meselesi. Ben bunun çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bakın 57 tane İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülke var. Ve nerelerde savaş var, nerelerde kavga var diye baktığımızda büyük bir çoğunluğunda savaş yok aslında. Büyük bir çoğunluğunda kavga da yok. Nerelerde? Olan yerlerde? Ya bakın Yemen, Orta Doğu'da yakın coğrafyamızda var ve birazcık bunların ne zaman başladığına bakalım. Yani modern dönemlerdeki kavgaların, İhsan Bey şu konuda haklı. Bu sadece Müslümanlıkta değil. Yani 1400 yıllık İslam tarihinde kendi içerisinde elbette kavgalar olmuştur. Hristiyanlık içerisinde olmuştur. Yahudilik içerisinde olmuştur. Hatta hiç dini olmayan yerlerde de olabilir. Yani bu kadar tarihsel bir büyük bir tarih içerisinde kavgaların olması gayet doğal. Ama burada üzerine durulması gereken şey şudur. Ana kütle nedir? Ana kültür nedir? Baskın kültür nedir İslam tarihinde diye baktığımızda aslında büyük oranda ben bunun çoğulculuk olduğunu, kavga olmadığını görüyorum. Ta ki ulus devletlerin kurulup da iktidarların meşruiyet zemini olmayan bir şekilde kurgulanmasıyla artık İslam coğrafyasında çok ciddi ayrışmalar, çok ciddi kavgalar çıkmaya başladı. Bu ayrışmaların, bunun kavgaların nedeninde meşrulaştırma, şöyle diyebiliriz. Bunları meşrulaştırmak için insanlar Kur'an'da da, hadiste de, İslam tarihinde de mutlaka bir referans bulabilirler. Evet.
Yani hem barış için bulabilirsiniz hem de ayrışma için bulabilirsiniz. Bunun nedeni de ne biliyor musunuz aslında? Nedir? İslam tarihinin kendi içerisindeki özgürlüklerdir. Yani bir Katolik kilisesi gibi bir ruhban sınıfı hiçbir zaman İslam tarihinde olmamıştır. İslam düşüncesinde olmamıştır. Evet. Yani Kur'an'ı ve hadisi bütün Müslümanlar adına yorumlayan bir otorite hiçbir zaman olmamıştır. Bu mezheplerin ortaya çıkması, gerek fıkhi mezheplerin, gerek evet. itikadi ve siyasi mezheplerin ortaya çıkması aslında İslam'ın bizatihi kendi içerisindeki zenginliğinin sonucudur. Orta çağ benzetmesi yaptınız ya siz. Aslında orta çağ benzetmesi haksız bir benzetme. Neden? Orta çağda gördüğümüz şey Hristiyanlıkta bir mezhep var ya da bir din var. Katolik kilisesi ve Roma var. Vatikan var ve her şeyin hegemonyası bunların elinde. Buna isyan olarak başka protestanlık çıkıyor veya başkaları çıkıyor. Hı hı. İslam dünyasında böyle bir şey yok. İlk andan itibaren Hazreti Peygamber'in hatta vefatından itibaren bu sorular soruluyor zaten. Ya Müslüman cemaati. Haritayı ümmeti, full görelim. Özür dilerim. Haritayı tabii. Bu arada full görelim ki siz dediğinizde nerelerde yaşanıyor onu biraz aslında ekranlara getiriyoruz. Getirmeye çalıştık. Nerelerde çatışmalar var? Bunun üzerine duracağım. Yani modern dönem çatışmalarının evet, da üzerinde duracağız. Evet. Tabii ki. Yani İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren baktığımızda aslında bu alanın serbest olduğunu görüyoruz. Yani insanlar şunu soruyorlar. Peygamber vefat etmiştir ve Müslümanların lideri kim olacaktır? Burada bir özgür bir ayrışma var bakın. Zaman zaman şiddete bulaşmıyor mu? Bulaşıyor. Fakat İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren gerek fıkıh yorumlarında evet. gerekse siyasal konularda bir çoğulculuk var aslında. Bu çoğulculuk zaman zaman iyi yönetiliyor, zaman zaman iyi yönetilemiyor. Bugün baktığımızda ben de çok uzatmak istemiyorum. Siz yaşanan bu gerginliği biraz çoğulculuk olarak, çoğulculuktan... Hayır. Ben diyorum ki İslam'ın özünde bu çoğulculuk vardı. Bugün yani geleneksel olarak böyle bir orta çağ benzetmesi doğru değil. Çünkü evet. İslam'ın aslında orta çağ benzetmesini Abdullah Gülsen'in Gül de yapmıştı. Ben katılmıyorum ona. Evet. Ana kütlenin çoğulculuk olduğunu, farklılıkların bir arada yaşadığını, farklı dinlerin hatta evet. bir arada yaşadığını söylüyorum. Bugünkü mesele ise özellikle ulus devletlerin kurulmasıyla ilintili bir şeydir. Bugün sizin gösterdiğiniz haritaya tek tek bakalım. Bunlar ne zaman devlet oldular? Bunlar 1930'lu 40'lardan sonra hatta bazıları 1960'tan sonra devlet olabilmiştir. Mısır 1950'lerde, Cezayir 1960'larda bağımsız olabilmiştir. Ve bağımsız olduktan sonra buradaki siyasal iktidarlara bir bakın. Kavgaların olduğu yerler buralardır. Bir de Afganistan işgali vardır biliyorsunuz. Kavgaların olduğu yerlere bakacak olursanız burada iç faktörlerden çok ben dış faktörlerin de olduğu kanaatindeyim. İç faktörler kullanılabilir. Yani içeride insanlar, siyasal aktörler dini argümanlar kullanmıştır. Bugün Suudi Arabistan'da bir otoriter bir rejim vardır ama dini referanslarla kendisini meşrulaştırıyor. Peki ama dini teolojik farklılıklar yok mu bu topluluklar arasında baktığınızda fazlasıyla? Var. Tamam. Ama asıl meselenin meşruiyet probleminden kaynaklandığını düşünüyorum. Neden? Buradaki kurulan iktidarlar 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır bazı mezheplere dayanarak, bazı İslami inanışlara dayanarak veya askere dayanarak veya darbecilere dayanarak iktidarlarını sürdürdüler. Bakın burada bir siyasal katılım olmadı. Evet. Burada bir adalet olmadı. İhsan Bey'in çok sık söylediği bir şey daha vardı. Gelir dağıtılmadı. Zenginlik belirli insanların elinde temayüz etti. Ve buna isyanlar var ve buna karşı duruşlar var. Evet. Yani bunları görmeden ayrıca tabii buradaki enerjiyi de gündeme getirmemiz gerekecek. Yani dış faktörleri burada saymadan ya İslam dünyası kendi içerisinde krizler yaşıyor demenin ben tek başına açıklayıcı olmadığını düşünüyorum. Peki. Şimdi burada güzel bir noktaya değindi. Ama diğer konuklara geleyim ondan sonra. Çoğunluk, çok kısa çoğunluk var ama siyasi çoğunluk yoktu. Yani Allah tektir, yerde de sultan tek olacak anlayışı. Hı. Bu tekçilik şiddete yol açtı. Evet. Yüzlerce sultan vardı. Peki. Müfit Yüksel size söz vereyim sonra Sayın Akyol size geleyim. Öyle yapalım. Buyurun. Şimdi Sayın Yüksel, burada tabii sorunun temelini nerede görüyorsunuz? Evet yani birkaç nokta. Yani herkes sanki bir tarafını görüyor bir tarafını görmüyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Son günlerdeki tartışmaları söylüyorum. Burada tabii dış faktörler konusuna gelince ulus devlet tecrübesi çok trajik bir tecrübe. Ve 200 yıldır sömürgelerin arttığı İslam dünyasında 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde işgal edilmedik ya da sömürgeye uğramayan İslam ülkesi kalmamıştı. Evet. Bunu görmek lazım. Artı İslam medeniyetinin kendi dinamikleri 300-400 yıldır hemen hemen yok. Çökmüş vaziyette. Müslümanların kendi dinamikleri yani İslam'ın kendi dinamikleri üzerinden işleyen bir mekanizma, bir yapı yok. Özellikle Sünni dünya açısından düşündüğümüz zaman böyle bir gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Bir diğer faktör de tabii bu dediğim gibi İslam dünyasının
kendi içerisindeki dinamizminin, kendi öz dinamiklerinin çöküşe geçmesi, medeniyetini kaybetmesi sonucunda İslam dünyasında çok farklı kutuplar ve yani dediğim gibi İslam dünyasında bunları sürükleyebilecek siyasal anlamda demiyorum, dini anlamda hiçbir merci otoriteler, müesseseler kalmadı. Örneğin yani, ne kalmadı? Ya İslam eğitim müesseselerinden tutun hiçbir şey yok bu anlamda. Yani bu Türkiye örneğinden gidelim, Mısır örneğinden gidelim doğru dürüst, yani Suriye vesaire örneklerinden gidelim. İslam dünyasının son büyük temsilcisi şey olarak, siyasal olarak, güç olarak söylüyorum. Bunu hak ediyor veya hak etmiyor meselesi değil. Osmanlı Devleti'ydi. Osmanlı Devleti'nin kendi içerisindeki sorunları bir tarafa bırakıyorum. Onlar da ayrı tartışırız. Ama Osmanlı Devleti de nihayet o işleyişi çöküşe geçti ve çöktü. O temsilcinin yerine daha iyisi de gelmedi ya da ikame edilebilir bir şey gelmedi. Yazınızda diyorsunuz ki hilafet ve Şeyhülislamlık ve ulema başta olmak üzere dini kurumlar, medrese, eğitim müesseseler, bunlardan vakıflar tasfiye edildi. Modern Türkiye'nin kuruluşuyla gerçekleşen radikal reformlar, inkılaplarla bu kurumların tümü tasfiye edilip yasaklandı. Din eğitim tümüyle yasaklandı. İşte bugüne kadar gelindi diyorsunuz. Türkiye yani, dışında yok yani Mısır'da biraz var. Onu da biraz o yüzden anlatıyorsunuz. Onu şöyle yani Türkiye dışında biraz Mısır, Suriye, Irak gibi ülkelerde vardı. Evet. Oraları da Bağız gibi askeri diktatörlükler Nasır'dan başlayarak var olan küçük tortuları bile, küçük kalıntıları, o bakiyeleri bile sildi, ortadan kaldırdılar. Dolayısıyla İslam dünyasında, özellikle Sünni dünyadan bahsettiğimizde bu şeyleri, dini şeyleri, alanı temsil edebilecek kurumlar nominal olsa anlamda bile doğru dürüst kalmadı. Bu kurumlar olmayınca neye yol açtı? Bu kurumların olmaması beraberinde neye yol açtı? Açtı bir siyasal İslam hareketi var. Bu siyasal İslam hareketi üzerine harici tekfirci bir anlayış egemen oldu. Tam bir egemenlik sağladı. Bu harici tekfirci anlayış siyasal İslami hareketler üzerinde özellikle Soğuk Savaş dönemi ideolojilerinin de etkisiyle onlarla da bütünleşecek. Çünkü Soğuk Savaş dönemi ideolojileri şiddet içeriyordu. Yani 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda bütün Marksist hareketler şiddet içerikliydi. Bunların da ciddi olarak siyasal İslami hareketler üzerinde etkisi oldu. İslam sosyalizmi bile tarzında kitaplar yazıldı, bu konuda tezler, şeyler ortaya sürdü. Ben bütün sosyalistler falan böyledir demiyorum. 60'lı 70'li yılların şartlarını söylüyorum. Evet. O şartların etkisi devam etti. Bununla harici Vahabi anlayış bütünleşerek, bileşke yaparak şiddeti öngören bugünkü anlamdaki siyasal İslami hareketleri oluşturdu. Tabii bunun teorisyenleri var vesaire var. Bir mevdudiye baktığımızda tekfirci harici anlayışın ideolojileştirilmiş, ideolojik selefiliğin, ideolojik filtreden geçmiş bir selefi anlayışın bu şekilde bir egemen olduğunu görüyoruz. Bütün bunlar bir araya geldiğinde işgalleri falan da, işte Afganistan işgali, Irak işgali, Filistin meselesi, bütün bu faktörler bir araya geldiğinde korkunç bir facia görüyoruz ortada. Evet. Ve bunları önleyebilecek dediğim gibi müesseseler, kurumlar ya da belli şeyler, yani sağduyu temsil edecek ana akımlar kaybolmuş. Peki. Sağduyu temsil edecek İslami şeylerin, medeniyetin ana akımları ortadan kaldırılmış bir. Dolayısıyla marjinalite egemen olmuş bir yandan. Peki. Da. Hemen Sayın Akyol'a döneyim. Sayın Akyol'un görüşleri nedir? Farklı tezler ileri sürüldü şu ana kadar. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben İhsan Elaçık Hoca'nın asıl olarak İslam dünyasının iç dinamiklerine odaklanmamız gerektiği yönündeki vurgusuna katılıyorum. Neden? İslam dünyası üzerinde Batı emperyalizminin, sömürgeciliğinin vebali yok mu? Çok var. Yani burada bütün gün bunda konuşabiliriz. Şu an İsrail'le falan hala devam eden. Fakat bizim şöyle bir şansımız yok. Biz bu güçleri değiştiremeyiz. Yani biz bu programda Batı'yı eleştirdik diye veya bir cuma namazı çıkışında kahrolsun Amerika dedik diye, yani dünyada Batı'nın siyasetlerini, Amerika içinde bir şeyler yazarız, söyleriz belki, ya da Müslümanlar bir şeyler yapabilir, etkilemeye çalışabilir. Biz ama Müslümanlar olarak kendimizi değiştirebiliriz. Yapabiliriz. Kendi meselelerimizi konuşabiliriz. Dış güçlerin oyunlarına da dikkatli oluruz ama dikkatimizi buna sadece teksif ettiğimizde biz içeride bir sorun olduğunu kabul etmiyoruz. Ve bu öyle bir refleks halinde ki bugün işte El-Şabab
bomba patlatıyor. Hemen biz bunun arkasında İngiliz emperyalizmin olduğuna dair bir şeyler okuyoruz ertesi gün Türk basınında. Evet. Ya bu El-Şabab nedir? İdeolojileri nedir? Nasıl bir motivasyonla hareket ediyorlar? Bunu analiz etmeye ihtiyaç bile duymuyoruz. Yani bu anlamda asıl dikkatimizi içeri teksif etmemiz gerektiği çok önemli. Şimdi buna bakarsak ne görüyoruz burada? Talip Hoca'nın dediği gibi modern dönemde daha ağırlaşmış bir sorunumuz var. Yani bu 20. yüzyıl çok travmatik bir yüzyıl oldu İslam dünyası için. Bunda emperyalizm var, yerel istibdat rejimleri var. İran'daki Şah rejiminden başlar. Yani devam eder bütün Arap dünyasındaki otoriter rejimlerle falan. Bunların hepsi var. Fakat ben burada tek problemi ulus devlet olarak tanımlamaya da katılmıyorum. Ulus devlet modernitenin bir parçası. Komünikasyon da var, iletişim var. Yani bugün Suriye'deki savaş inanılmaz kanlı bir şekilde gidiyor. Çünkü işkence yapanlar YouTube'a koyuyorlar. Evet. İftihar etmek için vahşetlerini öbür tarafta görüyor. Sosyal medyayı kullanıyorlar. Modernitenin ister istemez getirdiği sadece ulus devlet formatından kaynaklanmayan bir takım dinamikler de var. Biz Müslüman dünya olarak bu moderniteye biraz hazırlıksız yakalandık. Yani bizim fıkhımız, geleneğimiz, çok değerlerimiz de var. Fakat bu modernitenin yarattığı olgulara tam bir şekilde hazırlanamadık ve buna reaksiyonla beraber İslam dünyasının aslında çok derinlerinde kalmış olan reaksiyonlar yeniden türedi. Bir tanesi Vahabiliktir aslında. Vahabilik Osmanlı modernleşmesine reaksiyondur. Yani ilk Osmanlı'ya karşı isyandır. Türkler kafir oldu diye, yani Vahabi şeyleri, din adamları diyelim, 19. yüzyılda fetvalar verdiler Tanzimat reformlarını kınayarak. Bir başka şey harici fanatizmin ama yeniden hortlamasıdır. Sayın Yüksel burada Vahabilikle ilgili söylediğinde işte bazı Osmanlı'daki bazı kurumlar eğer yer yerinde olsaydı bugün çok daha farklı bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı. Ona katılıyorum. Yani geleneksel kurumların tamamen ortadan kalkması, daha sadece işte birkaç cümleyle sloganla harekete çıkan köksüz fanatik yapılar ortaya çıkardı. Bunlar en çok Avrupa Müslümanları arasında yayılıyor. Şu an Londra'daki bir öfkeli genç bir siteye giriyor, 3-5 slogan okuyor. Kafirlere saldırın deyip bir eyleme yapıyor. Yani bu böyle bir, yani geleneğin kopmasının yarattığı bir problem var. Amenna bunu koyalım. Ama geleneği de baştan zaten tartışmak ve geleneğin içinde de problemlerimiz olduğunu görelim. Yani çok basitinden, yani burada değerli hocalarımız da şey yapabilir. Dinden çıkmanın hükmü meselesinin modern dünyada tartışılması gerekir Müslümanlar arasında. Çünkü neden? Bugün Irak'ta ne yapıyor IŞİD mesela? Ben bir size bir örneğini söyleyeyim. IŞİD yoldan çeviriyor. Diyor ki sen Sünni misin, Şii misin? Sünniyim diyor adam korkup, Şii aslında. Namaz rekatlarını soruyor. Yanlış söyleyince Şii olduğunu ispatladık diye adamı öldürüyorlar. Yani çünkü onu tekfir etmiş. Çünkü ona rafizi demiş. Çünkü ona kafir demiş. Yani dinden çıktı demiş falan. Evet. Bunun gibi yani IŞİD bir tarafta. Boko Haram bir cümle Afrika'da. Yani, edebilirsiniz. Bitirsin ben. Anladım. Cevabınız var. Biz fıkhımızı yeni baştan konuşmalıyız. Tabii ki bunun en problemli unsurları Vahabilik ve Selefilik. Cihatçı Selefilik. Hatta cihadi selefilik, hatta tekfiri en korkuncu o. Yani hem cihad ediyor hem kendisinden başka bütün Müslüman grupları kafir ilan ediyor. İşte IŞİD bunun yani cisimleşmiş hali. Evet. Bunu Afrika'da, Somali'de falan örnekleri var. Evet. Bir de onun dışında yani bu marjinalliğin ötesinde biz İslam dünyasında demokrasi kültürünü nasıl tesis edeceğiz? Şunu bir tek söyleyeyim. İhsan Hoca'nın dediği doğru. Yani tarih savaş dolu ve katliam dolu. Hristiyanların tarihi bundan kötüydü, onu da bilelim. Yani orta çağa benzetmesi Hristiyanlık, o bizim orta çağımız iyiydi. Yani bizim gurur diyebileceğimiz kendi açımızdan bir orta çağımız var ama Katolik Protestan vahşeti, Katoliklerin evet, zulmü bitmez. Daha sonra aynı Avrupa mezhep savaşlarını, daha sonra 1. 2. Dünya Savaşları'nı yaşadı. Fakat en son şunu düşündü Avrupalılar. Biz birbirimizi öldürmekten ve ezmekten nasıl kurtulabiliriz? İşte bir konsensüs kültürü, bir demokrasi kültürü, Avrupa Birliği dediğimiz normlar falan ortaya çıktı. Biz bugün Müslümanlar olarak meselemiz... O karanlık çağdan çıkmanın biz, bir yolunu yani moderniteyle daha kötü hale gelmiş olan ve gelenekte de bazı problemleri olan bu istibdat, terör, şiddet, bu sarmaldan nasıl çıkacağımızdır ve burada da yani nasıl işte Avrupa Birliği'ni kurarken Avrupalılar diler ki birbirimize nasıl savaşmayız? Herkesin özgürlüğünü kabul ederiz, siyasi katılımı kabul ederiz, evet, bağımsız yargı deriz, işte otoriterliğe karşı. Bu gibi kendi geleneklerimizden de istifade ederek bir demokrasi kültürünü İslam dünyasına hakim kılmamız lazım. Yoksa yani IŞİD şunun gibi çok marjinal yapılar da çıkar. Ama o nasıl yapılacak? O olmasa bile yani evet, İslam dünyasını şeyden kurtulamayız. İstibdat ya da anarşi. Yani ya güçlü bir istibdat rejimi oluyor, herkesin başına vurup herkesi susturuyor Saddam döneminde olduğu gibi. Önce sorunun ya da kaynağını... o ortadan kalkınca da iç savaş ve anarşi ortaya çıkıyor. Bu ikilemden kurtulmamız için demokrasi kültürünü biz Müslümanlar olarak nasıl yerleştireceğiz?
Batı'dan da fikir alırız ama tabii kendi kaynaklarımızı aratmamız lazım. Sorunun kaynağını bir anlamaya çalışalım. Daha sonra demokrasi kültürü nasıl yerleşecek onu da konuşuruz. Siz bir şey söyleyecektim. Bir yorumda bulunmak istediniz. Söyleyin. Yani işte IŞİD'in vesaire şeylerin kendi başlarına insanları tekfir edip infaz etmeleri üzerinde durdu. Bu aslında şeyle alakalı, fıkhınla alakalı ciddi bir sorun değil. İnsanların bir kaos sorunu. Çünkü İslam şeriatında, İslam hukukunda şahıslar, fertler kendi başlarına hüküm, hukuk koyup, ihdas edip icra edemezler. Hele ceza hukukuna ait şeyleri icra etmeleri kendi başlarına bir otorite olmadan, kadılık, mahkemelik, mahkeme vesaire. Evet ama adam halifeyim bunlar, diyor zaten. Hayır, yok. Ya ben kabul etmeyeyim tabii de adam halifeyim diye otorite tiyatro, kurmuş yani. Onlarınki tiyatro, onu demiyorum. Yani, ya kendine yani, orada bambaşka bir şey var. Yani burada bu kurumlar yani bunları şey yapıyor. Çünkü böyle kendi başlarına o kaos doğru. İslam fıkhında bu usuldür. Böyle bir şey şahıslar kendi şeylerine. Şunun hükmü şudur, ben bu hükmü uygulayacağım diye bir hakka, bir salahiyete, bir yetkiye sahip değil. Böyle bir şey yapamaz dinde. Ve fakat diyelim tamam gerekli otorite var. Mesela dinden çıkanın hükmü katildir meselesinin yeniden yorumlanması, tartışılması gerekir mi sizce? Ya orada başka, orada hükmü verecek gene o değil. Kadıdır, din alimleridir yani böyle vesairedir. Hükmü olsun mu yani mesela? Hayır mesela, o başka. İslam yazımı meselesi yani değil. Hümeyni'nin Selman Rüştü ile ilgili fetvasına karşı çıkışla bu karikatür olayındaki olaya karşı çıkış arasında ne kadar fark var? Ya, bunu savunmuyor. Var. Bir şey var. Öldürülür, namaz kılmayan kırbaçlanır. Ya o değil mesela. O kadar basit değil. Bir de mezheplere göre böyle. Osmanlı'da. Adam devlet tutun diye bunu uygularsa ne yapacak? Bu arada Sayın Yüksel, evet. Tamam. Bir örnek vereyim. Örneği verin. Bu arada sosyalistler nasıl öğretmişler terörü ve şeyi muhafazakar camiye? İzleyicilerin kafası karışmış. Orada bir yorumda bulundunuz. Biraz evet. Şurada iki tane. Ebu Suud Efendi'nin Kızılbaşlar ve Safeviler hakkında bir fetvası var. Ağır bir fetvadır. Dönem savaş şartlarıdır. Onu normal karşılamıyorum ama dönemin şartlarını söylüyorum. Abdülhamit döneminde Bektaşilerle ilgili Alevi Kızılbaş toplulukları ile ilgili Şeyhülislam'ın bir raporu var. İkisi arasında tamamen zıt. İkisi de Hanefi fakih. Hanefi fıkhına göre hareket ediyor. Demek ki bunlar dönemlere göre, bazı şeylere göre bu konudaki şeyler değişebiliyor şiddet, yani. Şiddet yanlısı fetva verenler bizi ilgilendiriyor. Onun sebebi... Hayır, Şeyhülislam Ömer Lütfi Efendi de fıkha dayanıyordu. Ve Bektaşileri rencide edemezsiniz bu kitapları yayınlayarak diye şeyde rapor verebiliyordu padişaha. Yani böyle farklılıklar var. Bunları da görelim diyorum. Sosyalistler nasıl şiddeti, terörü öğrettiler? O meselenin bir özetlerseniz. Neden böyle 50'li, söylediniz? 50'li 60'lı yıllardan itibaren gerilla hareketleri, işte anti-Amerikancı, anti-emperyalist olarak gerilla hareketlerinin çoğu ya Marksist'ti ya da sosyalist tonluydu. Filistin Kurtuluş Örgütü falan bile sosyalist tonlu şey oldu. O dönemlerde o sosyal Marksist şiddet anlayışı çok fazla övülen, çok fazla şey edilen, yani öykünen bir şey olarak insanların özellikle gençlik hareketlerinde yer buldu. Hatta sosyalist ve Marksistler diğerlerini İslam dünyasını pasif olmakla, emperyalizme şey olmakla, uzlaşmacı olmakla, emperyalizmle uzlaşmakla, silahlı devrimci olmamakla, silahlı devrimi öngörmemekten dolayı suçluyorlar. Peki. Ve bu bir kompleks oluştu. Ben siyasal İslami hareketlerde destekleyecek. Siyasal İslami hareketler üzerinde bir kompleks oluşturdu. Bunu çocukluğumuzda hep gördük çevremizde. Anladım da bunu daha önceki peki siz... Bir örnek, bir cümleyle bir örnek verebilir miyim? İslami hareketler intihar... özellikle İran devrimi mesela olurken şu deniyordu. Bak biz de silahlı devrim yapabiliyoruz diye bir böbürlenme. Bir böbürlenme şeyi başladı. Şimdi Müfit Bey haklı, bir örnek. Bir nispetle intihar bombacılığı yöntemini keşfeden ve ilk uygulayanlar Tamil Kaplanlarıdır Sri Lanka'da. O da milliyetçi ve aynı zamanda Marksist bir örgüttü. Yani İslami bir kökeni olmayan, hatta İslam'a da uygun olmayan hiçbir şekilde bir eylem biçimi başka gruplar tarafından kullanıldı. Problemimiz şudur ki son 30 yılda bu gibi eylemleri cihat diye kabul eden türedi gruplar ortaya çıktı. Oraya geldi. Kaide falan. O da çok yeni bir durum. 80'lerden sonra. Bu yaşanan kompleks buya kadar mı getirdi? İşin özü bu mudur? Kesinlikle. Peki daha önce Hazreti Muhammed zamanında insan eli açan... Müfit o zaman sana cevap ver. Harici Vahabi anlayış ayrı. Kerbela katliamını
Emeviler ayrı, Emeviler ayrı. Kerbela katliamını Yezid sosyalistlerden mi öğrendi? Hayır, o ayrı, Emeviler ayrı. Öyle şey mi olur? İktidar şiddeti ya, ayrı bir mesele. Sosyalistlerin üstüne çıktın işinden yani. O dinden kaynaklanan bir şiddet değil. Biz diyoruz ki bilişim üstüne yıkma da mevzuyu konuşalım. Dinden kaynaklanan bir şiddet değildi diyorsunuz. Dinden kaynaklanan yani bir şiddet değil mi? Modernistler, Batılılar, sosyalistler hiçbir şey konuşmayalım, kalkalım gidelim o zaman. Hayır, Yezid alçağın biriydi. Yezid ayrı bir mesele. Yezid iktidar değildi. Doğurdu. Sosyalistler, Marksistler mi öğretti? Yezid İslam'dan almadı onu. Peki, yani şöyle bir şey var. Özür dilerim. Ama başka yapılardan almadı doğru. İslam'dan almadı doğru. Evet. İslam tarihinin bağrında, Kur'an'ın içinde değil, İslam dininde değil, İslam tarihinin bağrında üç halifenin suikastla öldürülmesinden bu yana bir şiddet var kardeşim. Bunu konuşalım. Bakın, peki, bunun sebebi nedir? Peki ben Nefis Bey söyleyeyim. Birazdan konuşalım. Yani, biz, siz, tamam. Son bir şey söyleyeyim. Peki söyleyin. Hazreti Peygamber zamanında Huneyn'de ganimetler dağıtılırken Ceyrane bölgesinde bir tanesi geliyor. İbn-i Huneymila geliyor Hazreti Peygamber'e diyor ki adil ol ey Allah'ın Resulü diyor. Hazreti Peygamber de diyor ki ben adil olmasam kim adil olacak diyor. Hazreti Peygamber ona işaret ederek diyor ki bu adama dikkat edin şöyle şöyle şeyleri sebebiyet verecek haricilerden söz ediyor. Yani o dönemden beri Hazreti Peygamber böyle böyle bir şeylerin harici zihniyetin çıkacağını ve bunun zem edilmesini düşünmesi gerektiğini söylüyor. Haricim diyor ona. Haricilerin lideri oldu sonra. Sayın Yüksel. Yani onu diyorum. Yani bunu daha anlamakla. Konuşacağız. Diğer konuklarım da konuşsun da ondan sonra tamam. Gelirim size. Sayın Yukarı siz de devam edelim. Tartışma biraz farklı farklı boyutlara da gidiyor ama siz bu çatışmaların temelinde ne görüyorsunuz? Tarihi boyuttan kaynaklanan bir günümüze yansıyan bir İslam iç dünyasının çatışmalar mıdır yoksa dışarının aslında batının bir anlamda yapladığı, düzenlediği oyunlar mıdır? Nedir aslında bu yaşananlar? Tek bir sebebe indirgemek mümkün değil. Bir defa... Ya da Müfit Yüksel'in söylediği gibi sosyalistlerden mi öğrenmiştir bir anlamda? O ideolojik anlamda öyle. İdeolojik anlamda. Evet, peki. İdeolojik anlamda. Evet. Bu da bir tezdir yani tartışılabilir, konuşulabilir. Buyurun. Bir defa biliyorum. Bu haritada gösterdiğimiz özellikle o Orta Doğu'da Mısır, Suriye, Lübnan, Irak çizgisi zaten mezheplerin bundan 1300 yıl önce doğduğu yerler. Yani Şii Hilali'den bahsediliyor. İran'dan başlayıp Irak, Suriye ve Lübnan'da sonuçlanan. O Şii Hilali yeni bir şey değil. 1100-1200 yıldır orada var. Bazen zayıflıyor, bazen güçleniyor. Mezhepler orada en azından 1000 yıllık bir geçmişe sahip. Ulus devletlerden çok çok önceye rastlıyor doğuşları, oraya gelişleri. Şimdi bir defa şunu kesinlikle altını çizmek lazım. Bu çatışma hali, bugün yaşadığımız çatışma hali arizi bir durum. Uzun tarihe baktığımızda. Çatışma mı diyelim, savaş? Çatışma, savaş, her ne derseniz deyin, evet. Şiddet diyelim. Bu arizi, yani uzun tarihe baktığımızda bu çok kısa dönemlerde şiddetlenmiş. Ufak tefek köyler arasında, kabileler arasında olabilir. Bunları saymıyorum. Ama bu şiddette baktığımızda belli dönemler var. Onun dışında yani uzun tarihi içinde çok uzun zamanlar bu halklar, bu farklı inanışta olanlar, farklı mezhepte olanlar beraber yaşama kültürünü oluşturmuş. Birbirlerinden kız alıp vermişler, birbirlerinin arkasında namaz kılmışlar. Yani tarihe baktığımızda bu böyledir. Gerçekten sanki bugün içinde olduğumuz durum tarihin vazgeçilmez bir şeyidir, sonucudur şeklinde bir şey. Kesinlikle bunu anlamayalım. İşte Moğol istilasından sonra olmuş bu tür şeyler. Osmanlı-Safavi mücadelesi, iki büyük imparatorluğun ortaya çıkışında yine bunu görüyoruz. Emperyalizmin işgali 1900'lerin başında, 1800'lerin sonunda, o dönemde Osmanlı'ya karşı yine mezhepler kışkırtılmış emperyalistler tarafından. Yani yine böyle bir şey yaşıyoruz. Artık uzun mu sürer, bu kısa mı sürer bilemeyiz. Bu kez peki emperyalistlerin sizin deyiminizle kışkırtması mıdır? Ya, emperyalizmin kışkırtması şöyle, yani bir defa bu işgalleri biz görmezden gelemeyiz. Yani oranın dokusunu bozuyor. O birlikte yaşama şeylerini, dokusunu bozuyor, tahrip ediyor. Yani Irak'ı üç parçaya ayırıyoruz. Suriye'yi dört parçaya ayırıyoruz. Bu işgalden önce bir ortak bir İslam dünyasından bahsedebiliyor muyuz peki? O
Yani ortak şöyle, yani insanlar beraber yaşayabiliyorlar. Sulh içinde bir şey. Dokuyu bozuyor emperyalist işgal. Evet. O zaman ne oluyor? İnsanlar birbirlerinin namaz kılış şeklinden yahut işte Kur'an'a şu şekilde mi inanıyor, imanın şartını bu mu, bu şekilde mi kabul ediyor? Bundan savaşmıyor birbirlerine baktığımızda. Yani neden savaşıyorlar? Bir defa emniyetsizlik durumu var. Yani ailesini koruyamıyor, kendisini koruyamıyor. Cuma'ya gidecek bir emniyeti yok. Yani cuma namazına, farz olan cuma namazına dahi katılamıyor işte, bombalamaları görüyoruz. Ama şimdi IŞİD'le El-Kaide arasındaki çatışmanın da çıkacağı bir, savaşın çıkacağı bir tablodan yani, bahsediyoruz. Bu tabloyu peki nasıl yani, açıklamak lazım? Ne yapıyor o zaman sıradan halk, bir mezhebe bağlı olan ama o mezhebe bağlı olduğunu belki hiç aklına getirmeyen o halk ne oluyor? O zaman ailesini korumak, kendisini emniyet altına almak için mezhebi yapılara sığınmak zorunda kalıyor. Yani IŞİD'in durumu böyledir. Yani IŞİD Şii baskılardan bıkan, onlardan ürken Sünni kesimlerin sığındığı bir şey olmuştur. Yoksa ne El-Kaide'den ne IŞİD'den haz eden bir topluluk değil Irak'taki Sünniler. Yani asla %85, %90 IŞİD öncesinde El-Kaide'nin sevilmediği anketleri görüyoruz. Peki, bir hocam, başka sebep, peki, bir başka sebep paylaşım, yani gelir dağılımında paylaşım sorunu var. Bir kesim daha çok bu pastadan pay alıyor, bir mezhebi kesim, öbür kesim daha az pay alıyor. Ekonomik bakımdan hem de siyasal pastadan şey yapıyor. O zaman ne oluyor? O hakkını alabilmek için yine o mezhebi kimliği üzerinden güç devşir. Onu arkasına alıp bu pastana adil bir pay almaya çalışıyor. Tarihe baktığımızda hep siyasi problemlerden dolayı mezhep savaşlarının çıktığını görüyoruz. Yoksa itikadi farklılıklar, ameli farklılıklar, nasıl namaz kılıyor, nasıl oruç tutuyor, nikaha nasıl bakıyor, imanı kaç şart kabul ediyor, bundan değil. Teolojik ayrılıklar hayır, değil. Hayır, siyasi ayrılıklar. Kesinlikle yani siyasiler bu toplulukları rahat bıraktığı zaman, paylaşım adil olduğu zaman, emniyet hali olduğu zaman bu insanlar tarihin uzun safhalarında beraber yaşamayı bilmiş, barış içinde yaşamayı bilmiş topluluklardır. Peki. Tarih buna şahittir. Sayın Özcan, ne dersiniz? Katılır mısınız? Tabii yani söylenenlerin bir kısmına muhakkak ki katılıyorum ama yani bir kategorik yaklaşım yaptığımız zaman şöyle diyebiliriz. Şiddet insani bir sorun. Onun ötesinde dini bir sorun. Onun ötesinde İslam'la ilgili mutlaka bir tarafı var. Ve hiçbir dönem insanlık tarihinde savaşsız geçmiş değil. Yani bu bir vaka. İnsanlığın vakası her şeyden önce. Mesela Marksizmin çok dünyada yaygın olduğu dönemde Marksizmin ulaştığı ölümlerin 100 milyonu bulduğuna dair kitaplar var. Kara kitap bunlardan bir tanesi, Fransa'da yayınlanan. Dolayısıyla yani sadece dini alana hasretmek de doğru olmaz. İslam'dan önceki yani Hristiyanlıkta cihat bahsi falan yok. Tamamen dediğimiz gibi irşada yönelik, manevi tarafı olan bir din. Ama Hristiyanlar arasında her zaman savaş olmuştur. İslam şiddetin varlığını reddetmemiş ama kanalize etmiş. Nasıl? Mesela cihat dediğimiz bir formül. Herkes kendi kafasına göre yapabilir. Ama alimler ne diyor? Cumhur-u ulema, yani alimlerin çoğunluğu tedafi mesele. Yani savunma pozisyondur. Cihat savunma pozisyondur diyor. Ama Seyyid Kutb'a sorarsanız tedafi değil, taarruzi bir meseledir. Ama onun gibi düşünenler azınlıkta. Bu tedafi dediğimiz savunma pozisyonu nereden başlar? O ise tartışmalı bir durum. Onun içine zaruretler girer, diğer meseleler girer. Günümüze gelecek olursak neden? Yani bu genel anlamda günümüzde niye şiddet sarmalı arttı? Özellikle İslam dünyada. Bunun nedeni şu, sistemler yıkıldığı zaman, yeni bir sistemler kurulacakken devre aralarında, yani dönüm noktalarında bu tür şeyler maalesef oluyor. Bu da bir bileşke. Yani şimdi bunu neyin dönüm noktası? Dönüm noktası şu, yeni bir sisteme geçişin dönüm noktası veya eski sistemden geçiş. Şöyle bir ifade var, eski
eski hal muhal, yeni hal yeizmihlal diye. Araplar buna devamul hal minel muhal diyorlar. Gerçekten de zaman zaman herhangi noktalar var, dönüm noktaları var ve bu noktalarda şiddet tavana vuruyor. Nasıl? Orta Doğu'ya, Irak üzerinden bakalım. 1991, Soğuk Savaş'ın dönemi. Sovyetler Birliği yıkıldı. O Irak'a Amerika Birleşik Devletleri girdi. Saddam Hüseyin Kuveyt'e girdi diye. Değil mi? Öyle oldu. 2001'e bakalım. 11 Eylül hadisesi var. Hani 2011'de evet. 2001'de affedersiniz. 11 Eylül var. 11 Eylül'den evvel Irak'ta kaide var mı? Yok. Ama kim ispat etmek istiyor bu? Dick Cheney. O dönemde kaidenin varlığını veya Saddam'la onun irtibatını ispat etmeye çalışıyor. Yani adam buradan bir mühendislik üretmek ve bölgeye yerleşmek istiyor. Neyse o detaylı yani detay gerektiren bir şey burada gerek yok. Evet. 2011 Arap Baharı. Dolayısıyla bu Arap Baharı'nın Irak'la ilgili değil, bütün Arap dünyası ile ilgili olarak tanımlayabiliriz. Şimdi burada bir IŞİD'in çıktığını görüyoruz. IŞİD'in çıkmasında birçok faktör var. Şimdi öncelikli olarak kabul edelim. Yani IŞİD tarzı bir karakter var İslam dünyasında. Yani böyle bir insan karakteri var. Ne demiştik? Nasıl bir insan karakteri? O insan karakteri şöyle. Şiddetin bir insani mesele olduğunu söylemiştik. Müslüman dediğimiz gibi Müslüman herhangi bir insan olabilir. Yani İslamiyet davet dinidir. Herhangi bir adam Müslüman olabilir. En kanlı adam da Müslüman olabilir. Dolayısıyla böyle bir karakter var. Müfit Bey anlatmaya çalıştı. Bu karakter Peygamber Efendimiz döneminde var. Ne diyor bu karaktere? Zülhüveysıra. Zülhüveysıra nedir? İşte ganimetler taksim olunurken adam diyor ki ya Resulallah sen adalet gözetmiyorsun diyor. O da diyor ki ben adalet gözetmezsem kim gözetir diyor. Sonrasında şunu söylüyor. Bunun diyor sulbünden nesiller gelecek diyor. Dolayısıyla bunların İslam boğazlarından geçmeyeceğini, kalplerine inmeyeceğini, yani merhametsiz olacaklarını vesaire söylüyor. Ve diğer haricilere adapte edilen bir takım hadisler var. Bu doğrultuda. Ve alimler şunu söylüyorlar. Her asırda bir harici cereyan çıkabilir. Yani bu insanlıkla alakalı, insan karakteriyle alakalı. Dediğimiz gibi İslam onu tehzip etmeye çalışıyor. Şimdi de böyle görmek lazım. Yani günümüze gelecek olursak şunu söyleyeyim. Tabii yani bu orta çağa dönüş müdür? Yani tahak yolu veya batıda bazıları bunu söylüyorlar. Ya orta çağa dönüş, hepimiz orta çağa dönüyoruz aslında. Yani günümüzde uçların çatışmasından bahsedebiliriz. Ne gibi? Şimdi Abdülfettah Sisi'nin yaptığıyla, insanları kitlesel bir şekilde öldürmesiyle aslında Ebubekir Bağdadi'nin insanları katletmesi arasında çok büyük bir fark yok. Bunu 11 Eylül'den sonra Tarık Ali fundamentalizmler çatışması olarak deklare etmişti. Bugün de IŞİD'ler çatışması veya IŞİD'lerin çatışması olarak görebiliriz. Evet. Hem de Fransa'ya baktığımız zaman Kutsi Ergüner şunu söylüyor. Kutsi Ergüner Mevlevi bir adam. Fransa'da 35 yıldan beri yaşıyor. Meşhur bir adam. Diyor ki Fransa orta çağa dönüyor diyor. Neden? Şöyle izah ediyor. Geçenlerde Yeni Şafak'ta da vardı. Diyor ki eskiden Batılılar diğer kaybettikleri değerleri diğer medeniyetlerin üzerinden yeniden kazanmaya çalışırlardı. Bugünküse baktığımız zaman Batı gençliği diyor atalarına dönüyor. Yani öncekine dönüyor. Biz en güçlüyüz. Yani Hitler'i çıkartan bu olmadı mı? Yani başkalarından öğrenmek değil öğretmek. Dolayısıyla diyor ki Fransa, Pegida nedir bu? İslam'ı dışlamak. Aslında orta çağa dönmek. Peki. Yalnız Müfit Bey ile alakalı bir şey söyleyeyim. Müfit Bey yani sosyalistlerden yani bazı dindarların etkilendiğini söyledi. Bu teorik olarak da doğru, şiddet olarak da doğru. Teorik olarak baktığım zaman Mustafa Siba İştirakliyatul İslam diye kitap yazdı. Sonra Ali Şeriati'nin Marksizan olduğuna dair herkesin hemfikri olduğu bir nokta var. Sadece o değil. Diyelim ki Afganistan'da cihat sırasında adamlar politbüroya benzer, her örgütün politbüroya benzer büroları vardı. Nereden mülhem bu? Marksizm'den mülhem veya onların ideolojisinden olmasa bile idari yapılarından mülhem. Yani her insan çağın çocuğudur. Dolayısıyla birbirinden etkilenmemek mümkün değil. O noktada İslam'ın ideolojikleştirilmesi noktasında Marksizm'le temas noktaları oluşmuş durumda. Başkalarıyla da oluşuyor. Dolayısıyla yani tesirsiz kalmak, etkilenmemek mümkün değil. Burada katılıyorsunuz Sayın Yüksel'e. Peki. Yani illa odur demiyorum ben. Ama bir tesir ve etkilenme olmuştur diyorsunuz. Ayhan Bilgen,
şu ana kadar konuştuklarımızla ilgili sizin yorumlarınız, analizleriniz ne olacak? Buyurun. Yani bu öncelikle içeri dışarı tartışmasına dair hani bir şey söylemek isterim. Yani bence daha ciddi, daha vahim olan içimizdeki dışarı. Yani dışarıdan bir işgal geldiğinde yani her toplum gibi Orta Doğu halkları da ona karşı gard almayı, ona karşı direnmeyi, savunmayı pekala kendince, gücü yettiğince beceriyor. Ama kendi içindeki kendisi gibi gözüken, kendisi gibi inandığı varsayılan, kendisi gibi yaşadığı falan varsayılan, aynı camiye giden falan dışarıyla ilgili sorunu var bence İslam dünyasının. Bununla yüzleşmek kolay değil, bununla hesaplaşmak kolay değil. Çünkü şeklen kendinden gibi gözüküyor ve dolayısıyla da aslında onun meşruiyetini tartışamıyor. Bence şu anda en büyük kriz yani kendi içindeki şeklen kendine benzeyen ama kendiyle ciddi sorunu olanla ilgilidir. Yani biraz daha somutlaştırayım isterseniz. Muhalefetteyken 20. yüzyıldaki özellikle yani İslami hareketler üzerinden baktığımızda çok net bir ütopya ortaya konulabiliyordu. Yani diyorduk ki mesela işte bazı partileri işte ırkçı davranıyorsa İslam'ın ümmete dair söyleminin işte milliyetçi olmadığını, daha enternasyonel olduğunu, daha işte kardeşlik üzerine kurulu olduğunu söyleyebiliyordu. Ya da gelir dağılımındaki çarpıklığa itiraz ediyordu. Diyordu ki İslam işte sosyal adalet vardır, buna dair eserler var hepimizin bildiği. Ya bunları el kitapçıkları halinde dolaştırıyordu ama iktidar olduğunda yani bununla ilgili bir somut sınav vermek zorunda artık. Yani bir şeyi vaat etmekle ilgili bir durum değil. Ya o sorunları çözeceksiniz ya da iddianızla ilgili bir hesap vereceksiniz. Bence İslam dünyasının yani son 30-40 yılındaki kriz böyle bir kriz. Muhalefetteyken kolayca söyledikleriyle iktidardaki pratiği arasındaki çelişkinin handikapını yaşıyor. Dolayısıyla yani sorunun sebebi bence yani düşünsel boyutu şüphesiz var, dışarıdan kaynaklanan boyutlar var ama galiba iktidar olma hevesi çok ciddi bir sorun ortaya çıkarttı. Yani tipik işte yani siyasal hareketlerin içerisine girdiği seyri peygamber hayatından örnekler vererek, referanslar vererek İslami hareket metotları kitapları yazıldı. Yani bu kitaplar... Peki onlar iktidara geçilince ve iktidara yani, o koltuğa oturunca onlar unutuldu mu onların hepsi? Yani unutulmanın da ötesinde bir kere iktidar bir Müslüman açısından ele geçirilecek bir şey midir? Bir kere temel teziyle ilgili bir çelişki var ortada. Yani Müslüman bir ülkenin nasıl yönetildiğini mi dert edinir? Yani adil olup olmadığını, barışı kurup kuramadığını, gelir dağılımındaki çarpıklığı mı dert eder? Yoksa iktidarda olanın, koltukta olanın, hükmedenin işte yani kıyafetini ya da işte neyse onun kimliğini mi önemser? Yani bu anlamda İslam bir program mıdır yoksa bir kimlik midir? Yani biz son 20-30 yılın kavgasına baktığımızda bir kimlik kavgası verdiğimiz açık. Ve bu kimlik kavgasının elbette ki arka planı var. Yani sonuçta bir saldırıya uğramış ve bu saldırı karşısında kendini dini kimliğe sığınarak savunmuş. Kavga özü itibariyle bana göre dini değil. Yani Orta Doğu'daki işte 20. yüzyılın siyasal bir kavga. Yani ekonomik ve siyasal boyuta ağır basan bir kavga ama burada savunmak için kendinizi sığınabileceğiniz, kalkan edinebileceğiniz şey din. Dolayısıyla da bu sefer dünya okumanız tipik bir soğuk savaş ikilemine geliyor. Doğu batı diye ayırıyorsunuz. Yani Kur'an diyor ki işte şarkın ve garbın Rabbi diye tarif yapıyor. Rahman suresi çok açık. Ama yani biz mesela batı dediğimizde aklımıza İslam düşmanlığı geliyor. Yani hemen bir zıtlar üzerinden okuma yapıyoruz. Ya sömürüyü, zulmü, işgali İslam dışılıkla özdeşleştiriyoruz. Kendimizi de mağduriyetle, mazlumiyetle özdeşleştiriyoruz. Ama birazcık İslam dünyasının gerçeğine baktığımızda bu zulümde dışarının payı ne kadar çok somut konuşmamız gerekiyor. Ne yani, kadar size göre? Mesela çok somut örnekler verelim. Filistin'in işgali hepimizi rahatsız ediyor. Yani işte İsrail'in politikaları ve bunu destekleyen işte bir takım Batı ülkelerinin ya da sermaye gruplarının, medya gruplarının varlığı herkesi rahatsız ediyor. Peki Mekke'deki durum bundan farklı mı? Yani şimdi Mekke'de, Suudi Arabistan'da yani özgür bir barış yurdu var mı? Bunu kim engelliyor? Yani ve engelleniyorsa eğer bir dış baskıyla Suudi Arabistan rejimi ayakta duruyorsa yani bizim bunun karşısındaki durumumuz nerede? Biz yani bunun karşısında nerede duruyoruz? Bu soruların cevabını daha açık yüreklilikle ortaya koymak zorundayız. Çok açık biçimde ben şunun hani asıl sendromu oluşturduğunu düşünüyorum. Şeklen bize benzeyenlerle ilgili biz muhalefet etmeyi bilmiyoruz. Yani bizim içimizden çıktıkları için, bize benzedikleri için onlara dair bir itirazın, muhalefetin sanki dinin kendisine, özüne bir itiraz gibi algılanması ciddi bir problem. Ve bunun da tabii ideolojik arka planı var. Yani kime muhalefet edilir, kime isyan edilir,
kime itaat edilmez tartışması çok eski bir tartışma şüphesiz. Kendi Arap devrimlerini nasıl açıklıyorsunuz? Mesela Arap devrimlerinin hepsi aslında kendi içerisinde bir dönüşümdür. Aslında dış dünyaya bir isyan değildir. Yani Tunus'a baktığımızda Tunus'a isyan aslında Tunus'un diktatörlerinedir. Evet. Benzerini Mısır'da gördük, benzerini başka yerlerde gördük. Mesela biraz daha geriye gidelim. Yani hani bu dış güçleri hiç yok saymak, evet ben her şeyi dış güçlere yüklemeyelim ama şunu görmemiz lazım. Dünyada bir küresel düzen var. Bu düzeni biz görmeden ulus devletlerin davranışlarını açıklayamayız. Yani siyasal davranışları açıklayamayız. Bir örneğini vermek istiyorum. Yani izninizle sözünüzü bölmek istemezdim ama şunun için diyorum bunu. Hani siz sanki şöyle bir şey söylediniz. İslami hareketlerin iktidara gelmesi diye. Aslında İslami hareketler iktidara falan hiçbir yerde gelmedi. Sadece bir tane Mısır'da bir yıllık bir tecrübesi vardır İhvan'ın. O da ne kadar iktidara geldi onu da bilmiyoruz bakın. Ha Türkiye'den bahsederseniz eğer hani AK Parti'yle öyle bir çizgiden hareketle iktidara geldi derseniz bunu tartışabiliriz tabii. Bunda farklı bir örneklik olarak tartışabiliriz. Ama yani, mesela çok var da yani Cezayir örneğine bakalım. Bakın 90'lı yıllardan itibaren ben İslam dünyasındaki mesele katılıyorum size. Siyasi bir meseledir. İktidarla ilintili bir meseledir. İşin ekonomik boyutu vardır. Tabii dini referanslar vardır. Ve İslam dünyasındaki temel meselenin ben meşruiyet arayışı olduğunu düşünüyorum ve temsil arayışı olduğunu düşünüyorum. Şunu ya tabii ki Suudi Arabistan'da var. Evet öyle bir rejim var. Suudi Arabistan değişmiyor diyoruz. Körfez de değişmiyor. Niçin bakın? Yani bu küresel düzeni anlamadan ve onun temel büyük başat aktörlerini anlamadan bunu çözemeyiz. Irak işgal ettiğinde kim gitti Körfez ülkelerini koruduysa o küresel düzen hala devam ediyor. Mısır'da o küresel düzene itiraz eden bir hareket çıktığında önce kendi ülkesine daha sonra küresel düzene ben küresel düzenden tekrar bir şeye dönebilir miyim? Ama buna bir yanıt versin. Sonra size geleceğim zaten. Cezayir'de bunu 90'larda örneğini de gördük. Yani dış dünyanın etkisini orada da gördük. Yani 90'larda biliyorsunuz yerel seçimlerde iktidara gelen bir parti, genel seçimlerde FİS gelecekti, durduruldu. Burada şunu diyemeyiz ya, bu darbeyi yapan Cezayirliler, darbeyi yapan Mısır askerleri. Evet doğrudur. Yani şimdi, ama o darbe davranışının arkasını okuyamazsak bize yanılırız. Benim onu kastetmediğimi herhalde tahmin ediyorsunuz. Ben çok somut bir ayrım yaptım. O da şu, yani biz diyelim ki darbeyi destekleyen güçlerle ilgili bir şey yapmaya gücümüz yetmiyor. Yani Fransa'ya karşı bir şey yapmaya gücümüz yetmiyor. Amerika'ya karşı bir şey yapmaya gücümüz yetmiyor. Evet, ama sonuçta onların burada destekledikleriyle ilgili itiraz bile etmiyoruz. Ya çok somut bir karşılaştırma yapalım. Bahreyn işgal edildi. Bahreyn'i Suudi Arabistan işgal etti. Başkası işgal etmedi. Şimdi biz Bahreyn'in işgali karşısında Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerinden ya da İslam dünyasındaki başka Sünni toplumun egemen olduğu herhangi bir ülkeden bir tek itiraz duyduk mu? Yani sonuçta oradaki rejimlerin çıkarları, oradaki halkların büyük kısmının çıkarlarını temsil etmiyorsa, tam sizin söylediğiniz temsil noktasına geleceğim. Bu krizde bizim nerede durduğumuz son derece belirleyici. Biz ahlaki bir yerde durmuyoruz. Biz çıkarlarımızla ilgili bir yerde duruyoruz. Evet. Yani çok somut bir iki karşılaştırma yaparak bitireyim. Tamam, yani mesela Türkiye'de işte evet bir biçimde siz mesela ruhbanlığın hani olmadığına dair bir değerlendirme yaptığınız için hani ona gönderme yaparak ifade edeyim. Ben pekala İslam dünyasında adı konulmamış bir ruhbanlık olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl var? Evet Hristiyanlıktakinden farklı biçimde var. Şimdi bir kere Şii dünyada taklidi merci var çok net. Hani onun hiç zaten şeyi yok. Sünni dünyaya bakalım. Yani Türkiye'deki somut durum üzerinden mesela bakalım. Türkiye'deki model diğerleriyle kıyaslanmayacak kadar ileride. Hani başka ülkeler için başka örnekler var ama ya siz bir camiye gittiğinizde ya ben daha iyi kıraata sahibim ya da benim ilmim daha iyi deyip kürsüye çıkıp yani işte vaaz edebilir misiniz? Namazı kıldırabilir misiniz? Yok. Devletin izni gerekiyor. Bu seküler sistemin sorunudur. Bu Müslümanlara sorun değil mi? Müslümanlara bıraksanız dediğiniz yaparlar şimdi zaten. Şimdi seküler sistem dediğiniz şeyi değiştirme konusunda bir irade ortaya koyabiliyor muyuz biz? Yani bunu değiştirme konusunda bir arayışımız var mı? Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapısıyla ilgili, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın devlet eliyle kontrolüyle ilgili neden bir tartışma yapıyoruz? Çünkü korkularımız var. Yani bu korkularımızla yüzleşmiyoruz ve mevcudu korumayı, statükoyu bir biçimde hani bir kendi elimizle meşrulaştırmayı tercih etmeye başlıyoruz. Ben bu anlamda hani bir köklü yüzleşme olmadıkça İslam dünyasında ve İslam'ın hem ötekine ne vaat ettiği konusunda hem de İslam'ın kendi içindeki farklı yorumlar karşısında nerede durduğu ile ilgili bir köklü yüzleşme olmadığı müddetçe hem iç çatışma zorunlu olacak hem de bu savunma refleksiyle yani bütün suçu, bütün faturayı dışarıya kesip aslında fiilen hiçbir şeyi dönüştürmeme eğilimine gireceğimize yani net biçimde inanıyorum. Şöyle yapıyorum, ara vermem lazım. Aranın ardından Mustafa Akyol'a ve diğer konuklarımla devam edeceğim. Küçük bir ara sonra birlikteyiz.
Programa devam ediyoruz. Çok değerli konuklarım Profesör Doktor Talip Küçükcan, Profesör Doktor Mehmet Ali Büyükkara, Müfit Yüksel, İhsan Eli Açık, Ayhan Bilgen, Mustafa Akyol ve Mustafa Özcan'la birlikte yayınımızı sürdürüyoruz. Bu arada İhsan Eli Açık'ın yeni kitabı da elime ulaştı. Teşekkür ediyorum kendisine. Demokratik Özgürlükçü İslam. Yeni kitabınız yeni çıktı. Hayırlı olsun. İzleyicilere de gösterelim. Onlar da belki yararlanmak isteyeceklerdir. Okumak isteyeceklerdir. Çok teşekkürler bana getirmişsiniz. Birazdan imzalayıp verirsiniz zannediyorum. Şimdi biz İslam iç savaşı mı yaşanıyor? Demokrasinin İslam coğrafyasındaki yeri ve geleceği, İslam dünyasındaki derin sorunları aslında 3 saate sığdırmaya çalışıyoruz. Çok değerli konuklarım var dediğim gibi. Köklü bir yüzleşme olması lazım dedi reklam vermeden önce Ayhan Bilgen. Oradan devam edelim. Siz söz istemişsiniz. Mustafa Akyol söz istedi. Oradan devam edelim. Yani şu anki çatışma eksenlerinin İslam dünyasında çok sebebi var. Etnik çatışmalar da var. Yani sadece mezhep üzerinden gitmiyor. Pakistan'la Bangladeş arasında korkunç bir iç savaş vardır 70'lerin başlarında. Yani etnik bir savaştır ve çok unuttuk yani. Bu gibi çok olay var. Dolayısıyla şimdi ama eğer bu işin dinle alakası ne derseniz ben tekrar başa döneceğim. İlk yani Resulullah döneminden hemen sonra bakarsak Asr-ı Saadet dediğimiz dönemde 4 halife döneminde Müslümanların birbiriyle savaştığını görüyorsunuz. Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe arasında korkunç bir Cemel Savaşı var. Hemen arkasından Hazreti Ali ile Muaviye arasında yaşanan işte Sıffin Savaşı falan gibi. Bütün bunlara yani bu 1400 yıllık tarihin çok kısa bir özetini yaparsak şunu söyleyebiliriz. Müslümanlar birbirleriyle çok çatıştılar ve çatışıyorlar hala. En büyük sebebi siyaset. Siyaset onları çatıştırıyor ve demokratik olamamış bir siyasi kültürün bir sonucu bu. Güç mücadelesi. Yani bu gücü nasıl paylaşalım, bunun usulleri, mekanizmaları nedir? İyi bir cevap verilemediği için sen mi hilafetin sahibisin, ben mi hilafetin sahibiyim? Bunun üzerine kavga çıkıyor. Bu çatışmanın durduğu zamanlar var mı? Var. Şöyle duruyor. Birisi gelip hakim olursa çatışma duruyor. Yani Abbasiler gelip bütün Emevileri öldürüyorlar, Abbasileri kuruyorlar, çatışma bir süre duruyor. Evet. Devam ediyor, ediyor, ediyor. Sonra Osmanlı geliyor bir barış dönemi kuruyor falan. Fakat biz halen ve Osmanlı'nın çöküm, yani Osmanlı da bir barış dönemidir. Fakat Osmanlı'nın gücüyle kurulmuştur. O gücün içinde belli uzlaşılar da vardır. Onları hakkını teslim etmek lazım. Fakat Osmanlı çöktükten sonra hala Müslüman dünya biz gücü nasıl paylaşacağız? Nasıl mekanizmalarla biz özgürlükçü, demokrat bir... Şimdi bu bana sorarsanız İslam'ın özünden kaynaklanan bir şey değil de Orta Doğu coğrafya, İslam'ın içine doğduğu coğrafyanın bir özelliği. Demokrasi batıda gelişti, İngiltere'de gelişti. Feodalizmin olmasıyla İngiltere'nin özel şartları... Ama bundan çıkılamaz mı? 20. yüzyılın kavramlarıyla siz 1400 yıllık bir medeniyeti ya da olaylar zincirini değerlendiriyorsunuz. Ben bunun biraz anakronistik olduğunu düşünüyorum. Yani şunu söylüyorum, Müslümanlar arasında... Şimdi bir dakika şunu söylüyorum, ben... Şunu Müslümanlar arasında ilk baştan itibaren çok çatışma oldu. Din yüzünden değil. Yani sen Sünnisin, ben Şiiyim diye Müslümanlar birbirini öldürmeye başlamadı. Sen Ali taraftarısın, ben öteki taraftayım diye siyasi kavga başladı. Siyasi kavgalar mezheplere yol açtı. Yani şuna geliyoruz, biz bugün bırakın her şeyi, son bir yıldır Türkiye'de bir siyasi kavga var değil mi? Kendisini İslami aktör olarak tanımlayan insanlar arasında bir siyasi kavga var. Bu da özünde bir din kavgası değil. Siyasi kavga ama dinileşiyor. Birisi öbürüne zındık diyor, öbürü ona haşhaşi diyor, öbürü ona münafık diyor falan. Yani siyasi kavgaya din malzeme oluyor çoğu kez. 1400 yıl olduğu gibi. Mesela Allah'tan Türkiye'de bu kanlı olmuyor. Evet. Şimdi şunu demek istiyorum. Demek ki bizim meselemiz bu dini bir problem değil ama dinin de mecburen, dini de etkilemiş olan bir siyasi problem. Biz Müslümanlar olarak nasıl gücü paylaşıyor? Bakın çok basit bir şey söyleyeyim. Tunus'ta yaşanan aslında Tunus şu an en iyi örneğimiz. En iyi örnek değil mi? İnşallah en iyi örneğimiz. Evet. Allah nazardan saklasın. Ya, çünkü Türkiye Tunus'ta, gayet iyi yaptı. Türkiye yıllardan beri bu dediğin şeyi yapıyor. Eğer biz de Müslüman bir ülkeysek. Türkiye en iyi örnekti de biraz Türkiye'nin yıldızı soldu. Onun sebeplerini senlerce istersen konuşuyoruz. Talip Küçükcan ama inşallah yani Türkiye tabii ki demokrasi tecrübesi açısından ama şu an Türkiye'yi ben göğsümü gere gere de bütün Müslüman dünyaya bakın Türkiye gibi olsun ne yazık ki diyemiyorum. 2 yıl önce belki 3 yıl önce diyordum. Şuna geleceğim. Biz bunu nasıl yapacağımızı konuşmamız gerekiyor. Ve burada din anlayışımız da tabii ki önemli. Evet. Yani şu önemli. İslamcıların İslam anlayışı, İslamcıların siyasi projesi önemli. Talip Küçükcan meşruiyete vurgu yaptı. Tabii ki serbest seçimleri kastediyorsa. Hani İslamcılar serbest seçimlerle iktidara geliyorlar ve Mısır'da zalim bir darbeyle devrildiler. O darbeyi de kınayarak mı söylüyorum? Fakat İslamcıların siyasi projesinin ne kadar kapsayıcı olduğu, ne kadar kucaklayıcı, ne kadar katılımcı olduğu önemli çünkü İslamcı harekette de şöyle bir eğilim var. Bu coğrafyanın otantik gücü biziz.
Yani sonradan çıkmış böyle sapkın bir takım unsurlar var. Onları yani asli unsur biziz. O tarihsel hataları düzeltmemiz gerekiyor ama gibi İslamcılarda bir dil var. Şu hatayı da düzeltmek lazım. İslamcı hareket, İslamcı siyasi aktör denildiğinde hemen biliyorsunuz ne damgası yapıştırılıyor. Bunların demokrasiyle alakası yok. Bunların temsilcilikle alakası yok. Onu batıdaki müsteşrikler yapıyor. Biz onlara karşıyız zaten. Onu yapanlara karşı çıktık biz zaten. Yani bu alanın açılık olması ve bir şans verilmesi lazım. Bu şans esasında ne olur? Başarısız olurlar, giderler. AK Parti niye gitmedi? Çok doğru bir şey söylüyorsun Talip. Biraz da İslam coğrafyasını bunu göstermesi gerekmiyor mu demokrasi yaşanabildiği? Başarının ölçüsü aynı zamanda kucaklayıcı, kapsayıcı bir modelde sunabilmek. Yani işte çoğunlukçuluk, çoğulculuk tartışmaları falan burada devreye giriyor. Bu da boşuna değil. Yani bir taraftan biz İslamcıları gayrimeşru ilan eden batılı müsteşrik veya İslam dünyasındaki Jacoben, Bağızçılığa karşıyız. Fakat İslamcılardan da beklediğimiz uzlaşı temelli, paylaşım temelli, Gannuşi'den Allah razı olsun Tunus'ta işler iyi gidiyor inşallah. Peki, öyle model gelişir orada. Biraz tabii yine sonuca geldik. Nahtadan diyelim hatta. Ama İhsan Eli Açık'tan yine devam edelim ve sorunun kaynağını bulmaya çalışalım. Ya farklı farklı yorumlar bulunanlar oldu. Evet, şimdi bunları söyleyelim. Lütfen siz buradakilerle ilgili de yorumda bulunacaksınız ama buna bir mezhepler arası iç çatışma mıdır? Adını nasıl koymak lazım? Tamam, siyasi olduğu konusunda herkes aşağı yukarı hemfikir. Yani dinden kaynaklanmadığını söylüyor herkes burada ama ne dersiniz? Şimdi burada insanlık sorunu dendi, şiddet. Doğru, katılıyorum. Dinler zaten şiddeti, kavgayı, kanı durdurmak ve insanları barış içerisinde bir arada yaşamak için gelmişler. Ama bazen bu dinler erken gelirler. Bazen kendi mensuplarını bile bu çizgiye çekemezler. Benim görüşüme göre İslam dünyasında bir tekçilik sorunu var. Tekçilik. Yani dindar zihin şöyle düşünüyor. İktidara geldiği zaman da bundan başka bir çözüm üretemiyor. Bütün saltanat tarihi bunun örnekleriyle dolu. Bu arada ekranda Orta Doğu'da yönetim modelleri diye hangi yönetim modelleri var onu ekranlara gösteriyoruz ama pratikte ne kadar uygulanıyor onu bilemiyoruz tabii. O da ekranlara gösteriyor. Evet, şöyle düşünüyor. Diyor ki madem Allah tektir o zaman sultan da tek olmalı. Çünkü sultan yeryüzünde Allah'ın temsilcisi ve gölgesi. Direkt Roma'daki gibi Tanrı'nın oğlu veya Mısır'daki gibi demiyor da daha utangaç bir şeyle yeryüzünde Allah'ın gölgesi olarak görüyor ve Allah tekse sultan da tektir. Şimdi bu siyasette ve iktisatta yani saltanatın ve ganimetin tekleşmesi siyasetin ve servetin tek elde toplanmasını gerektiriyor. Çünkü o yeryüzünde Tanrı'nın, tek sultan olarak temsilcisi olduğuna göre her şey kendi elinde tutmayı kendine hak görüyor. Halbuki bir Müslüman dindarın şöyle düşünmesi gerekir. Allah tektir, yarattığı her şey çoktur. Eski mutasavvıflarda şöyle bir söz vardır. Kesrette vahdet, vahdette kesret derler. Biz kesret aleminde yaşıyoruz. Vahdet ve teklik aleminde yaşamıyoruz. Allah tekse sultan da tek, devlet de tek, bayrak da tek, dil de tek, din de tek, yorum da tek. Bu tek gidiyor. Bu anlayışın kaçınılmaz olarak şiddet üreteceğini ve ötekini yok etmeye yöneleceğini görüyoruz ve yöneldiğini görüyoruz. Halbuki şöyle düşünmesi lazım. Tek olan sadece Allah'tır. Geri kalan her şey çoktur kardeşim. Dil de çoktur, din de çoktur, kimlik de çoktur, kültür de çoktur, sultan da çoktur, yönetici de çoktur. Hepsi çoktur. Çokluk alemine kendisini adapte etmesi gerekiyor. Doğaya bakalım. 1 milyon tür var. 7 milyar insan birbirine benzemiyor. Allah çoğulcu bir doğa yaratmış. İslam coğrafyası zaman, bunu neden göremiyor mu? Neden yapamıyor peki İslam coğrafyası dediğiniz? İşte dediğim gibi şimdi tekliğin Allah'ın dışında da olacağını zannediyor. Allah tek ya. O zaman tekse kardeşim insanlar niye farklı farklı konuşuyor? Herkes bu tek olana uysun. İçimizden birisi sultan olsun. Herkes buna uysun. Her kafadan bir ses çıkıyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Nedir bu? Şimdi selefi zihin yorum yapmaktan, tevil yapmaktan, farklılıktan, çeşitlilikten, çoğulculuktan rahatsız olan bir zihindir. İktidara geldiğinde İmam Malik'e ta oradan başlamış. Senin kitabını resmi kitap yapalım diyor. O da karşı çıkıyor. Hayır olmaz diyor. Evet. Yani alim karşı çıkıyor ama sultan tekçilikten yana. Şimdi iktidar ve servet tek elde toplandığı zaman diğer insanlar bundan mahrum kaldığı zaman
bundan pay alma savaşı kaçınılmazdır. Oysa o zaman da tekfircilik başlıyor. Yani. Tabii iktidarın dağıtılması lazım, servetin dağıtılması lazım. Bu nedenle kelimelere takılmasın ama ben İslam dünyasının kurtuluşunun demokratik, özgürlükçü ve sosyal İslam anlayışının anlaşılması, yerleşmesi ve kurumsallaşmasını görüyorum. Eğer biz bu anlayışı geliştiremezsek, bunun teorisini, teolojisini, ilahiyatını üretemezsek, bunu kurumsallaştıramazsak bu tekçiliğin elinde hepimiz boğulacağız. Mesela şöyle bir soru sorayım. Diyelim ki İslam dünyası IŞİD'çilerin, El-Kaide'nin ve Boko Haram örgütünün kahramanca ve destansı mücadelesiyle batılı emperyalistlerden temizlendi. Hepsi dışarı atıldı. Amerika'da, Fransa'da hepsi dışarı atıldı. İslam dünyasının her yerinde bunlar iktidara geldi. Bu bahsettiğiniz örgütlerin batıya karşı savaştığını nereden çıkarıyorsunuz? Yani diyelim ki savaştı ve bunlar iktidara geldi. Meselemiz o değil. Diyelim ki bunlar iktidara geldi ve artık ne İşit batı var? İŞİD iktidara geldi. Boko Haram iktidara geldi. Boko Haram, evet. Ciddi problemdir bunlar iktidara gelmesi tabii ki. Şimdi iktidara evet, geldiği zaman ne yapacak? Tamam. Ellerinde İsmail Bey, İbn-i Teymiye'nin Es-Siyasetü Şer'iye diye Memlük Sultan'a yazmış olduğu bir siyasetname var. Onu açacaklar, bakacaklar. Orada diyor ki sultan yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Namaz kılmayanı kırbaçlayacaksın. Dışarıda el ele tutuşanlar varsa onları men edeceksin. Orada namaz kılmayanların kırbaçlanacağı mı, ceza önüm atılacağı yoksa kafasının buçurulacağına dair tartışma yapıyor. Es-Siyasetü Şer'iye, şeriata dayalı siyasetin bu olduğunu düşünüyor bu zihniyetteki insanlar. Halbuki bu tamamen Kur'an'a ters. İslam'da mürtedin öldürülmesi de yok. Namaz kılmayana kırbaç vurmak da yok. İnanmayanın kafasını kesmek de yok. İnsanlara Kur'an-ı Kerim'de 4 tane ceza var. Adam öldürmek, çalmak, iftira atmak, zina etmek. Bunun dışında bir ceza yok. Namaz kılmamanın, oruç tutmamanın, camiye gitmemenin, şu mezhepten bu mezhepten olmanın, başını örtmemenin falan cezası yok ki. Şimdi iktidara geldiği zaman dikkat edin. Musul'da IŞİD iktidara geldi. 12 maddelik bildiri yayınladı. Birincisi herkes namaza gidecek. İkincisi başını örtmeyen cezalandıracak, peçete verecek. Şimdi bu zihniyet iktidara geldiği zaman daha önce hazırlıklı değil, sorgulanmamış eski İslam kültürünün iç savaş ortamında, saltanat savaşları ortamında oluşturulmuş siyasal kültürüyle hareket ediyor. Yeni bir yorum yapamıyor. Ta 700 sene önce kitabı alıyor, uygulamaya kalkıyor. Yok, halbuki çağa uygun yorum yapması lazım. Biliyorum. Yok onun. Evet. Evet. Hadis rivayetlerini alıyorlar. O hadis rivayetlerinden kendi şahsi olarak indi görüşleri içinde hüküm veriyorlar. Evet. Hemen icra yani bunları, nasıl bunları hadislerle de destekliyorlar. Nasıl efendim? Bunları hadislerle destekliyorlar. Şimdi zaten hayır yok, fıkıh biraz usulleri evvel yok. Fıkıhla hiç alakaları yok. Fıkıh okusalar fıkıh usulü var, bilmem nesi var. Fıkıh onları o tür şiddeti onların yapmaktan men eder. Onların da kendi fıkıhı o işte yani. Hadise dayalı bir fıkıh anlayışı. Hayır onu diyorum. Fıkıh mesela onları fıkıh değil de hadise dayalı fıkıh var. Onu demek istiyorum. Peki İsmail Bey de sözü size devam edersiniz. Evet. Burada bir yorumda bulunmak istediniz. Buyurun. Şimdi diyelim ki IŞİD zihniyeti her tarafa hakim oldu. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani hocam asıl mesele de bu korkuyu yermek zaten, inanın. Bütün dünyada IŞİD geliyor, Boko Haram geliyor. Diyelim ki o zaman geldi. Modern İslami hareketlerin hepsini aynı çuvala koyalım kardeşim. İnsanların hiçbir talebi kalmasın. Mesele diyelim ki böyle bir şey oldu. Çok ciddi bir anlayıştır bu, bakın. Evet. Bugün ortaya çıkan İslami hareketler dünyada bu bahsettiğimiz küresel düzene meydan okuyan tek meşru harekettir İslam dünyasında. Bundan önünü seçimle kesemiyor kimse. Bunun yani modern İslami anlayışla IŞİD, El-Kaide, Boko Haram aynı yere mi? Aynı yere mi konuluyor? Diyelim ki küresel düzene meydan okumuyordu da Kopenhag kriterleri falan diyordu ya bizdeki İslami hareket. Ne oldu 10 sene önce? Yani böyle bir Avrupa Birliği'ne üye olacaktık falan. Bir anda küresel düzene meydan okumaya falan başladı. Kim küresel düzene? Ne oldu yani, merak edin. Küresel düzene meydan okuyan kim dedin? Bir saniye, bir saniye. Buyurun. Yani küresel düzene meydan okuyan hareket kim? Geleceğiz, o konuya geleceğiz. Diyelim ki böyle bir şey oldu. Bu tür İhsan Hoca'nın söylediği türden astım astık kestim kestik biçiminde eski kitapları açarak şehrin veya devletin düzenini sağlama şeklindeki bir şey sürdürülebilir bir şey değil. Bunu haricilik dediğim şey tarihte yani İslam'ın ilk asrında yapmaya çalışmış. Şu anda harici yapılar yok. Tek bir şeyden bahsediyoruz. Peki o zaman IŞİD, kökeni, El-Kaide neyin mücadelesini veriyor şu anda? Yani verse bile
bu tür şeylerde dar alanlarda kalmaya mahkumdur. Bunun uygulanabilirliği yok yani dünyada. Bu şekilde siz sopayla bilmem ceza keserek milleti camiye sokamazsınız. Bu uzun süreli bir sürdürülebilir bir şey değil. Bunun mantıkta yeri yok, sosyolojide yeri yok, anladım psikolojide ama yeri savaşlar yok. Savaşlar yaşanmıyor mu hocam? Müslüman coğrafyası daha fazla acılar yaşamıyor mu? Yani camilerin bu kadar bombalandığı, bu kadar insanın öldüğü dönem, başka dönem yok herhalde. Müslümanlar daha fazla yapmışlardır işte herhalde sebebi, kendi coğrafyasında. İlk konuşmamda söylediğim gibi yani bu tür İbn-i Teymiye'nin fetva kitabı şu bu değil. Evet. Yani o kitaplar her zaman var. O kitaplara rağmen insanlar beraber yaşıyorlar. Ve tarihin söylediğim gibi uzun süresi boyunca da barış içinde yaşıyorlar. Bu zaman zaman aralar bozuluyor ve bu kitaplar birden ilk referans haline geliyor. Yoksa bu tür bir zihniyetin biz sürdürülebilir olduğunu düşünemeyiz. Böyle bir şey yok. Yani insanlar peki, buna tahammül edemezler. Yani. Yani şöyle bir katkıda bulunacak. O zihniyet, o harici tekfirci zihniyet, Vahabi zihniyet ya da ideolojik selefilik medeniyet inşa edemez. Ya zaten medeniyet kuramaz. Sünnilik içinde %10'luk bir şeydir. %10'luk bir zihniyet. Sadece demedim. Bir şey sorayım sadece. Yani, ama şimdi herkes bir karıştı. Tek tipçilik, şimdi bakın tek tipçilik sadece selefilerde yok ki. Yani ben İslam'ın dünyadaki görüntüsünü, çağımızda İslam'ın kendini asli unsurlarıyla siyasi ve iktisadi olarak nasıl göstereceğine dair iki tane örnek vereyim. Bu ikisinin de ya İslam'ı örnek toprağın yani altına gömdüğü kanaatindeyim. Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemini örnek verelim. Yani değil bak, sadece Suriye'de, Müslümanlar, diğer dinlerle beraber çok hayır, şu uygun andaki şey ortamlarda, barış şu ortamları anda, yaşamışlar. Şu anda mesele sadece siyaset değil. Bunun iktisat boyutu da var. Şu anda benim görüşüme göre İslam Irak'la ve Suriye'de kafa keserek Ankara'nın orta yerine de saraylar dikerek toprağın altına gömülmektedir. Sadece IŞİD'de mi teklifçilik var? İşte çıkıyor bizim muhtedir tek diye bağırıyor. Her şey tek olacak diyor. Peki Sayın El Açık, anlaşıldığı eleştiriniz ne dersiniz bu yoruma? Sayın Yukarı sizde kalmıştık. Sonra Ayhan Bilge'nin bir sorusu var ama kime bilmiyorum. Buyurun. Yani bir önce bitirsin. Yorumu yarım kaldı. Buyurun. Ya şimdi tekçi şeylerde, zamanlarda ve yapılarda ve şeylerde dahi çoğulculuğun çok güzel örneklerini buluyoruz. Yani biz istersek kötü örnekleri tek tek çıkartırız. Benim tezim İslam tarihinde, İslam'ın çünkü özünde çoğulculuk var, İslam'ın özünde barış var. Bunun genelde hakim olduğu yönündedir. Bunun bozulduğu zamanlar arizidir. Tekçi bir siyasal yapının olduğu Selçuklular dönemine bakalım. Osmanlıların özellikle 14. 15. ve 16. yüzyıldaki dönemlerine bakalım. 3 asır az bir asır değil. Değil mezhepler diğer dinlerle beraber gayet güzel çoğulcu bir siyasal atmosferde beraber yaşamışlar. Ne zaman ki dışarıdan kaşınmaya başlanmış bunlar. O zaman isyan ettiği zaman müdahale ediyor. Devlet müdahale ediyor. O da peki neden isyan ediyor hocam? Mesela baba isyanları neden oldu? İslami miydi değil miydi baba isyanları? Ya biz şimdi egemenlerin tarihi üzerinden okuma yapıyoruz şu anda. Yani ya hayır, kazanan isyanı şimdi bastıran. Mesela 12 İmam tarihinden şimdi okumuyoruz. İsyanı bastırmasın mı? İsyanı bastırmasın mı? Niye isyan neden etmiş oldu? Niye isyan neden etmiş? Ya isyanın belli sebebi var. Bunda devlet neden de suçlu, mutlaka suçlu. Hocam, ama devlet hem devlet açıdan, şeyin hem kültürel açıdan, yani babayı babayı isyanını şimdi bastırmayacak mı? Fransızların işte kışkırttığı Yezidi Nusayri isyanını bastırmayacak mı? Peki 12 imam mı hocam, İslam tarihini biz geriye dönüp okuduğumuzda 12 imamın mı ahlaki, İslami açıdan, Kur'an'ı açıdan, peygamberin yolundan gittiğini düşünüyoruz? Yoksa Emevi sultanlarının mı? Bugün ortalama selefileri falan kastetmiyorum, IŞİD'cileri kastetmiyorum. Türkiye'deki ortalama bir Müslüman
İlahiyat fakültelerindeki hocalarımız, Diyanet İşleri Başkanlığı hangisinin yanında duruyorlar? Türkiye'deki İslamcılar, ilahiyat hocaları, Diyanet İşleri Başkanlığı hiçbir şekilde Emevi sultanların yanında durmadı. Böyle bir şey yok. Onun yanında mı duruyorlar? Tabii ki onların yanında duruyorlar. Yapmayın hocam ya. Yanında peki bizim duracak? Din dersi kitaplarımızdaki tarih 12 İmam tarihi mi? Yoksa İslam devletleri dendiği zaman Emevi Abbasi diye mi sıralanıyor? Ya Emevi Abbas tarihi çünkü kazananın yanında duruyor. Siyasal çünkü tarihtir. Kim başarmışsa yani, onun yanında duruyoruz çünkü. Ya, yani onun yanında durmak değil. 12 İmam tarihi. Bir saniye bir aradaki size geleceğim zaten. 12 İmam tarihi sonradan Şiilik oluştuktan sonra geriye dönüp oluşturulan bir tarihtir. Yani o onlar mübarek insanlar. Zulme karşı itiraz ediyorlar ve yani o itirazı egemen güçler bastırdığı için onların tarihi yazılıyor. Peki. Osmanlı'da da aynı şey geçerli. Selçuklu'da da aynı şey geçerli. Bizim bakış açımızda ya ahlak ve İslami referanslar esas olacak ya da güçlünün, egemenin, başaranın ölçüleri olacak. Biz şu anda ben şunu bütün anlamadım. Tarih okumamızı bunun üzerinden yapıyoruz. Siyasal tarih yazılırken 12 İmam tarihi niye yazılsın ki? Yani onlar üzerinden okumuyoruz tarihi. Memdali Bey bak, niye devletler İslam üzerinden okuyoruz soru bu. Bir saniye. Evet. İslam tarihçisiniz. Şimdi siz biraz sarayın gözünden, imparatorluğun penceresinden tarihe bakıyorsunuz. Bir de dipte akan, bir ezilenlerin İslam tarihi var. Ondan bizim haberimiz yok. Benim de haberim yok, senin de haberin yok. Ya niye olmasın? Onu, tabii canım. Ya yani isyanların tarihi, o ezilenlerin tarihi. Karmatiler diye bir hareket var. Hasan Sabbah diye bir hareket var. Duyduğumuz tek şey şu. Asi, zındık, namazı inkar eden, kafir, din düşmanı. Bir de bundan başka diyoruz. Ben bir şey duymadım. Haşhaşi okuduğum hiçbir İslam tarihi. Yani. Yok böyle bir şey. Haşhaşi denen yalan söylüyoruz. Haşhaşi diye bir şey yok ki. Peki Sayın Eli Açık. Buna yanıt yani verin. Sonra adam Sözcan sözcüğü. Merkezi imparatorluğa karşı küçük birimlerde İslamiyet'in daha güzel yaşanacağını düşünecek. Düşünerek paylaşımcı, bölüşümcü bir İslam anlayışı ve peki yerleşim birimleri kurmaya çalışmış. Bunlar olmuş terör kaleleri. Ama bunu bir yanı ters böyle geleyim de Mustafa Özcan da söz istedi bu arada. Evet buyurun. Evet. İkinci Hasan kıbleye sırtını dönerek namazını kıldı ve Ramazan'ın 17'sinde gündüz vakti orucunu açtı. Yani bunları da görmezden gelemez. Karmatiler de Hacı Ali'nin taşını 20 sene aldı götürdü. Niye götürdü? Kabe'ye karşı olduğu için mi? Peki İhsan Bey, evet. Onlar İslam dünyasının sorunuz yoksulları ve ezilenleriydi. Hayır. Baktı ki hacca sırtında böyle ağalar beyler getirilip böyle dolandırılıyor. Dedi ki ya ne yapıyorsunuz? Ya siz kendinize göre yapmacık bir tarz. Peki Fatimiler ezilen miydi? Fatimi sultanları, hükümdarları ezilen miydi? Yok, onlar sultan olmadan önce İslam dünyasındaki Abbasilerin muhalifleriydiler. Tarihten peki İhsan Bey, evet. Bugüne gelip çok net bir soruyla yüzleşelim. O bugün soruyu alalım sonra İslam dünyası diye tarif ettiğimiz coğrafyada kadına yönelik şiddet Batı Avrupa'dan neden daha yüksek? Gelir dağılımındaki çarpıklık, bakın zenginlik kıyası yapmıyorum. Gelir dağılımındaki çarpıklık Orta Doğu'da neden yüksek? Yani bütün bunların sebeplerini, bu sosyal sorunlar bunlar, ekonomik sorunlar. Bunların gücümüz sebeplerini sadece Batı ile izah etmek mümkün mü? Yani Körfez'deki işte zenginlikle hemen yanı başında aynı dine mensup insanların su bile bulamamasının bizimle ilgili yüzleşmemiz gereken bir boyut yok mu? Mutlaka yani, var tabii. Ben bu tartışmaya tek bir cümle ekleyebilir miyim? Bir cümle bütün ama bu Osmanlı, Selçuklu bu dönem kıyaslamalarında şunu görmemiz lazım. Mesele değişen sadece Batı'nın gelip de bizim dünyaya musallat olması değil. Yeni bir insan malzemesi var. Artık okuyan, tartışan, daha farklı bir özgürlük tanımı var. Yani Osmanlı'da çoğulculuk neydi? Milletler sistemi vardı. Ermeni milleti, Rum milleti, Müslüman milleti falan. E şimdi seküler insanlar var, ateistler var, bilmem işte seküler yaşamlar var, yok cinsel bilmem ne farklı hayat yaşayanlar var. Yani yepyeni bir insan malzemesi var İslam'ın karşısında. Buna karşı biz nasıl İslam'ın adaletini, işte erdemlerini gösteren bir dil ortaya koyacağız? Evet, Teymiye okuyarak bunu yapamayız asıl yani. Daha vahim olan şöyle bir şey galiba. Vasat, ama yani geleneği çöpe atalım demiyorum bunu. Ama buna bir şey dememiz gerekiyor. Bu vasata gerekiyor. Bize izin vermiyorlar. Şey çok doğru söyledi üstad. İşte demokratik seçimlere engel oluyorlar. Sisi darbe yapıyor. Cezayir'de olanları biliyorsunuz. Hamas iktidara gelmesine izin verilmiyor. Orada Müslümanlar yapıyor ya. Bırakın ya. Dışı güçlü yok orada. Onu da yani, Suudi Arabistan izin vermiyor. Bir dakika. Yani ya, tamam, Sisi darbesinin Türkiye'de ben Sisi darbesi için kınamamız gereken birinci başkent Riyad'tır yani. Hiçbir şey demedik. Biz de Müslümanlar olarak kendi içimizde bir peki, şey diyemiyoruz. Peki ben izninizle yani geniş bir kadroyu Sayın yani. Özcan da söz istedi. Affedersiniz. Mustafa Bey'in söylediği şeylere yani teorik olarak katılıyoruz. Müslümanlar bugün ortaya çıkan sorunlara karşı ne cevap verecekler? Bakın burada
Türkiye bağlamından bahsediyoruz. Değil mi? Yani Türkiye seküler bir ülke, laik bir ülke ve bir anayasa yazmak durumundasınız. Tunus'ta yazıldığı gibi. İnşallah. Bunları anayasada belirlemeniz gerekiyor. Anayasanın dili çok seküler bir dildir. Dini dil kullanamazsınız. Ondan sonra da bir tarafında diyorsunuz ki işte İslami hareketler şunu yapmadı, İslami hareketler bunu yapmadı. Bunu deme hakkımız yok. Talip niçin yok? Sorun anayasadan çünkü falan değil. Bakın bizim zihnimizden çok açık iki tane soru sorayım size. Şimdi işçiler greve gidiyorlar ve işçilerin grevi karşısında alınan karar milli güvenlik nedeniyle 60 gün erteleme. Bunun Allah aşkına anayasayla ne ilgisi var? Bizim zihnimiz... Bunun dinle ne alakası var affedersiniz ama? Şimdi bizim her davranışımızı, bütün Müslümanlar şimdi bir saniye şunu da ortaklaşalım. Biz her sözümüz ve her davranışımızı inandığımız değerlerle refere etmek zorunda değil miyiz? Yani siz şimdi grev konusunda İslami olanın ne olduğunu söylemeyeceksiniz. Ne bileyim işte seçim barajı konusunda İslami olanın ne dediğini düşünmeyeceksiniz. Buraya gelince yani ulus devletin çıkarlarını merkeze oturtacaksınız. Ama sonra da dindarlık ve sekülerlik tartışması yapacaksınız. 2008 yılında kapatma davası açtığınız bir partiyi sekülerler karşıtı. Bakın kimin açtı? Ben sizi kastetmiyorum. Yani biliyorsunuz ben bir sistemden evet, bahsediyorum. Tamam. Ben bu bir oyun kuruculardan bahsediyorum. Ben tamam. Bunlardan bağımsız olarak mağdur böyle bir mağdur edebiyatı yapmıyorum. 2008 yılında bir bahsettiğiniz parti laiklere karşı odak olarak belirlendi ve kapatma davası açıldı. Türkiye'de tarih farklı bir yere doğru evrilebilirdi biliyorsunuz. O eğer parti kapatılsaydı ve liderleri kapatılmış olsaydı. Hem ona karşı çıkıp hem de bugünkü iktidarın yani başkalarına yaptığına karşı çıkamaz iktidar, mıyız Türkiye'deki mesela? İktidarlar dini referans alarak hareket edemezler. Böyle bir lüksleri yok. Bunu yapamazlar. Peki. Türkiye'de sistem buna izin vermez. Türkiye'nin sorduğu soruya tek bir cümle söylüyor. Ama Mustafa Bey'e gidemedik bir türlü. Haklı tamam. Olarak kızacak. Haklı. Lütfen Sayın Özcan'a gidelim. Sayın Özcan. Adaleti burada tesis edelim. Buyurun, tamam, buyurun Sayın Özcan. Şu, öncelikli olarak şunu söyleyebiliriz. Tabii ki Ehl-i Beyt'le alakalı muhabbetimiz Kur'an'dan kaynaklanıyor. Hiçbir orada şey yok. Yani itiraz edeceğimiz bir nokta yok. Mazlumiyete her ne olursa olsun, nerede olursa olsun tabii ki saygılıyız. Ama işin hanedanlık kısmı, burada katılmadığımız bir nokta kim olursa olsun. Tabii Ehl-i Beyt hanedanlığı olsaydı diğerlerine göre daha iyi olurdu bize göre. Ama öyle bir şey vaaz edilmiş, şiirlerde var. Ama bizim algımızda öyle bir şey yok. Dolayısıyla mazlumiyeti böyle diyelim. Bir ikincisi, burada bakın çok önemli bir şey. Yani idealistler zamanla realist oluyor. Realistler zamanla idealist oluyor. Veya devletten davete, davetten devlete geçiliyor. Dolayısıyla burada baktığımız zaman en zalimler zamanla mazlum olanlardan çıkıyor. Bu bir gerçek. Travmatik olarak işte Yahudilerde 2000 yıllık melankolik hali var. Ve biliyoruz. Ve Hitler'in zulmüne uğradılar, mezalimine uğradılar. Kimse de itiraz etmiyor. Ama bugün gelinen noktada baktığımız zaman dediğim bunun arkasında onlarca yıllık propaganda var. Ama sonuç ne? Sonuç ne? Fiili durum ne? İkincisi bu tek tipleştirme konusu. Burada da yanlış bir şey var. Bunu insani manada, İslami manada ele almamız lazım. Şimdi insani manada ele aldığımız zaman bugün tek tipleştirme değil, tek tipleştirme değil, bölünme savaşları var ortada. Bölünme savaşları var. Hatta deniliyor ki Fas, Cezayir, Tunus, Mısır'ın dışında Arap dünyası parçalanabilir. Karadün'ün Siyonizm dosyasında da var zaten. 1981'de yayılmış. Bütün Arap dünyası tekraren bölünüyor. Ama bugün tek tip dediğimiz bir dünyanın coğrafi olarak buna ihtiyacı var. Geçtiğimiz günlerde Bill Gates Ne dedi? Dünya tek bir devlet olması lazım dedi. Neye dayanarak dedi bunu? Siyasi olarak söylemedi. Tabii kaynakların muhafazası için bunu söyledi. Dolayısıyla bakışımız tek yanlı oluyor. Tek yanlı bir şeyin üzerine gidersek orada sapıtabiliriz. İkinci olarak İslam'da bunu tavsiye etmiştir. Nasıl? İbn-i Teymiye'nin öyle görüşleri olabilir. Onun bunun olabilir. Buhari'de bir hadis-i şerif var. Veya Müslim'de izabe o iyiye ve halifeteyn deniliyor ki faktulu minhumel ahir. İki halifeden birisine biat edilirse bir tanesini öldürün. Ama zamanla bir dakika anlatıyorum. Zamanla alimler bunu realist bir noktaya taşımışlar. Yani bu işin idealist kısmı. Ama bakmışlar ki İslam ülkeler arasında dediğimiz gibi münasebet yok. Coğrafi münasebet yok. Zaten yaygınlaşmış. Evet. Yani bunu galebe üzerinden sağlayacak olursak kan akıtılır. Dolayısıyla sonraki alimler bunu realize etmişler. Demişler ki ya coğrafi duruma göre birden çok devlet olabilir demişler. Dolayısıyla
bunun dışındaki söylentiler fantazi. Tarihte böyle bir şey yok. Onu peygamber mi söylemiş? Neyse onu tartışabiliriz. Burası o değil. Ha burası o değil. Ben sizin tezinizi reddediyorum. Bunu öyle Buhari bir şey. Söylüyorsa tarihi olarak öyle bir şey. Peygamber'e açıkça bir iftiradır. Bakın ben size şunu söylüyorum. Burada hadis tartışmıyoruz. Bakın ben burada hadis tartışmıyorum. Hadi sus. Ben bir şey söylüyorum. Mesele. Kardeşim iki halife çıkınca senin tarihi tezin yanlış demiş Hazreti Peygamber. Senin tarihi tezin yanlış. Buna nasıl inanıyorsun? Sözü başka bir şey. Şimdi kalkıp da buna nasıl inanıyorsun? Buhari iftira attı demek yani fena o başka. Ya buna nasıl inanıyorsun? Ya biz hadis tartışmıyoruz. Burada tarihi mesele tartışıyoruz. Hadis rivayet. Ben hadisi sadece örnek olarak. Seyir Ali Hocam. Seyir Ali Hocam. Seyir Ali Hocam bir ses vermenin bir kaidesi var. Hadis kitaplarına bile sızmış. Şimdi bu hadise göre hareket eden IŞİD'ci iktidara geldiği zaman ne yapacak? IŞİD iktidara geldi ama kalamaz. Bakın Mehmet Ali Büyükkara'dan gidelim. Bak bir dakika. Mehmet Ali Büyükkara'da şahidim. Şimdi Suudi Arabistan'da İhvan diye IŞİD'in ataları Suudi Arabistan rejimiyle birlikte işbirliği yaptılar. Ama daha sonra yolları ayrıldı. Neden ayrıldı? Çünkü bu adamlar medeni bütün gelişmelere karşı çıktılar. Yani çağın dışında yaşıyorlardı. Birkaç nedenden dolayı. Bir tanesi Suudi Arabistan o dönemde kurulurken 1932'de ve öncesi de var. Bunun öncesinde oluyor zannediyorum savaş. Sebiyle savaşı. Uluslararası sisteme göre kuruluyor. Yani İngiltere'nin vesayetinde kuruluyor. Bu bir. İkincisi İngiltere diyor ki Şiilerle savaşmayacaksın diyor. Bugün Suudi Arabistan IŞİD'e karşı neden şeyde yine küresel düzenle alakalı. Evet, düzen. Peki. Üçüncü neden de şu, adamlar teknolojik gelişmelere karşı çıkıyorlar. Dolayısıyla devletin ihvanla yani o gün IŞİD'le yolları ayrılıyor. Yani ne demek biraz önce tartışılan nokta, IŞİD iktidara gelse bile bu kafayla iktidarda kalamaz. Mümkün değil. Yani zaten bir yapısı yok. Müfit Yüksel size devam edelim. Ya zaten evet. Bu anlayış bir anlamda parti yani kurup seçime girmeyi de küfür olarak saymıyor mu seçime girmeyi? Tamam işte demokrasinin bir saniye şey lütfen var. Ne demokrasi, olur. Sesler bir karışmasın. Demokrasi Allah dışında bir otorite tanıdığı için yani ilahi emri esas almadığı için ona karşı çıktığı seçime için. Seçime de karşı demokrasiye de karşı aslında. Ondan dolayı seçime karşı oluyor. Yoksa seçime karşılık değil. Yani bunu söyleyen, bunu iddia eden çevreler diyorlar ki evet. demokrasi Tanrı tanımazlığa dayanıyor. Tanrı'nın otoritesini reddettiği için direkt beşeri olan insanın kendi kendine Tanrı'ya dayanmadan, ilahi bir dine, dinin esaslarına dayanmadan bir hüküm icra etmeye çalışıyor. Dolayısıyla onun getirdiği şeyler böyledir diye hüküm veriliyor. Anlaşılabilir midir peki bu yani? Bunun belli anlaşılır noktası var vesaire noktaları var. Yani bunlar hepsi tartışılabilir. Hilafet meselesiyle ilgili de görüşünüz olur. Bir şey diyeceğim. IŞİD mi söylüyorsunuz? Bunu sadece IŞİD söylemiyor IŞİD yani dışında, bayağı. IŞİD'i demedim. Yani. IŞİD'i demedim. Yani eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök. Evet Hilmi Özkök bir şey dedi. Allah'tan sonra demokraside en büyük güç halktır dedi. En büyük irade halktır dedi. Yani hani başka bir yorum getirdi o kendine göre. Bunu söylüyorum. Bu tür farklı yani anlayışlar, farklı yorumlar olabiliyor. Burada yani. Ben yani belki tartışmayı bir zemine oturtabilir miyim? Tamam bir şey söyleyeyim ama tam bitirmedi yorumlarını evet. Sözlerinde. Hep aralarda bir fütüksel tamam. Bir şeyler söyledi. Çünkü tam yorumlarını duyamadık. Bir de şu hilafet meselesiyle ilgili. İslamiyet'e hilafet meselesi var mıdır? Onunla ilgili. Hilafet vardır. Evet. Hilafet kesindir. Fakat şöyle bir şey. Dini bir zaruret midir hilafet? Evet, yani hilafet dini bir zaruret. Bence değildir mesela. Çok basit. Hilafet Şiilerdeki gibi akideye taalluk etmez. Ama siyaseten zarurettir. Dinen değil ama aklende zarurettir. Aklende zarurettir. Aklen yani devlet başkanı yaparsın. Yok o anlamda demiyorum. Fakat tarihte iktidar hırsıyla güç elde eden o hilafet kurumunu, hilafet anlayışını, elindeki o gücünü istismar etmiştir. Tarihte sultanların çıkışı böyledir. Gücün istismarıdır. Bir güç elde ederek o gücü istismar etmiştir. Kendi o gücü doğrultusunda bir şeyleri kullanmaya çalışmıştır. Yalnız burada işte Emeviler geldi, Abbasiler geldi. Her şey bozuldu değil. Saray bozulabilir. Ama saray dışında bir halk var. Saray dışında bir toplum var. Çünkü bugünkü modern devlet gibi modern ideolojik vesaire aygıtlarla bütün böyle bir toplumu, bütün bir coğrafyayı kontrol edebilecek imkanları zaten yoktu.
Onu demek istiyorum. Zaten yoktu. Nereye kadar kontrol edebilirdi? Yani bir Abbasi halifesi ta Orta Asya içlerindeki bilmem veya bilmem Kuzey Afrika'nın bilmem neresindeki adamı rahatlıkla kontrol edebiliyor muydu bugünkü gibi? Bugünkü o araçlara sahip miydi? Dolayısıyla bu saray dışında saray bozuldu. Şimdi mesela Seyit Kutup ve Mevdudi diyor ki saray bozuldu her şeyi şey etti. O bir eşlemeci bir anlayış. Saray bozulunca bütün toplum bozuldu, bütün toplum cahiliyeye döndü falan gibi bu tür. Bunlar tamamen toptancı. Yaşanan bir din vardı çünkü halkta. Halkta, toplumda yaşanan bir din vardı. Saray sapabilir, sultanlar sapabilir ama bunun dışında yaşanan bir din, işleyen şöyle veya böyle bir yapı var. Bir medeniyet var, onu demek istiyoruz. Peki, hilafetle ilgili sizin itirazınız var galiba. Nedir o itirazı? Ben hilafetin, yani çünkü İslam'ın... Çünkü bunun ilanını bir, da bulundu, evet. Ben hilafetin tarihsel bir kurum olduğunu düşünüyorum. Yani Kur'an ve sünnet sonrası Müslümanların istişaresiyle kurulmuş bir kurum. Peygamber'e bakıyorum. Peygamber'e şey var görüşten. Fakat şu, şöyle bir şey. Akidevi bir şey değil. Yani Hazreti Ebu Bekir'in halife olması, Hazreti Ömer'in halife olması dini inanca taalluk etmez. Onlara itaat etmeye olması gereken bir kurumudur şimdi. Sizin görüşünüze saygı duyuyorum fakat başka bir görüş de var. Yani Seyit Bey'in, Razık'ın falan yazdığı, ben katılıyorum o görüşe. Tarihsel bir kurumdur diye bakıyorum. Ama Müslümanların bir siyasi kuruma ihtiyaçları tabii ki var. Seyit Bey hilafet yok demiyor. Hilafet diyor. Meclis tarafından temsil ediyor. Bu da bir hilafet. Tamam. Canım ya, onu diyor yani hilafet diye adı olan bir kurum olması İslam'ın bir dini şartı olarak anlıyor. Hilafet değil. Şunu söyleyeyim mi burada? Yorumunu da alayım. Hilafet yani değil. Yorumları bir alayım. Şey demediğimiz nokta şu. Akideye taalluk etmez. Şiilikte akideye taalluk tamam, eder. Şiiler onu tabii ki. Hatta Hümeyni onu devlet sistemi haline getirdi falan. Akideye taalluk etmez şimdi ama zaruri. Tek farkı burada bir yani çerçeveyi oturtmak için. Şimdi yani şeyin zaruri olması akideye taalluk etmesi anlamına gelmez. Ama eğer İhsan Bey'in hilafetle ilgili varsa yorumu alayım sonra siz evet, lütfen şimdi bir... Doğrudur, hilafet tarihsel bir kurum. Bence İslam'da aslında adalettir. Eğer adaleti halk kendi kendine sağlıyorsa... Hilafete bile gerek yoktur. Bugün çağımızda eğer adalet, özgürlükçü, demokratik cumhuriyetle sağlanabiliyorsa o yeterlidir. Hala tarihsel kurum olarak üzeri örtük bir saltanat çalıyla kaplı olan hilafeti savunmanın bence bir alemi yok. Önemli olan adaleti sağlamak. Adaleti nasıl sağlayacak? Tarihte bu hilafet şeklinde ortaya çıkıyor. Hilafet bir zarurettir İslam'da. Adalet zarurettir. Akidevi değil de zarurettir. Akidevilik ayrı. Yani akidevi değil ama zarurettir. Evet. Adalet olur. Adalet olur. Ama farklı düşünebiliriz. Zarurettir ama. Yani diyorum ki bak, özgürlükçü, demokratik bir cumhuriyet adaleti sağlıyorsa hilafet deyip durmanın bir alemi var mı? Hilafete gerek zaten, var mıdır? O zaten adaleti sağlıyorsa o kendisi kurumsal olarak hilafettir. Hilafet çünkü peygamber adaletin sembolü. Yani ama diyelim İslami referansları olmayan, yani batılı bir ülkede yaşıyorsunuz, size hak, hukuk, adalet her şeyi veriyor diyelim. İsveç'te yaşıyorsunuz, memnunsunuz. Bir de hilafet talebi olması gerekiyor. Şunu da ekleyelim. Yani işte sonu soruyorum. Musa Bey'inki yarım kaldı, sonra size geleyim. Tamam. Buyurun Musa Bey. Ya burada tartışmanın çatısı açısından ben IŞİD'in ana akım Sünniliğe, hele Türkiye'deki İslamcılara benzetilmesine katılmıyorum. Onu söyleyeyim. Yani IŞİD çok uç bir şey. Evet. IŞİD'i bugün Selefiler bile bir, çok büyük bir kısmı IŞİD'e diyorlar ki olacak iş değil. El-Kaide bile IŞİD'i fanatik buluyor yani, düşünün. El-Kaide'nin evet. Dağılımlı unsurları. Onun için hani hemen IŞİD'den buraya falan ben ona katılmıyorum. Fakat evet. Şu konuda da şimdi şöyle bir farklılık var. İhsan Ellaçık Hoca'nın şu görüşüne de katılıyorum. Tamam, tekfiri selefilik en büyük sorunumuzdur İslam dünyasında. Onu fakat hatta ana akım, fakat ana akım Sünni fıkıh açısından da bir tecdide ihtiyacımız var. Bu konuda mesela Ganduşi gibi alimlerin bana sorarsanız önemli açılımları var. Hayrettin Karaman Hoca'nın önemli yazıları oldu son yıllarda. Yani rejim konusunda, dinlenme meselesinde. Ganduşi'yle ilgili bir örnek vereyim. Şimdi yani ki, en büyük problemimiz ve çok marjinal bir problem IŞİD'dir ve tabii ki çok marjinal bir şeydir ve tabii ki bu çok İslam dünyasında yayılamayacaktır çünkü çok fanatik, çok kanlı bir şey. Hariciliği andırıyor, çok uç bir şey. Fakat onun ötesinde bugün İslam dünyasında birey hak ve özgürlükleri, demokrasi falan dediğimizde ana akım fıkıhla da ilgili olarak karşımıza soru işaretleri çıkacaktır. Bunlara dair de ya biz emperyalistler memnun olsun falan diye değil ama kendi dünyamızda yani bu işlerle yüzleşmemiz gerekiyor. Onun için bir tecdidi İslam yorumları da bana sorarsanız ihtiyaç var. Şunu Ganduşi'yi hatırlatmak isterim. Tamam peki. Yani. Ganduşi'yle ilgili bir yorumunu alayım. Ganduşi'nin farklı şuydu. Ganduşi dedi ki ben geleneksel İslam'ı yaşayan dindar halkla barışacağım dedi. Malikilikle barışacağım dedi. Tasavvufla barışacağım dedi. Yani burada
Laiklerle de barıştı onu, işin ötesinde. O ayrı. Gelenekle onu diğerlerinden farklı kılan, ihvanın diğer şeylerinden farklı kılan, ihvanın içinde bulunduğu o ideolojik seleflikten farklı olarak Malikilik gibi o gelenekle, o geleneksel damarla ve sufilikle barıştığını söyledi. Burada Mısır ihvanıyla, Mısır ihvanıyla Garnoşi'yi birbirinden ayıran şey geleneğe karşı olan o tutumuydu. Tutum farklılığıydı. Hayır, Garnoşi böyle bir şey yapmadı. Öyle. Aynen Türkiye'deki AK Parti'nin yaptığını Tunus'ta yaptı. Küresel kapitalizmle barıştı. Şu anda Türkiye'de nasıl mevcut AK Parti hükümeti kapitalizme hapte saldırıyorsa... Garnoşi de Tunus'ta kapitalizm hapte saldırıyor. İktidarı kaybetti ama orada yalnız nasıl bir şeyse. Barışmak zorunda kaldı. Bakın barışmak zorunda kaldı. Mecburiyetten yani. Niye barışsın zaten? Küsteyim ki. Onlar gibi düşünüyor zaten. Çünkü Sisi darbesinin bir benzeri Tunus'ta olacaktı. Yani kendi ifadesiyle baldıran zehri içmek durumunda kaldı. Hiç ama bu zehri içmeyebilirdi yani. Ya bak o zaman zehir içmekten hangi tabi kastediyorsunuz? Ya uzlaşmak zorunda kaldı. Hakkını hakkını savunamadı. Savunursa Mısır'a dönecekti Tunus. Bunu kendisi ifade ediyor. Yani laik Nida yani Partisi'yle bir anlamda koalisyon yapması zehir içmesi demek mi? Ya bakın ben buradan şuna geleceğim. Tamam gelin. Uluslararası emperyalist düzen bu tür özgürlükçü, tek tipçi olmayan çoğulcu, demokrasi yanlısı hareketleri ne kadar zor durumda bırakıyor. Yani hakkını alamıyor. Şeyinden vazgeçiyor. Seçimlerde kazanacakken mesela girmiyor aday. Çünkü aday olursam diyor beni devirecekler. Yani sistemi iyi biliyor. Ondan sonra geri çekiliyor. Biz de Garnoşi'yi işte Mürsi'nin yaptığını yapmamak... Yani Garnoşi'nin yaptığı yanlıştı diyorsunuz. Hayır ben yanlış demiyorum. Mecbur kaldı. Mecbur kaldı yani diyorsunuz ama. Doğruydu ama buradan şuna geliyorum. Uluslararası düzen Müslümanların hak arama mücadelesine izin vermiyor. Yani taviz vermek zorunda sizi bırakıyor. Biz o Mustafa Bey'in yapmamızı istediği yüzleşmeleri yapamıyoruz. Yani çünkü iktidar elimizde değil. Ya, iktidar elimizde olunca da yüzleşmeye gerek kalmıyor. İşi hayır çözüm diyoruz yani böyle bir sorun var. Yani iktidar elimizde olunca da tamam. Hayır. Problem kalmamış oluyor yani. Peki. Başka bir sorun. Bunun yani da yarattığı sürekli bir gerilim burada, var. Burada Batı'nın da yaptığı yani çok basit yani. Şöyle söyleyeyim bakın Türkiye tecrübesi üzerinden konuşursak ben İhsan Elaçık Hoca gibi düşünmüyorum. AK Parti'yi büyük ölçüde çok başarılı buluyorum 12 yılında. Fakat son 1-2 yılında şu da bir gerçek ki AK Parti ilk yıllarındaki hani diyalog kuralım, toplumun her kesimiyle herkesi kucaklayalım falan bundan biraz vazgeçti. Bu da iktidarın tahkim olmasıyla ilgili bir şey. Yani burada Türkiye'de biz fıkıh tartışmıyoruz tabii ki. Türkiye'de yani Mısır'daki gibi tartışmalarımız yok. Ama şu çok önemli bir şey. Ben Nahta'yı şunun için önemsiyorum. Nahta bugün Tunus'un laik kesimiyle bir konsensüs içinde bir anayasa yaptı. Bu çok büyük bir başarı. Geri adım attı, şu yaptı. Garnoşi'nin burada bilgeliği, fıkhi açılımlarının şunu bunlar rolü var ama biz bir sivil anayasa yapalım diye ölüyoruz değil mi? Yapamıyoruz bir türlü. Ancak AK Parti 330'u aşarsa tek başına yapacak, olmuş bitmiş olacak. Peki. Tunus'ta İslamcılarla laikler, laik kesim diyelim, sosyalistler şunlar oturup uzlaşıp bir anayasa yaptılar. Ama, ben buna şapka çıkarıyorum. Ama laikleri Türkiye'deki aşırı laiklerle de karıştırmayalım. Biraz farklı Tunus'un aynı, yapısı. Aynı bizim 28 Şubat şeyinden çıktılar. Yani. Benzer hatta 28 Şubatçıları övüyorlardı. Ama yani İslam'ın daha ileri gitmesi için. Yani. Ama yani başörtü yasaklayan bakın, falan bir rejim bir Tunus'ta. Bakın şunu unutmayalım. Tunus'ta yapılan bu uzlaşmayla yapılan anayasa çoğunluğun istediği bir anayasa değil. Yani bütün partiler destekledi. Ama bütün partiler dediğiniz Nahta bir tarafa öbürleri diğer tarafa. Hepsi ama, parlamentoda hepsi destekledi ve Tunuslular memnunlar bu anayasadan yani. Bir tek Selefiler var Tunus'ta onlar tanımıyorlar falan. O da marjinal bir grup yani. Hayır bu Garnoşi'nin istediği bir anayasa değildi ama mecbur kaldı ve uzlaşmak zorunda kaldı. Ama zaten demokrasi böyle bir şey. İdealinizden vazgeçmeniz gerekiyor. Yani demokrasi de bunu vazgeçeceğiz. Herkes geçecek. Öbür tarafta geçecek. Öbür tarafta işte. Başörtü yasaklayan, dindarları aşağılayan o ceberrut laikliğinden vazgeçecek. Öbür taraf öbür geçmiyor. Tarafta geçiyor canım nasıl? Geçiyor yani. Tunus'ta bu merhaleler geçiyor. Türkiye'de geçmedi mi? Bakın Türkiye'de bugün CHP benim o çok kınadığım, yerden yere vurduğum
o ceberrut layıklıktan büyük ölçüde geriledim attı. İyi, seviniyoruz. İnşallah daha da atar. İnşallah peki, Talip, ilerler. Bu meseleyle ilgili Talip Küçükçü'nün yani de görüşlerini alalım. Yani karşılıklı buralarda bir açılımlar olması gerekiyor. Burada yani tavizin kötü bir şey olduğu fikri var bizim zihnimizde. Taviz bazen iyi bir şey. Peki Talip Küçükçü'nün daha önce söz istedi. Sayın Küçükçü'nü hemen dinleyelim. Temellerini tarumar etmek taviz değil. O ayrı bir mesele. Siz kendi hakkınızdan vazgeçerek değil. Fakat ortak alanlarda... Ne bileyim Gezi Parkı'nı park yaparsınız kalır. Yani bunun başörtüsünde ama Gezi Parkı'nın AVM olmasıyla Gezi Parkı olmasının dinle bir haşa dinin temeliyle bir alakası işte yok. İşte hiçbir alakası olmadığı için bazı peki, konularda esnek olabilirsiniz şey yani. Ama Küçükcan, kendi hakkınıza vazgeçmeyin. Süleyman Bey İslamcı Koalisyon'la ilgili. Evet. Dinle çok alakası olduğunu düşünüyorum. Tabii. Yani İslam çevre konusunda mı duyarlı, alışveriş merkezlerinin çoğaltılması konusunda mı? Bizi tam sekterleştiren, sekülerleştiren hayır, bu yapmasın. Hayır, İslam çevre zaten konusunda duyarlı. Ne konusunda? Çevre konusunda. O zaman işte AVM mi, yeşil alan mı dendiğinde bir Müslümanın nerede durması... 1989 yılında çevre konusu ve Müslümanlar diye uzun bir yazı yayınladım. Ben size itiraz etmiyorum ama siz şöyle tamam derseniz... Yani, çevre sistem hareketi sorunundan bahsediyor. Yani, evet, lütfen. Direkt dinle alakalı. Talip Küçükcan da... Yani AVM'nin, Gezi'nin AVM'nin dinle alakası yok. Sendikanın dinle alakası yok. Neye dinle alakası var o zaman? Hayır, dini bir şeyden gelmiyor. Sahikten gelen bir şey değil. Hocam, din işte, mi AVM yapılmasını canım öngörüyor? Hayır, o öngörmüyor. Karşı işte diyor. Din buna karşı çıkmayı emrediyor. Ağacı koru, yeşili koru diyor. Alın terimi savun diyor. Grevin nasıl dinle alakası yok? Peki, Talip Küçükcan'a da ara vermeden önce söz vereceğim. Kararlıyım Sayın Küçükcan. Ne peki, dersiniz? Bir İslamcı ve laik koalisyon biraz zaruretten doğdu. Hep biz mi taviz vereceğiz? Biz derken... Ya ben bunu taviz belki de kavramıyla açıklamanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Şimdi İslam dünyasındaki temel krizlerin... Orada yaşanan örnek bir anlamda İslam'ın aslında daha ileri gitmesini sağlayacak bir örnek olamaz mı? Yani şimdi biliyorsunuz Tunus'ta ve Tunus'ta başlayıp diğer İslam ülkelerine yayılan bir Arap devrimleri hikayesi vardı ve bu devrimlerin bir amacı vardı. Evet. Yani o bahsettiğimiz siyasal bir amaçtı aslında. Yani bir şeriat devleti kurma amacı değildi bu. Biz temsil edilmek istiyoruz. Biz ekonomik kaynaklardan adil bir bölüşüm istiyoruz. Biz meşru bir hükümet istiyoruz ve geleceğimize kendimiz karar vermek istiyoruz. Bu onlar için İslami olan buydu. Çünkü az önce bir hilafet tartışması da geçti biliyorsunuz. O benim kanaatim de şudur. Ben İslam'ın Kur'an-ı Kerim'de gördüğüm kadarıyla, hadislerde gördüğüm kadarıyla ve İslam geleneğine baktığımda normatif, herkesin uyması gereken başlangıcından bugüne kadar ve bundan sonraki Müslümanların bir devlet, bir rejim yapısı önerdiğini düşünmüyorum. Yani normatif bir şey önermiyor. Herkes buna bağlı olmak zorundadır. Buna bağlı olmazsa dinden çıkar diye bir şey görmüyorum. Onun yerine bir takım ilkeler olduğu kanaatindeyim. Çok doğru. Bu ilkelerin adalet, temsil, çoğulculuk, saygı, eşitlik gibi ilkeler olduğu kanaatindeyim. Kur'an-ı Kerim'de bunların olduğunu düşünüyorum ben. Bunlar hayata geçirilmiş midir sürekli olarak? Elbette bazı dönemlerde geçirilmiştir, bazı dönemlerde geçirilememiştir. Yani bazen idealde kalmıştır bunlar. Bugünkü İslami hareketlere baktığımda da benzer şey görüyorum. Bunlar illa biz şeriatı getireceğiz, Kur'an'a dayalı bir hükümet kuracağız derdine değiller. Ne Mısır'da öyledir, ne Suriye'de öyledir, ne de işte Ennahda örneğinde olduğu gibi orada öyledir. Anayasaya ben baktım. Hem Mısır Anayasası'na baktım, yeni kabul edilen, hem de Tunus Anayasası'na baktım. Orada İslami referanslar korunuyor. Her ikisinde de var. Eskiden sadece var. Özellikle Tunus'ta şeriat devleti deniliyor. Ama diğer taraftan Mustafa'nın da söylediği bir şey var. O seküler tonun o anayasada azaldığını görüyoruz. Oradaki halkın talepleri az önce bizim yani başlangıçta ortaya konulan şeyler değil. IŞİD'in, El-Kaide'nin, Boko Haram'ın anladığı İslam değil, İslam dünyasının anladığı İslam bugün. Büyük çoğunluğu. Bu bahsettiğimiz hareketler var ve ne yazık ki biz İslam dünyasında bu hareketler üzerinden tartışmaya başlıyoruz ve devam ettiriyoruz. Ben bunun büyük bir talihsizlik olduğu kanaatindeyim. Ama son dönemde onlar daha çok ön planda ama bakın onlar önemli. Ciddi çatışmalar evet, yaşanmıyor. Evet, çatışma yok İnsanlar demiyorum. Hayatını bakın ben çatışma yok demiyorum. Benim söylediğim şey bu hareketlerin sosyolojik bir tabanın olmadığı şeklinde. IŞİD 1,5 senedir hayatımızda var. Daha önce IŞİD diye bir şey yoktu. Tekdipçilik anlayışından bahsetti veya tekçilik anlayışından bahsetti mesela hocamız. Evet, böyle bir anlayış var ve bu anlayış seküler ideolojiler içinde var, dini ideolojiler içinde var, herkes için var. Ama ben bu tekçi anlayışın İslam coğrafyasının dominant, hegemonik veya başat veya baskın sosyolojik tabanı olan bir anlayış olmadığı kanaatindeyim. Peki sosyolojik taban yoksa hala nasıl Suriye'de varlar, hala nasıl Kuzey Irak'ta var IŞİD? Nasıl taban buluyor? Bakın, Boko Haram nasıl taban buluyor? Çok kolay bunu söylemek. Bak her hocalarımız bahsetti. Oradaki siyasal düzen tamamen alt üst oldu, toplumsal düzen alt üst oldu ve aradan çıktılar. Şu anda Suriye'de devlet yok, Suriye'de hükümet yok, Suriye'de meşru hiçbir zemin yok. Yani Suriye'de hiçbir düzen yok aslında. Bu düzensizliğin ortaya çıkardığı bir şeydir. Ve oradaki en büyük problemlerden bir tanesi de az önce söyledik. Bütün dinler
çeşitli hareketleri meşrulaştırmak için önemli araçlardır. Araçsallaştırılabilirler. Önemli olan bunun önüne geçmektir diye düşünüyorum ben. Peki, bunları yapamadığımız zaman IŞİD'le, o zaman El-Kaide'nin Afganistan-Pakistan hattındaki bu çatışmasını, buradaki gerilimini nasıl okumak lazım? Yani sosyolojik taban bu, ben, onu nasıl adlandırıyorsunuz? Pakistan'da da yok bunun kökeni, Afganistan'da da yok. İki şeyi birbirinden ayıralım. Afganistan'da Taliban var yani, bir sosyolojisi var. Tamam, ama iki şeyi birbirinden ayıralım. Bak, bu ülkelerdeki İslam dünyası diye tabir ettiğimiz ülkelerdeki siyasi veya rejimlerle büyük halk kitlelerini birbirinden ayırmamız lazım. Bunların büyük bir çoğunluğunun meşruiyet problemi var. Körfez ülkeleri böyle, Suud böyle. Hani şurada eğer ilkesel olarak bir takım tavırlar almamız gerekir dendiğinde, işte Ayhan Bey'in söylediği şey, evet ona katılırım. Yani biz X ülkesi için çok sert bir takım işte pozisyon alıyorsak, diğer ülkelerde de zulüm varsa onunla da ilgili bir tavır almalıyız. Bunları konuşabiliriz. Burada bir problem yok. Ama biz bütün İslam dünyasındaki tartışmaları IŞİD üzerinden kodlamaya başlarsak ve İslam dünyasının yeniliğe ihtiyacı var, kendisini sorgulaması lazım var derken bir şeyi kaçırıyoruz. Bakın, İslam dünyası da çok ciddi bir şeyde kendisini sorguluyor. Onun için Tunus'ta insanlar sokaklara döküldü. Onun için Mısır'da insanlar sokaklara döküldü. Onun için Türkiye'de bir devrim yaşanıyor. O Kemalist devrim bitti. Başka bir şey var. Bugün aman de devrim deme Tarık Küçükcan. Devrimlerden çok tamam, yıldır. Peki başka devrim şey olsun. Devrim olmasın da barışçılma şey olsun. Senin reform, ıslahat olsun. Bir, yani. Bir itirazım var senin söylediğin bir şeye. Yani ya benim korkum da bir devrim yaşanıyor olabilir. Olması yani. Ne devrim yaşanıyor? Çok büyük devrim yaşanıyor. Parantez bu ülkede bakın, bir şey söylüyorum size, somut örneklerini vereyim. Gayrimüslimlere mallar iade ediliyor. Bu Türkiye için büyük bir devrimdir. Seküler iktidarlar, Kemalist iktidarlar bunu masaya bile getirmedi. Bugün Alevilerle konuşuluyor. Sorunlar çözülmedi mi? Çözülmedi mi? Çözülmedi. Ama Alevilerle ilgili hükümet adım atmak zorunda atacak. Bu bir Türkiye için devrimdir. İslam hareketler için de bir devrimdir, muhafazakar hareketler için. Kürtlerle konuşuyor, Öcalan'la konuşuyor. Büyük bir siyasi risk alarak konuşuyor. Bu devrim değil mi sizce? Türkiye'de bak, kanın durdurulması devrim değilse devrim değil. Bir şey demiyorum, bir itirazım yok. Bak, bunu Türkiye'de hiçbir iktidar yapmamıştı. Bu iktidar yapıyorsa yaptığını alkışlayan, yapmadığı tarafları eleştirelim. Bana bir itirazım yok. Mevcut iktidarın şu beş konuda zihinsel olarak, beslendiği dini kültür olarak, tarihsel kültür olarak tıkandığı kanaatindeyim. Daha buradan bir şey çıkmayacağı kanaatindeyim. Şu beş cümleyi bu zihin, bu muhafazakar zihin söyleyemez. Bir, Müslümanla gayrimüslim, Müslümanla Müslüman olmayan diyelim, gayrimüslim deyince çünkü hoşlarına gitmiyor. Müslümanlarla Müslüman olmayanlar eşittir. Bunu söyleyemezler. Söylese büyük tartışma çıkar. Zımbayı, koku, bilmem ne, bir sürü şey var. İki, Alevilerle Sünniler eşittir. Hem de her alanda. Bunu da söyleyemez. Söylerse bir sürü tartışma çıkacaktır, göreceksin. Bakalım diyorlar. Üç, Türklerle Kürtler eşittir. Hem de her alanda. Bunu tartışacaksan gel devletin isminden başlayalım. Dördüncüsü, kadınlarla erkekler eşittir. Zaten fıtraten eşit değil diyor. Konuşma yapıyor zaten. Beş, hele hele bu beşinciyi hiç söyleyemezler. Zenginlerle yoksullar eşittir. Peki. Bunları söylediğin zaman senin eli açık. Ben bunun nereden baksam 5 senedir test ediyorum. Gidiyorum, konuşuyorum. Hemen itirazları yükseliyorum. Ne itiraz ediyorsun diyorum. Ben hükümet adına tabii hiç cevap verme durumunda değilim. Ama bir ama gözlemci olarak, sistem, bir gözlemci olarak şu gelişmeleri görüyorum bakın. Zenginlerle fakirler eşitlik meselesi, bu çok ayrı bir tartışma. Bu mümkün olmayan da bir şey. Bak başlama, bakın, hemen başlama. Ben, ben bir realiteden bahsediyorum. İdeal olarak ben de inanırım. Keşke öyle olsa. Dünya cennet olsa. Ama diğer konuların hepsi Türkiye'de siyasal uzantıları olan ve derin geçmişleri olan konular, onlarla ilgili önemli adımlar atıldığı kanaatindeyim. Evet, çözülmemiş olabilir. Ama mesela kadın erkek eşitliği konusunda en son çıkan yasalara baktığımızda, reform yasalarına baktığımızda gelinen noktanın daha iyi olduğu kanaatindeyim. Alevler konusunda bakın, Diyanet İşleri Başkanlığı da buna dahil oldu. Ki hiç olmazdı daha önce. Ben bunun önemli adım olduğu kanaatindeyim. Şunu demiyoruz biz. Ya bir iktidar geldi 10 senede Türkiye'deki bütün işte kadim sorunları çözdü demiyoruz. Ama bunun ben önemli olduğu kanaatindeyim. Ve bunu da bir muhafazakar bir partinin yapması olduğu daha da anlamlıdır diye düşünüyorum. Peki, bir ara vereceğim. Bu Türkiye'de ve diğer ülkelerdeki Müslümanların bazı konularda eleştirel düşündüğünü gösteriyor. Sistemi eleştiriyor, müesses nizamı eleştiriyor ve yeni bir alternatif sunuyor. Bu alternatifin mükemmel olduğunu söylemiyoruz ama bu bir arayıştır. Ve bunun ben alkışlanması gerektiğini düşünüyorum. Peki, bir ara vereceğiz. Sonra Ayhan Bilgen ve Mustafa Özcan da söz istediler. Ara, tekrar karşınızdayız.
Devam ediyoruz. İslam dünyasının derin sorunlarını konuşmayı sürdürüyoruz. Biraz sorunları konuştuk. Bundan sonra da ne yapılması gerektiğini mercek altına alalım. Gerçi onları da ufak ufak söylemeye başladık. Demokrasi vurgusu dikkat çekiciydi. Talip Küçükcan, Mehmet Ali Büyükkara, Üfit Yüksel, İhsan Eli Açık, Ayhan Bilgen, Mustafa Akyol ve Mustafa Özcan'la yayına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayhan Bilgen, şu hilafet meselesiyle ilgili olarak benim de söyleyeceklerim var dediniz. Oradan devam edelim. Buyurun sizi dinleyelim. Yani sonra bugün diğer bir makale vardı bugün Yeni Şafak gazetesinde Atasoy Müftüoğlu'nun yani konjonktürü değerlendiriyor ve çok spot bir cümle var. Diyor ki biz şu anda İslam düşüncesi üzerinden gitmiyoruz. Aslında ulus devlet ve mezhepçi reflekslerimizi İslam düşüncesi diye savunuyoruz. Yani hilafet tartışmasını yaparken biz eğer İslam'ın varlık sebebi olan temel teziyle ilgili bir karşılaştırma yapmış olsaydık başka kavramları tartışırdık. Örneğin halifenin gücünün sınırlanmasını tartışırdık. Yani denge denetleme diye bugün modern dünyadaki literatürle ifade edilen güçler ayrılığıyla ilgili kavramları tartışırdık. Muhalefet hakkına bir Müslüman yönetici nasıl değer verir, bunu ne kadar önemser, bunları tartışırdık. Ama şu anda İslam dünyası o kadar her şeyi şekil üzerinden tartışıyor ki, çünkü elinde kalmış olanlar şekilden ibaret, öz bitmiş durumda, öz çürümüş durumda. Bu özü koruyacak, savunacak durum olmadığı için şekli korumanın güdüsü içerisinde. Hilafet tartışması bu coğrafyada pratik anlamda sadece son 150 yılda anlam ifade eder. Yani halife kelimesi zaten ardıl anlamında, yani arkasından gelen anlamında. Halife imam demek değil, halife lider demek değil, halife peygamberin halifesi. Şimdi peygamberin halifesi diyebileceğiniz bir durum var mı 1400 yıllık tarihe baktığınızda? Yok. Hatta işte rivayet edilen hadise göre zaten 30 yıl, 33 yıl sonrası saltanat diye zaten tarif edilmiş. Hadisin sıhhatini geçiyorum bir tarafa ama pratik zaten bunu ortaya koyuyor. Ama ne zaman biz hilafeti hatırlamışız? İslam dünyasına bir saldırı başladığında, işgal başladığında buna karşı direnişi örgütleyebilmek için en kolay araç, en birleştirici, buluşturucu ve direnişi örgütleyecek araç bizatihi İslam'ın ve onun işte kurumlarından birisi olduğu iddia edilen hilafetin kendisi. Osmanlı son döneminde bu kavramı kullanmaya başlıyor. Evet. Ya Yavuz'dan sonra kimse kendisini halife falan diye takdim etmiyor. Hani kutsal emanetleri aldığı için halife olduğu varsayılan padişahlar buna ihtiyaç duymuyor. Ama ne zaman ki Fransızlara karşı, İngilizlere karşı, Afrika'da, işte Kafkasya'da bir direniş örgütlenecek, bunu halife adına yapma ihtiyacı duyuyor. Dolayısıyla şuraya gelmemiz gerekiyor. Biz özü mü İslam adına yeniden tartışacağız, konuşacağız, şekli mi? Elbette ki isteriz ki öz ve şekil birlikte savunulabilsin. Ama bugün ortada özle şekil arasında bir çelişki varsa dönüp bizim özü savunmamız lazım. Çok somut bir iki karşılaştırma yapmak istiyorum. Mesela Ege Denizi ne Rumlarındır ne Türklerindir, Ege Denizi balıklarındır diyen Siriza'nın liderinin sözü mü daha İslami? Bugün Müslümanlar baktıklarında burada mı daha milliyetçi bir refleks var? Yoksa daha insani, daha fıtri, daha adalete dayalı, daha paylaşıma dayalı, daha evrensel bir refleks var? Yoksa yani bizdeki klasik Türk milliyetçiliği ya da Rumlardaki Rum milliyetçiliğinde mi var? Yani tek tek güncel sorunların her birine baktığımızda şunu görüyoruz. Aslında biz İslam diye başka bir şey savunuyoruz. Başka bir şekli savunuyoruz. Başka bir korkuyu savunuyoruz. Başka bir iktidar etme refleksini savunuyoruz. Dolayısıyla burada galiba şuna gelmemiz gerekiyor. Eğer İslam'ın kendine dair bir değişim teorisi varsa ve bu durumdan biz çıkmak istiyorsak, buradan kurtulmak ve başka bir ütopyamız varsa, oraya taşınmak istiyorsak, evet, bütün insanlığı, çevremizi, muhalifleri, bizim gibi düşünmeyenleri, kendimizi, duayı bir yere taşımak istiyorsak, bu değişimin metodu üzerinden tartışmak zorundayız. Eğer biz bu değişimi yukarıdan aşağıya öngörüyorsak, yani kendi doğrularımız var ve bu doğruları topluma dayattığımız ölçüde gerçekten İslam için iyi bir şey yapmış oluruz, insanlık için iyi bir şey yapmış oluruz diyorsak o başka bir şey. Ama ben İslam'ın başka bir iddiada bulunduğunu düşünüyorum. Ben İslam'ın özle ilgili aşağıdan yukarıya, yerelden, daha güncel bir ifadeyle söyleyelim, daha bireyden, daha toplumdan başlayan bir dönüşüm önüne koyması gerekiyor. Böyle baktığınız zaman İslam dünyasındaki sorunlarla ilgili, pratik, somut sorunlarla ilgili bir tercihle karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. O da şu: ya biz esasa dair, öze dair tercihlerimizi netleştireceğiz. Tamam. Sonra dönüp arkasından diyeceğiz ki bu öz işte Müslümana yakışır. İşte İslam kadın konusunda, kadının hakları konusunda şunu söyler. İslam gelir dağılımı çarpıklığı konusunda şunu söyler demeye başlayacağız. Ama biz tersinden başladığımızda kimliklerimizi savunuyoruz, gücümüzü savunuyoruz, koltuğumuzu savunuyoruz, temsil ettiğimizi, iddia ettiğimiz neyse ulusu savunuyoruz. Buradan bir dönüşüm gerçekleştirmek çok pratikte mümkün değil. Bu durum bize sadece İslam'ın tıpkı Cemal Sıfır'ın vakalarında olduğu gibi, yani ayetlerin ucuna, kılıçların ucuna ayetlerin takılıp
birbirimizle kavgamızı İslam üzerinden yapmak. Kim daha İslami, kim İslam'ı temsil ediyor, kim işte Fırkay Naciye, bunlar çok hani klasik tartışmalardır. Kimler sapık, kimler fitne. İşte bu tartışmaları yaparken de İslam'ın kendi gerçek ölçütlerini değil, kendi çıkarlarımızı gözetiyoruz. Evet. Yani ya mezhebi çıkarlarımızı ya işte devlete dair, iktidara dair çıkarlarımızı gözetiyoruz. Peki Sayın Özcan, buyurun size söz edeyim, evet, sonra ben sorularıma geçeyim. Tabii tekfir meselesi ayrı bir mesele ama inançlar arasında sınırı var. Bu sınırı nasıl tanımlayacağız? İşte bu kafir veya tekfir meselesi. Ya bunda ileri gidenler, ifrata gidenler oldu, tefrite gidenler de var. Yani bir Müslüman olarak ben diyebilir miyim? Her inancı şey yapıyorum, yani kucaklıyorum. Bu yani iddia düzeyinde olur veya yanlış olur. Şimdi şey de öyle, bu uzlaşma meselesi. Tunus'tan gidecek olursak, arkadaşlar söylediler uzlaşma iyi de, bu uzlaşma tek tipleştirmeye doğru gittiğinde ki Amerika'nın maksadı o, tek tipleştirmek. Yani herkesten bir parça, montaj bir adam, montaj bir devlet, montaj bir anlayış budur. Yani bunun neresi doğru? Yani neden böyle yapmak istiyor? Yani Gannoşi'nin şartları ayrıdır. Yani Tunus'ta o tartışmayız. Yani şöyle deniliyor zaten, yani en az hasarla geri çekilerek bu Badire'yi atlattı. Yani genel yaklaşım o. Ama Amerika'nın tarzı şu, pelteleştirme. Yani şöyle deniliyor buna, hibrit formülü. Yani herkes, yani biz de 28 Şubat sürecinde yaşadık. Erbakan Hoca'ya İslami şeyi geriletiyorlar. Ülkücülere ülkücülüğü geriletiyorlar. Solculara solculuğu geriletiyorlar. Yani bunun bir anlamı yok. Yani şöyle, neden? Yani Amerika karma istiyor. Yani bütüncül yaklaşımlardan kesinlikle haz etmiyor. İkincisi, İslam dünyasının blok olmasını istemiyor. Niye? Bugün Out of Control kitabında olduğu gibi dünya 6 bloktan müteşekkil. Ama İslam dünyası çok parçalı. Hilafet meselesine gelecek olursak buradan. Evet. Şimdi 2. Abdülhamit Han döneminde ne vardı? Konu neydi? Konu İttihadı İslam'da. Neden? 1830'lu yıllardan itibaren İslam toprakları kaybediliyor. 1881 başka bir milat vesaire. Dolayısıyla daha iç içe politika, İttihadı İslam, yani Müslümanların birliği. Önce hilafet meselesi yoktu. Yani 2. Abdülhamit döneminde biz hilafeti tartışmıyorduk. Neyi tartışıyorduk? İttihadı İslam'ı tartışıyorduk. Sonra Osmanlı'nın parçalanmasıyla birlikte yeniden İttihadı İslam meselesi gündemde kaldı. Ama ona bir şey ilave edildi 1924'te, hilafet meselesi. Hilafet dikey mesele. İttihadı İslam, İslam Birliği yatay bir mesele. Dolayısıyla o tartışılmaya başlandı. Bunun mahiyeti nasıl olacak? Bu tartışmalar devam ediyor. Şimdi Senhuri Paşa, Abdurrazzak Senhuri Paşa, bunun üzerine doktora yapmış bir adam. Diyor ki, kolektif bir hilafet olabilir diyor. Buna BM'ye benzetebilirsiniz, başkalarına benzetebilirsiniz. Yürüyen tarafları var, yürümeyen tarafları var vesaire. Ama bu son dönemde özellikle epey taraftar bulmuş. Ebu'l-Hasan Nedvi'den tutun da Bediüzzaman'a kadar, birçoklarına kadar. Evet, bir de işin ihyacı hareketler. Buradan 1924'ten sonra, 4 yıl sonra Müslüman kardeşler doğmuş. İhyacı hareketler nedir? Aileyi, işte toplumu ihya etmek, kucaklamak İslam anlamında. Devleti ve sonunda hilafeti ve sonunda bütün insanlığı. Bütün insanlığı. Bakın orada üstadiyet makamı diye bir şey var. Bütün, yani İslam değerlerinin en yüksek yüce değerler olduğunu düşünerek bütün insanlığı kucaklamak. O var. Hem Hasan el-Benna da var, hem Bediüzzaman'da Beni Beşer'e piştar olmak diyor. Yani bütün insanlığa üstad olmak. Yani İslam'ı değerleri daha doğrusu ortaya koymak. Yani peki, mesele bu. Sayın Özcan, İslam'a yönelik global düzeyde bir tuzak, bir oyunlardan bahsettiniz. İslam dünyası bu oyuna karşı bir şey yapamaz mı? Yani kendisi işte... Kırılgan. Yani bu Arap Baharı'nda bunu gördük aslında. Yani Arap Baharı cılızdı. Dolayısıyla burada Arap Baharı'nı kim söndürdü? Örgütlü olmaması. Yani eski sistemler, yapılar bir şekilde başları devrildi ama onların uzantıları şey yaptı. Yani üzerindeki yapıyı, yeni yapı, halk iradesini atmış oldu. Burada İran'ın rolü var. Yemen, Suriye vesaire. Amerika Birleşik Devletleri'nin rolü var. Körfez ülkeleriyle birlikte. Nerede? Mısır'da vesaire. Yani dolayısıyla burada tek yanlı değil. Tek yanlı değil. Çok yönlü bir blokaj var. Yani neden? Bu Amut Gilas şunu söylüyor. Diyor ki, eğer diyor Amos Gilad İsrailli stratejist diyor ki, eğer diyor bu diyor ister Osmanlı bloku, ister Sünni bloku veya İslamcılar, siyasal İslamcılar bloku deyin. Bu diyor Fas'tan başladığı zaman veya Tunus'tan başlatalım. Tabii 2011 sonrasını söylüyorum. 2013 sonrasını söylemiyorum. Evet. Diyor ki bu İsrail'i kuşatacaktır. Dolayısıyla İsrail'in sonuna giden bir şey olacak diyor. Dolayısıyla
bir reaksiyon, ne diyelim, 2013'te darbeler sürecine evrildi. Bununla Sisi'nin, yani işte onu destekleyenlerin, Suudi Arabistan başta olmak üzere, ve şunu söyleyeyim. Bugün hilafet meselesinden bahsedildi. Dünyada hilafete en çok karşı olan ülke Suudi Arabistan. Bakabilirsiniz, literatürüne bakabilirsiniz. Yani Suudi Arabistan hilafete falan şey yapmış değil. Bütün İslamcı hareketlere karşı. Niye? Diyor ki bütün İslamcı hareketlerin ortak şeyi, değeri hilafeti ihya etmektir. Dolayısıyla peki, böyle yani. Peki hemen Müfit Yüksel, buyurun siz. Şimdi soru diyelim, mu soracaksınız Sayın Özcan? Yoksa yani hilafet deniyor da şimdi hilafeti savunmanın mantığını ben anlamaya çalışıyorum. Mesela halife seçimle mi iş başına gelecek? Nasıl olacak? Ya Müslümanların işte günümüze göre, yani Müslümanların yani siyasi bir sistemi bu. Bugün siyasi bir yazı okumuştum. Bunun için nerede olacak bu hilafet? Hangi ülkede yani mi olacak? Başkan yerine halife diyelim diyor mesela. Bugün tamam. Bir yandaş yazar diyelim. Halife diyelim. Yani şimdi halifeyi halk mı seçecek? İslam'ın yetkileri kaç yılda bir olacak? Dönüşümlü olabilir. Bunun formülü çok. Abdurrazak daha Senhuri, sembolik bir kurum olabilir. Abdurrazak Senhuri Paşa'nın doktorası var bu konuda. Yani ulaşabilirsiniz. Daha sembolik bir kurum şimdi, olabilir. Yani tamam, bak, hilafeti diriltmek, yani bir halife seçmek, seçilen kişi de halife demek, İslam'ın dirilmesi ve çağ ve çağın sorunlarına bir cevap vermesi anlamına gelmiyor. Yani adaletin nasıl olacağını, meşveretin nasıl olacağını, artık onda siz doldurursunuz. Emanete ihanet etmeden, yolsuzluğa, rüşvete ulaşmadan, kul hakkı yemeden, ötekileştirmeden, çoğulcu bir şekilde halkların nasıl bir arada yaşanacağına dair bir cevap, çağ bir cevaptır. Yani adı hilafet tartışması, vazonun kırıldığının hala farkında olmama halidir aslında. Yani vazo kırılmıştır. İslam dünyası parçalanmıştır. Siz bunu yeniden tutkalla yapıştıramazsınız. Vazo 11. yüzyılda da kırıldı. Yani kırıldı. Yeni bir vazo burada inşa edildi. Birliği sağlamanın yolu artık bir peygamberin halifesi bir sembolden falan geçmiyor. Farklılıkların insanlar farkına varmışlar. İşte onu bulaştırmak. Farklılıklarla yani birlikte de olmanın formüllerini başka yerde aramak zorundayız. Müfit Yüksel'e de soralım. Peygamber adına yöneten, yönetmeye devam eden birisi derseniz bunu kutsallaştırırsınız. Ve birliği sağlamazsınız, tam tersine tartışılmaz bir otorite inşa edersiniz. Bu da tam savaşları körükler zaten. Arzileştirelim o zaman. Ben bir şey hemen Sayın Akyol'u dinleyelim, sonra Müfit Bey size. Yani tabii ki bugün İslam Konferansı Örgütü ya da İslam İşbirliği Örgütü gibi bir şey uzun vadede hilafet gibi bir istişari mekanizmaya falan belki dönüşebilir. Bunlar tartışabiliriz. Fakat eğer Müslümanların, biz Müslümanların bu hilafet özleminden kasıt ittihadı İslam fikri ise herhalde biraz ona doğru gidiyor. Çünkü bütün Müslümanların birleşmesi. Valla bu çok güçlü bir fikir. Tabii ki İttihad-ı İslam hep savundur. Yani 19. asırdan beridir. Valla ben bunun o kadar büyük bir öncelik olduğu kanaatinde değilim. Naçiz kanaatim. Çünkü şöyle değil bence. Bence yani bir İttihad-ı İslam nasıl yapacaksınız? Yani bir Müslüman ülke çıkıp diğerlerinin hepsine lider olan bir şey mi çıkaracak? Onu bir başkası niye dinlesin? Hayır, asgari müşteriklerde birleşme en azından. Bakın asgari, şimdi şu var. Bütün Müslümanları birleştirdik diyelim. Savaşmamayı öğrenmek. Savaş, Müslümanların ihtilaflarını çözmek derseniz amenna. Yani ona tamamen de. Ya bütün dünyada bugün Müslümanlar birleşti. Biz Müslüman dünyanın entelektüel kapasitesi, sanayisi, bilgisi, şusu busu hala bunlara bakacağız. Yani bütün Müslümanlar birleşince dünyanın en büyük gücü olacaklar falan gibi hep böyle bir şeyimiz vardır. Biz Müslüman dünyada ne kadar bilim üretiyoruz, ne kadar teknoloji üretiyoruz, üniversitelerimiz ne kadar kapasiteli hala bunlara bakacağız. Yani hepsini birleştirelim isterseniz birbirinin dinini bilmeyen bir sürü Müslüman. Önemli olan evet, her Müslüman toplumun kendi içinde hürriyetçi, adaletli bir demokrasi tecrübesi inşa etmesi, değerlerini koruyarak yani modern dünyanın işte bilimini, sanatını, kültürünü falan anlaması, kendi modernitesini bana sorarsanız üretmesidir. Bu böyle Ceberrut Bağız rejimlerinin gelip ve tepeden bir ulu önderin işte şapka çıkar giyeceksiniz falan demesiyle olmaz. Ama yani bir İslamcı hareketin otoriterliğiyle falan da olmaz. Çoğulcu bir demokrasiyi nasıl kuracağız ve bilime, sanata, tamam, kültüre biraz nasıl ağırlık İslam'ın vereceğiz? İslam'ın böyle sürekli seküler ideolojiler eliyle terbiye edilmesi gibi bir şeyi de savunmak olmaz. Ben öyle bir şey söylemedim ki zaten. Hayır, yani o öyle bir şey var işte, sekülerizmin getirdiği bir şey var. Günümüz işte ben çağdaş sekülerizm yani. Çağdaş sekülerizm doğrultusunda İslam'ı şu şekilde mi terbiye edelim, bu şekilde mi terbiye edelim? Bu olmaz. Tanrı'yı terbiye edemeyiz. Benden bahsediyorsunuz, ben böyle bir şey söylemedim. Bu ben terbiyeden de bahsediyordum. Tanrı'ya izah veren ne alakası var? Ne alakası var? Biz sadece çekemeyiz yani. Yani bir dakika. Hilafet dediğinde eski tarih. Ben Müslüman toplumların nasıl 10. 11. asırda Müslümanlar bilimde öncüyse dünyada, kültürde, tıpta öncüyse,
buraya nasıl varacağımızdan bahsediyoruz. Ya, haşa ne demek tartışma. Allah? Yani ben yani, öyle bir kavram science, kullanmam. Scientific science dediğimiz şey ayrı bir tartışma. O zaten batıda bile tartışılıyor artık. Bugün, ya bilim mühim değil mi Müslümanlar için? Ya da bilimle ilgilenirsek yeni terbiye mi ediyor olacağız? Science, positivist science diyorum. Yani. Ben pozitivist demedim, yani bilim dedim ya, tecrübi, deneysel, pozitivizm demedim ben, onu siz peki, diyorsunuz. Şu merak bakın edilen... bir dakika, burada çok enteresan tamam, bir itiraz yani, var. Evet, yani Müslüman alayım. Dünyada bilim, kültür falan gelişsin deyince siz bana Tanrı'yı terbiye etmek falandan şey, ne alakası var yani? Haşa başka yani. Başka bir şey yani söylemeye haşa. Çalışıyorum. Ben yani, sadece kendi değerlerimizi koruyarak Müslümanlar olarak biz de yani, nasıl yani, ihsar edeceğimiz toplumlar inşa edelim diyorum. Bilimselciliği falan da tartışalım, scientizmi. Bilimselciliği falan tartışalım. Bilim felsefesini de tartışalım. Pozitivizme ben çok karşı ve yazı yazmış bir insanım da. Aydınlanmacı felsefeyi de tartışalım. Ya ben tartışalım zaten. Benim bu konuda aleyhinde kitabım da var bilimselcilik üzerine de. Yani bilimi mürşit edinmekse ona... Bakın Müfit Bey, İslam dünyasında bilimin gelişmesini istemek demek, bilimi mürşit put edinmek falan demek değil. Bu başka bir şey. Pozitivizm eleştirilerimize katılırım. Ben bilimle ilimi ayırıyorum. Açık söylüyorum. Valla deneye, gözleme buna, dayalı bir bilimden bahsediyorum. Ben de seviyorum. Bak, bilimden ziyade şimdi konudan girecek olursak. Şimdi biz İslamcı hareketlerin içinden geliyoruz. Şöyle bir sorun var. Şimdi Müfit'le de ilk defa burada karşılaşmıyoruz. Yani duvar dibinde bir sürü bunları tartışmışız yani. Şimdi hakimiyet Allah'ındır, demokrasi küfürdür diye bir anlayış var. Şimdi bu ne derece doğru? Bununla yüzleşilmesi lazım. Demokrasi, bu anlayış kimde var? Selefilerde... Demokrasi küfürdür deniliyor. Ben şu ana kadar çok duydum bu sözü. Selefilerde mi var? Kimlerde var? 1-300 yıldır saltanat küfürdür. Ama herkes küfürdür. Bir saniye. Müzik çok marjinal görüşler değil. Bakın o zaman marjinal. Söyleyeyim size. Hayrettin Karaman Hoca son dönemde İslam'la demokrasi uyuşmaz. Çünkü demokraside halk hakimiyeti vardır. İslam'da halk hakimiyeti vardır diye pek çok yazı yazdı. Hayrettin Karaman Hoca benim saygı duyduğum, pek çok görüşünü de önemsediğim bir hocadır. Ama bu konuda böyle dedi. O kadar marjinal değilmiş yani. Hayretle okuduk. Yeni Şafak'ta yani. Ben ona bir ilave yapayım. Bu marjinal, iki uçlu bir mesele. İki uçlu bir mesele. Bir temsiliyet var. Halka bakan yüzü var. Kimse temsiliyeti dışlayarak iktidara gelirse o tam manasıyla meşru olmaz. O zaman diktatör olur, istibdat olur. Evet. O bütün dinler tarafından kabul edilir. Bir de ilahi yasalar var. Yani bu yasaları göz önüne alıp yani tatbik etmek. Dolayısıyla iki uçlu bir mesele. Bir meseleyi birbirinden böldüğümüz zaman zaten bu ilahi tatbik edilmesi gereken ilahi yasaların mesela yorumunu yapma otoritesi kimde? Ya, o alimlerde. O alimlere yani itibar etmeyen, başka alime itibar eden insanlar ne olacak? Ya da alime i̇şte itibar etmeyen. Ortak noktalar. Bir ortak nokta. Yani demokrasiye geliyoruz yani. Bir saniye. Sesler çok karışıyor. Bir saniye. Biz eğer demokrasi dini prensipleri dışlayan tamamıyla seküler bir düzlemde insan yapısı bir şeyi ortaya koyuyorsa, dayatıyorsa daha doğrusu. Ya da Kur'an sünnetin dışında bir fıkıh mı üretmemiz lazım? Eğer Hayrettin Karaman Hoca... Üretmeniz gerekmiyor. Herkes istediği fıkha göre yaşayabilir istediği gibi. Zaten yani. Öyle. Çoğulcu demokrasi içinde yaşayabilir. Şimdi eşitçi İslam devleti diyor. O insan yapısı olmuyor mu? Şimdi bu tam bir eşit söylem yani. Bizimki İlahi, demokrasi, beşeri. Onlar i̇şte beşer kanunları. Buluşturuyoruz. Biz İslam devleti, İslam kanunları. Şimdi bu kendini tam da Tanrı yerine koyma oluyor işte. Yani Ahem görünmeyen bir Allah adına konuşma, evet. Onun adına bir yönetim kurma. Ben İslam devleti değil, olsa olsa adalet devleti olabilir diye bununla ilgili... Peki, Ahem Bey'den siz de yorumunuzu alayım. Dediğiniz şey, aynı şeyi söylüyoruz. İsmail Bey, Ahem Bey'den de bir yorum geldi, ondan sonra hemen size döneyim. Bugün gelinen noktada bizim şunda somutlaşmamız gerekiyor. Yani kimse... İslam barışa karşı, İslam adalete karşı falan demiyor. Ama bizim ilahi hükümler dediğimizde halkın iradesini buluşturacağımız nokta ancak şöyle olabilir. Evet. Halkın sayıcı sorunları vardır. Bütün halk kesimlerinin, bütün halkların sorunları vardır. Bu sorunlarla ilgili sizin ilahi mesaj budur dediğiniz bir çözüm reçeteniz olur. Yani ne anlıyorsanız onu tabii ki. Burada sayıcı sorunlar nelerdir? Yani bu topraklarda diyelim ki ana dille ilgili bir sorun var. Hı hı. Mesela yargı önünde eşitlikle ilgili bir sorun var. Dokunulmazlık diye bir sorun var. Yani yolsuzluk iddiası karşısında diyorsunuz ki siz benim yasalarıma göre bakanlar işte ancak Yüce Divan'da yargılanır. Mecliste buna onay verirse, iktidar partisi verirse. Şimdi burada ilahi adalet neyi gerektiriyor? Yani eşitlik, özgürlük, adalet, barış gibi soyut ve herkesin uzlaştığı kavramları somut sorunlara indirdiğinizde işte diyelim ki hasta... Mahkum olabilir mi İslam adaletinde? Yani birisi hasta olduğu halde cezaevinde tutulabilir mi? Bütün bu somut sorunlarla ilgili eğer ilahi mesajdan ezilen, ayrımcılığa uğrayan, dışlanan insanlara bir
güzel söz söylüyorsanız o umut olabilir, o bir alternatif olabilir. Peki. Bunu demediğimiz müddetçe halkın iradesi bir yerde tezahür edecek, bizim ilahi mesaj dediğimiz şey de başka bir yerde asılı duracak. Bu arada sadece. Ben de Mehmet Ali Bey'e iki kez İsmail Bey dedim, özür dilerim Mehmet Ali Bey. Yani çok geniş katılımlı bir yayın olunca tabii isimleri evet. Böyle karıştırabiliyorum. Şimdi, sizin sözleriniz yarım kalmıştı bu meseleyle ilgili. Benim mi? Evet Mehmet Ali Bey, buyurun. Şimdi marjinallik, o demokrasi küfürdür sözünün marjinalliğinden bahsettim. Oradan lafa girmiştim. Evet, o yarım kaldı yani oradan. Bu gerçekten marjinal. Yani İslam dünyası bu saltanat rejimlerinden, diktatörlüklerden, krallıklardan çok çekti. Yani güzel dönemlerde yaşamadı değil. Adaletli diktatörler elinde ama devamlı özellikle 20. yüzyıldaki İslamcı, siyasal İslamcı hareketler bunun ideal bir şey olmadığını, Kur'an'ın ve peygamberi nebevi sünnetin bu tür bir yönetimi kesinlikle arzulamadığını, öngörmediğini söylediler. Bunu kitaplarda yazdılar. Eğer şu kastediliyorsa yani işte Batı pozitivist, dini tamamıyla hayattan çekip alan, seküler, tümüyle baştan sona seküler bir düzeni, bu doğru düzendir diye İslam'a, daha doğrusu bütün insanlara dayatıyorsa ve bunun ismine demokrasi diyorsa, buna Müslümanlar karşı çıkıyor. Böyle bir şey yok. Peki İslam dünyasının anladığı demokrasi nedir? Yani demokrasiden ne anlıyoruz? Özgürlükçü, eşitlikçi, hürriyete dayanan, ehliyete, işbirliğe önem veren, işte Ayhan Bey'in söylediği gibi temel insan haklarını dünyanın her tarafında, sadece İslam dünyası da değil, dünyanın her tarafında ezilen kadının haklarını gözeten, evet. Gelir adaletini sağlayan, İhsan Hoca'nın devamlı kitaplarında yazdığı adalet şeyini sağlamaya çalışan bir devlettir ve bunun kökeni ilahi yasalardır yani. Bunun bir siyasal sistem olarak artık bu nasıl olur? Bu konuda da Kur'an'da yani sünnette kökünü ilahi yasalardan alan bir demokrasi anlayışından bahsediyorsunuz. Tabii ki yani bunu kimse şey yapmıyor, küfür falan demiyor İslam aleminde. Yani şeyden alan, kaynağını ilahi şeyden alan çoğulcu, özgürlükçü bir yapıya kimsenin küfür dediği yok. Öyle bir şey olmaz. O zaman kaynağını yalnız kaynağını alırken bu nasıl bir mekanizmadır? Ama yani ben şöyle İslamcıları, insan hak ve hürriyetlerinin siyasal dini bir temelle yorumlanmasına taraftarım. Endişen şu. Siyasal İslamcıların gerek tutumları, gerek tecrübelerine baktığımız zaman siyasal İslamcılıkta bir güç istenci. Yani bir desire will to power var. Açık söylüyorum. Bunu biliyorum. İktidar anlayışı var. İktidar üzerine jakoden bir şey var. Bu Soğuk Savaş dönemi ideolojilerinden ne olursa olsun ciddi bir etkilenme üzerine, onun üzerinde o çerçeve içinde bir İslam anlayışı şey var. Bunu Seyit Kutup'ta da bulursunuz. Diğer birçok başka o dönemin. Mevlüt'te de bulursunuz. Ya Muhammed Zeki el-Mübarek'te de bulursunuz. Bilmem kimde de bulursunuz. Bu yani dönemde şimdi, var. Mehmet'ciğim bak ulağa gitme. Şimdi Türkiye'deki siyasal sistem giderek tekçiye mi gidiyor, çoğulculuk mu üretiliyor? Şu andaki ben bilemem onu nereye gidiyor, nereye gidiyor. Nasıl bilemezsin? Şu anda oraya gittiğini sanmıyorum. Öyle bir tekçiyle nasıl gidiyor? Ya giderek tekçiyle gidiyor işte. Ya seçim var ya önümüzdeki günlerde Mart'ta seçim. Haziran'da seçim var. Olur mu ya? Yargıdan denetlemeden rahatsız. Bir de Haziran'da seçim var. Anlayış var yani. İhsan Bey meselesi siyasi yönetemiyorum diyor. Anayasayı değiştirecek. Anayasayı değiştirecek adamlar ya. Daha ne istiyorsunuz? İslam'ın çoğulculuğuna, çoğulculuğu. Anayasayı nasıl değiştirecek? Yeni bir anayasa yapalım. Şöyle bir örnek vereceğim. Mustafa, bunların girişimleri yapıldı biliyorsunuz. Kendi bu parti en fazla oy almasına rağmen bütün partilerden aynı sayıda insanlar daha ama kuvvetler ayrılığından rahatsız olan, yönetemiyor yürütme diyen, engel oluyor yargı diyen bir anlayış var yani. Onu görmüyor musunuz? Şimdi bakın bu konuda ben bir şey söyleyebilirim. Aynen. Şimdi İslamcılığı, 1960 anayasasının nasıl bir anayasa mahkemesi ürettiğini biliyor musunuz siz peki? Bir şey yani teorik bir katkı sağlayabilirim. Bakın ama İslamcıların demokrasiyi tekfir eden anlayışı çok geçmişte kaldı. Buna katılıyorum. Hala diyen gruplar var ama marjinal. Ana akım yani İhvan, Nahda, İhvan hepsi demokrasiyi savunuyor. Buna hiçbir kuşku yok. Türkiye'de de zaten
demokrasiyi sahiplenenler İslamcı gelenekten gelen, yani AK Parti hareketi oldu. Öbür taraf Cumhuriyet falan diyordu. Hiç kuşku yok. Fakat bu demokrasinin niteliği biraz tartışmalı. Çoğunlukçu demokrasi mi? İşte çoğunluğu aldık o zaman. Sistemi baştan kendimize göre kuruyoruz demokrasisi mi? Biraz daha uzlaşıcı. Şimdi burada ben tek müsbet örnek olarak Nahta'yı görüyorum. Ayrı. Nahta'nın da başarısı sadece Ganduşi'nin pragmatizmine değil, Ganduşi'nin fıkhi tecdidi görüşleriyle de ilgili. Nahta'yı özgürlük vurgusu yapan, şey buna göre pek çok fıkhi açılımı getiren bir düşünce. Dinleyelim şimdi. Buyurun. Siyasi İslami hareketlerin İslam dünyasında siyasal pragmatizmi, belli grupların, ekollerin İslam dünyasında siyasal pragmatizmi alıyor. Onu tartışabiliriz. Onun ne derece İslami olduğunu, ne derece adaletli olduğunu onlar tartışalım. Ama İslami şeyin temelleri veya İslami şeyleri hep bunu öngörür diye bir durumsa, Sudan örneğine bakalım. Darbeyle geldi. İslami bir yönetim kuruldu. O İslami yönetim Sudan'ı parçaladı. İslamcılar eliyle Sudan parçalandı. Yani açık söylüyorum. Yani siyasal İslamcılar eliyle Sudan parçalandı. Bunu da biliyoruz. Yani gelinen nokta açısından bunun İslam'ın ne temelleriyle alakası var? Güney Sudan veya Kuzey Sudan çatışmasının oraya şeye gelmesinin ya da Darfur olayının İslam'ın hiçbir temeli yok. İslam'da İslam'la hiçbir alakası yok. Darfur'un geldiği nokta. Vesaire. Şimdi bütün bunlara baktığımızda Pakistan, işte Bangladeş meselesi, Mucibur Rahman'la Zülfikar Ali Bhutto'nun çatışmasının hangi İslami bir şeyi vardı ki? Bütün ya da Pakistan'ın Hindistan'dan ayrılmasının bile İslam'ın bir temeli yoktu. Çok açıkça söylemek gerekirse. Bütün bunları tartışabiliriz. Diğer taraftan çoğu meselesine gelince kendi yaptığım bir çalışmadan örnek vereyim. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam devrinde ve daha sonra Hulefai Raşidin döneminde Hristiyan topluluklara verilen emanname, ahitname metinleri. Bu ahitname metinleri üzerinden bir çalışma yapmaya çalıştım. Bu ahitname metinlerinin İslam tarihi boyunca zımmi hukukuna yansımaları olarak çok şaşırtıcı şeylere rastladım. İnanın yani. Hazreti Peygamber döneminde verilen o metinlerin birçok kopyasını çeşitli kiliselerde buldum. Çeşitli kiliseler o kopyalar üzerinden ve bunun üzerine tarihteki uygulamalarda sürekli onlara atıf yapıldığını. Mesela 2. Mahmut döneminde bile belirli Hristiyan gruplarına, belirli kiliselere yönelik olarak hep Hazreti Ömer döneminde ya da Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde verilen emanname metinlerine zımmi hukukuna göre şey yapılmıştır. Hani, zımmi hukuktan müsavata geçmeye ne diyorsunuz, eşitliğe? Bir dakika. Tanzimat döneminde. Peki, zımmi hukuktan o anlamda tırnak içinde müsavat diyorum. O tırnak içerisinde, quotation mark içinde o geçilen müsavat ne getirdi? 1850'lerden sonra ne geldi? Parçalanma mı diyeceksiniz? Parçalanma değil ya. Gayrimüslimden daha mı rahattı? Yok yani ben soruyorum yani bir dakika. Zımmi hukuku evrensel İslami ilke midir yoksa tarihsel bir tecrübe midir? 1850'den önce mi? Bana sorarsanız tarihsel bir tecrübe. Ali Bulaş da öyle diyor. Gayrimüslimler 1840'lardan 50'lerden önce mi kesildi? Sonra mı kesildi? Örnek veriyorum. Asıl tabii ki milliyetçilik yüzünden yani 20. yüzyılda. Just o işte onu diyorum. Amenna, amenna. Ya milliyetçiliğin getirdiği tekçiliği, Fransız ihtilalinin getirdiği o merkeziyetçi devlet anlayışını. Yalnız değil yani müsavat da o zaman vazgeçelim, geri zımmiliğe yani, dönelim diyemeyiz ki. Onu demeyin. O zımmilik diye, zımmiliğin dönemi, o zımmilikle ondan sonraki dönem karşılaştırıldığında karşılaştırılabilecek durumda bile değil. Ve fakat gayrimüslimler de şunu dediler, siz bize yeterince eşitlik vermediniz, onun için özgürlük istiyoruz, bağımsızlık istiyoruz filan dediler. Yani zor mesela. Ya burada asıl şu çok önemli, Müslümanlarla gayrimüslimler eşit midir hukuken, yoksa Müslümanlar daha üstün bir, yani daha üstün bir pozisyonundadır. Bu tarihsel mesele. Bana sorarsanız Kur'an'da yoktur zımmi hukuku. Yani orada bir ayetten çıkarılıyor ama Ali Bulaç'ın bu konudaki yorumunu ben önemsiyorum. Tarihsel bir tecrübedir. Ya bunun bugün eşitliğe dönüşmesinde problem yoktur. Eğer savaş halleri dışında, savaş halleri ayrı başka bir şey. Savaş hukuku vardır. Savaş halleri var dışında zımbillere karşı davranış şekilleriyle alakalı olarak binlerce örnek getirebilirim. Peki, İhsan Elaca... Pozitif örnek getirebilirim. Tamam. Binlerce. İhsan Bey, şuradan biraz da devam edelim. Batı'nın dayattığı bir demokrasi anlayışı yerine, değil mi? Evet, Mehmet Ali Bey'in söylediği. Kökünü ilahi yasalardan alalım. Demokrasi anlayışı. Nasıl bir demokrasi anlayışı İslam dünyasında yerleşmeli? Ve geleceği var mı? Kalıcı olur mu? Ne dersiniz? Evet, var. Kalıcı olur. Ama bunun üzerinde çalışılması lazım. Müslüman alimlerin hırsızlık, yolsuzluk değildir demeyi bırakıp bu konular üzerine kafa yaratmak.
yorulması lazım. Müslüman düşünce adamların iktidara biat etmeyi bırakıp demokrasinin temellenebileceği, çoğulculuğun temellenebileceği bir ilahiyat, teoloji yapması lazım. Eskiden biz bunları çok tartışıyorduk. Ama şimdi herkes iktidarın trenine bindiği için kimse bu mevzulara tartışmıyor. Bir benden birkaç kişi kaldı yani. Şimdi bakın ben bir yorum yapacağım. Bunlar üzerine daha önce çok kafa yorduğum için söylüyorum. Şimdi Kur'an'da iki tane ilke. Yani çoğulculuğu nereye temellendireceğiz? İlahi kaynağı ne olacak diye sordunuz ya. Evet. İlahi kaynak kitaptır. Kitaptan temellendirmemiz lazım. Birinci ilke İhlas Suresi. Allah doğmamıştır ve doğrulmamıştır. Yani Tanrı'nın oğlu yoktur. Hiçbir imparator yeryüzünde gücünü Tanrı'dan alamaz. Tanrı'nın oğluyum diyemez. Utangaç bir eda ile Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesiyim de diyemez. Tanrı'nın oğlu yoktur. Bu İhlas Suresi ta 3000 yıllık gücünü Tanrı'dan aldığını iddia eden ve Tanrı oğulları olduğunu iddia eden imparatorlara karşı gelmiş bir suredir. Kur'an'ın en politik suresidir. Bir defa önce gökle bağlantıyı kesiyor tabiri caizse. Allah gökte anlamında söylemiyorum da sembolik anlamda bağını kesiyor. Şimdi yere gelelim. Yerde de çok ileri bir şey söylüyor. Diyor ki vekil olarak Allah yeter. Bu şu demektir. Halk kendi kendine yeter. Aslında vekalet sistemine de gerek yok. Yani yerinden yönetimi tam demokrasi öngörüyor. Ülke Ankara'dan değil mahallelerden yönetilmelidir. Mahalle kararı almalı, belediye bunu uygulamalıdır. Şimdi böyle bir sistemi düşünebiliyor musunuz? Nerelerde durduğunu görebiliyor musunuz? Bunun şu andaki savunulan şeyler fersah fersah uzağında. Bırakın saltanatı, bırakın cumhuriyeti, bırakın demokrasiyi, vekaletin olmadığı, halkın kendi kendine yönetildiği. Aradaki vekil sınıfının ortadan kaldırıldığı, doğrudan demokrasi öngörüyor bana göre. Bunun teolojisini, ilahiyatını üretmemiz, kurumlarını oluşturabilmemiz lazım. Bu işin kitapta kaynağı var. Eğer çalışılırsa peki, buradan çok güzel, siz, çok muazzam şeyler çıkabilir. Türkiye örneğinden yola çıktınız. Ben biraz daha Orta Doğu coğrafyasını genişletirsem eğer, oralarda demokrasinin, biz öyle ya da böyle bir şekilde yaşıyoruz demokrasi, iyi ya da kötü, aksak ya da bir şekilde yaşıyoruz demokrasi. Ama diğer ülkelere baktığınızda nasıl gelecek İslam coğrafyasına demokrasi? Ben de örnek vereceğim. Evet. Rojava dediğimiz yerde kantonlar kuruldu. Bir kadın, bir erkek. Eş başkanlar. Evet. Şimdi ben hiçbir İslami hareketin bir bölgeye ele geçirdiğinde veya bir yönetim tesis ettiğinde Medine Sözleşmesi temelinde çoğulcu, kabileler arası ittifaka dayalı bir yönetim kurmaya çalıştığını görmedim. PYD bunu bölgede diktatörlük yapıyor şu anda. Hiç de öyle nerede? Değil. PYD. Laf yani o şey yapıyor. PYD bölgede diktatörlük yapıyor şu anda. Ne? Bizzat biliyorum ben Rojava'da. Şimdi ben Kürtler hazırlanan Rojava sözleşmesini, Rojava anayasasına yola çıkarak söylüyorum. 800 bine yakın anayasa hazırlanmış. Suriye Kürdü bugün Türkiye'de. Niye burada? Niye orada değiller? Tamam da şimdi kimi böyle temsil ediyor PYD? Ben burada işin teorisini konuşuyorum. Ha, teori ne? Ama yok öyle bir şey. Burada böyle bir uygulama. Yani. Burada böyle bir anayasa hazırlanmış. Stalinist bir yapı uyguluyor. Stalinist bir yapı uyguluyor orada. Hocam 800 bin Suriye Kürdü PYD'den mi kaçıp geldi buraya? İŞİD'den büyük değil. Çoğunluğu. Yani büyük IŞİD'den olur. Kaçmadı, PYD'den kaçtı öyle mi? IŞİD ayrı, IŞİD'den kaçanları biliyorum. Niye Rojava? Yapmayın Allah aşkına. Rojava anayasasında Kürt kelimesi. IŞİD salmadım. IŞİD ayrı. Geçtiği zaman Ermenilerle, Çerkezlerle, Araplarla beraber geçiyor. Kürdistan kelimesi bile geçmiyor. Neden? Ne biçim Stalinist yapı bu? Nasıl yani? Okudun mu sen Rojava Sözleşmesi'ni? Ya biliyorum ben hepsini biliyorum. Ben başka bir yerden... Sana bir şey soruyorum. Yani şunu demek istiyorum. Ayhan Bey'in bir konuda söyleyecekleri vardı o yüzden. Bu bir her şey uygulandı demiyoruz. Bir umuttur. Bir başlangıçtır. Bir hevestir. Güzel bir hevestir. Bu niye İslam hareketlerine... Zaten kıyaslamıyorum. Kendisine İslam hareket denilen hareketlerden çıkmıyor. IŞİD'le kimseyi kıyasladığım yok. Yani neden gidiyor IŞİD Musul ele geçirince... Namaz kılmayanı kırbaçlayıp herkesin başını zorluyor da. Hayır IŞİD sadece yapmıyor. Bakın IŞİD ne yapıyor? Kobane'de başka bir şey oluyor. Musul'daki. Neden? Bu şundan dolayı. Kültür yok. Kültür. En önemli yazma eserler kütüphanesini 7000 İslam yazmalarının en değerlileri belki olan kütüphanelerden biriydi. Yağmaladı. Ganimet olarak kendi üyeler arasında dağıttı kitapları.
Müfit Bey, bu kadar böyle İslam medeniyetine sizin, düşman bir hareket olsun. Şimdi sizin onu biliyoruz zaten. Tamam. Savunduğunuzu söylemiyoruz ama yani, 800 bin kişinin PYD'den evet. kaçıp geldiğini söylemek Suriye ile ilgili. Hayır, bir neden burada diyorum? Yani ben neden de diyorum ki Rojava'da değil. Ben cevabını çok net söyleyeyim. Eğer güvenliği sağladıysa PYD. PYD olduğu için mi orada kaçtılar geldiler? Şimdi önemli bir, kere, bir kısmı PYD'den kaçtı. IŞİD'den değil yani. Hepsi değil. Tamam. Hepsi değil. Ya burada bile İstanbul'da mahallelerden bazıları Kürtler, diğerlerinden PYD veya PKK'cılardan kaçıyor. Yani. Tabii tabii. Yani. Ya ben burada şey, PKK, yok, PYD hareketinin totaliter olduğuna itiraz ben etmiyorum. Ya kardeşim şimdi siz meseleyi doğru ortaya yani. Koymanız lazım. Totaliter davranıyor. Ben Doğu Beyazıt'a gittim geçen, Iğdır'a gittim. Adam tefeci borçludan kurtulmak için dağda mahkeme kurmuşlar. Adalet aramak için oraya gidiyor. Ve onlar da borçlu tefecileri kurtarıyor. O zaman da halk mahkemelerinin yaptığını o yapıyor. Adaletli olduğunu biliyoruz. Hayır canım, devletin yaptığı sene adalet sağlayamazsa adalet gerek sokakta gerek dağda bir yerde sağlanır yani. Bakın ideolojik halk mahkemelerinin, ideolojik diyorum halkın arasından demiyorum. İdeolojik halk mahkemelerinin zamanda nasıl acımasız olduğunu kızıl kımerlerden biliyoruz. Şimdi bak eğer başlangıç, yani şey başlangıç değil, noktasına bak. Ben diyorum ki neden herhangi bir İslami hareket Musul örneğinde ele geçirilen yerlerde görüldüğü gibi biz Medine Sözleşmesi'ni söyledim. Esas alan çoğulcu bir kanton yönetimi bir kuracağız. Başarılı söyledim. Olmasa bile demiyor ya bu kültür niye yok ya? İhsan ya bir nerede, bak bir dakika. Ya, İhsan abi nerede böyle bir İslami hareket yer ele geçirmiş yönetimi ele almış ki IŞİD'den hariç? Tamam zaten biz onu konuşuyoruz var? İşte. Yani neresi var yani? Yani bak öldürüyor. Katlediyor, kadınları pazarda satıyor ya. Bana işini El-Kaide'ye örnek veriyorsun. Biraz önce de İran, Sudan, Suudi Arabistan. Yani ben başarılı olup olmadığını söylemiyorum. Başlar sonra totaliter bir rejime dönüşür. Onu da kastetmiyorum. Hiç olmasa böyle bir fikir niye yok? Ya bu fikri taşıyanlar iktidardan uzaklaştırılıyor. İşte Mısır, işte... Yani çok özgürlükçü bir şey kuracaklar ama uzaklaştırıyorlar. Ha? Onu mu demek? Tabii ki. Hayır. O kadar basit olmayan en başlangıcı. En başlangıcı. O kadar basit olmayan. Bir saniye. IŞİD kitapları yakıyor hakikaten Müfit Bey'in dediği gibi. Ama Sisi de Kardavi'nin kitabını kitap fuarına sokmuyor Mısır'da. Dünya birisine sessiz, birisine de top yakın. Ya yeni bugün yeni bir gelişme oldu. Bir şey daha söyleyeceğim. Yani biraz önce ne dedim? Siyasi İslami hareketler üzerindeki o harici tekfirci selefi anlayış, ideolojik selefi anlayış egemen olduğu müddetçe çıkmaz tabii. Peki, Talip Küçükcan şimdi, ben yeni bir şey söyleyeceğim. Yeni bilgi ben de sonra yeni bir şey söyleyeceğim. Tamam sadece. Peki Talip Bey buyurun. Bugün Mısır'da biliyorsunuz bir mahkeme kararı oldu. İdam 183 kararı. Kişinin idamına karar verildi ve bu insanların şiddetle, terörle hiçbir alakası yok. Şimdi bu bize pek çok şey söylüyor. Mısır'da nereden nereye gelindiğini söylüyor. Şimdi bu gelişmeleri iyi okumamız gerekir. Irak'ta Ocak ayında Birleşmiş Milletler raporlarına göre, bize göre değil bakın, 1375 kişi hayatını kaybetti. Millet diyor ki Müslümanlar birbirini kesiyor. Bu o kadar kolay bir şey değil. Bakın Orta Doğu'da kurulan düzen, en azından bizim yakın coğrafyamızdaki düzeni bir bakalım. Lübnan'a bakalım. Siz orada haritaları gösteriyorsunuz ya yönetim biçimleriyle ilgili. Lübnan'da Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı farklı dinlerden ve mezheplerden olmak zorunda. Bu kanun. 1940'larda yapılan nüfus sayımından sonra bir daha nüfus sayımı yaptırılmıyor. Peki Lübnan mı bunu yapmayan? Lübnan halkı istemiyor mu böyle bir şey? Bizde nüfus sayımı olmasın çünkü nüfus sayımına göre bu şeyler çünkü belirleniyor. Çünkü Hristiyanlar azınlık çıkacak o yüzden. Şimdi bunları görmezden gelebilir misiniz? İki, Irak'ta Sünni azınlık Şii çoğunluğu yönetti yıllardır. Kastettiğim siyasal rejimler, halklardan bahsetmiyorum. Ve oluşturduğu bir yapı var. Evet. Benzeri Suriye'de. Suriye'de Nusayri azınlık %10, %80'lik, %90'lık işte Sünnileri yönetti. Şimdi buralarda bunlar kendiliğinden oldu. Ya bunlar Müslümanların kendi sorunlarıdır dersek ben büyük resmi görmeyiz. Büyük resmi görmeyiz. Ben başka bir şey, ben de buna üzere bir şey söyleyeceğim. İhsan abi, Roboski'nin katillerini buldunuz mu? Bulunsun ona bir şey. Bakın şimdi başka yere gidiyorsunuz. Ülkenizin başka iktidarını eleştirmeden neden başka ülkemizin iktidarını eleştiriyorsunuz? Peki Mustafa Bey'le dinleyin sonra bir ara vermem lazım. Ben de izninizle Biden kendi ülkesinin egemenliğine muhtedirini eleştiren kişidir. Ben sizin sorunuza döneceğim. Bir dakika ne olur. Evet. Şimdi gezdiğiniz yere nasıl demokrasi olur? Bu Roboski'de ölen çocuklar. Sayın Eli Ağabey. Nereden nereye gidiyorsunuz Allah aşkına? Benim konuşmamın ne alakası var? Bunlar kim yaptı? Türkiye'dekini eleştirelim. Ara vermem lazım. Kimsenin itirazı yok. Hadi buyur eleştirin hadi.
E tamam biz eleştiriyoruz zaten. Eğer polis birisine işkence ediyoruz hep beraber eleştirelim diyorum. Yanlış diyorum. Sen soruyorum işte. Biz doğru değil diyoruz buna. Ama siz şunu görmüyorsunuz. 2003'te işgal ediliyor. 1 milyon kişi hayatını kaybediyor. Görmüyorsunuz burada dış güç yok diyorsunuz. Görmüyoruz. IŞİD de geldi, IŞİD de gitti. Kardeşim IŞİD bu bahsettiğim işgal ara vermem lazım. Talih Küçük Çağ'ın sizin eleştirmeye korktuğunuz, eleştiremediğiniz işgalin sonucudur IŞİD. Kıyamet günü onlarla yazılarımız var. Peki Mustafa Akyol da hemen. Öncelik meselesi. Önce buyur, nereye eleştirdin? Valla Talih Küçükken kime eleştirmeye cesaretiniz yok dediğini bilmiyorum ama İhsan Bey bildiğim kadarıyla eleştiriyordu. Irak işgaline ben de karşıydım. O dönem AK Parti'yi yöneten irade Irak işgaline katılmak istedi de AK Parti meclis kurulu nerede olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer siz, ya bir dakika yani. Siz 1,5 yıldır ortaya çıkan IŞİD'den tartışmaya başlayacak olursanız bir şey göremeyiz diyorum. Talip, İşin kökenlerine ya, bakalım biz, ya. Ben bu konuşmaya başlarken eğer yani muhatap bensem Amerika'nın işgaline de emperyalizmine hepsini kınayalım. Bizim değiştirebileceğimiz şey Müslümanların tavrıdır. Onun için onu konuşuyoruz. Çok kısaca özetlerseniz. Bir şey sordunuz. Evet. Dediniz ki İslam dünyasında nasıl demokrasi olur? Nasıl olur? Nasıl kolay bir formül yoksa kalıcı ben olur. Bir formül söyleyeyim. Nedir? Sistemi kuranlar kendilerinin hakimiyetine göre sistem kurmaz da genel adalete göre bir sistem kurarsa demokrasi olur. İslam dünyasında kurulmuş bütün sistemlerde kurucu irade kendisini hakim kıldı. Türkiye'de Kemalist sistem geldi, bir kurdu öyle bir şey ki Kemalist sistem hakim, bu değişmeyecek şekilde. Arap dünyasında bağımsızlık kazananlar, Cezayir'de FLN, Bağızçılar falan hepsi kendi hakimiyetlerine göre bir sistem kurdular. Şu an Türkiye'de yeni bir sistem kuruluyor değil mi? Burada sistemi kuranlar kendi hakimiyetlerine göre mi kuracaklar sistemi? Olabildiğince adil çoğulcu mu kuracağız? Burada şunu bir Rawls'un meşhur bir teorisi vardır, sizin kör olmanız lazım. Siz bir sistemi kurarken kör olacaksınız. Yani ki PKK da sistem kuruyor, Kürt halkının bilmem nesi falan diyor. Bir bakıyorsunuz tepede Öcalan aşağı doğru piramit şeklinde iniyor. Bana kendisinin hakim olmayacağı bir sistem kursun gelsin birisi. Amenna diyeyim. Yani bu anlamda Batı'dan örnek peki istiyorsanız bakın var Batı'da örnekler. Bir ara sonra tekrar birlikteyiz. Bir ara. Son bloğa girdik. Müfit Yüksel'e bir sorum var. Aslında başta soracaktım ama tüm yaşananları, demokrasiyi konuştuk hepsini ama bu Müslümanlar arasında yaşanan bu savaş, iç çatışma ya da mezhep savaşı adını ne koyarsak koyalım. Müslümanların bu Dabık Nihai Savaşı mıdır? Bu Hristiyanların da Armagedon Savaşı veya Kıyamet Savaşı olarak nitelendiriliyor aslında. Örgütler nihai bir savaşa mı hazırlanıyorlar? Bu soruyla ilgili yorumunuzu merak ediyorum Sayın Yüksel. Bu konuda Yüksel, çok baktınız. Fazla yorumla yapılıyor. Yani kıyamete doğru giden bir savaş. Kıyamet evet alametleriyle ilgili. Hı hı. Olabilir de yani. Örgütler bir anlamda biraz da bu mantıkla mı aslında? Bu mantıkla hareket eden böyle mı? Mesiyanik örgütler var, evangelik örgütler var. İslami şeylerde de var. Hı hı. Yani işte bak zaten böyle bir kıyamet alametleri baş gösterdi. Biz de onun için vazifeliyiz diye. Böyle cebriyeci bir yaklaşımla, şey anlamda kaderci yaklaşımla. İşte kendini böyle görüyor mu peki bu? Var mı? İşte kendini evet o şekilde hadislerde böyle geçen nitelenler var. Yani belli hadis rivayetlerine var göre ama bazıları da belli hadis rivayetlerine göre bakarak IŞİD diyor ki IŞİD tamamen böyle son dönemde çıkmış İslam'a karşı Allah'ın verdiği bir beladır diye söyleyenler de var. Bu tür hani çünkü El-Kaide IŞİD çatışmasından da söz ediyoruz evet, baktığınızda. Evet. Yani burada bu anlamda yaşananı nihai bir savaş olarak görmek bu anlamda biraz zor diyorsunuz ama. Yani hayır olabilir de. Olabilir yani diyorsunuz ama. Korkutucu ve ürkütücü bir yöne doğru gidiyor. Yani bu anlamda baktığımızda Suriye coğrafyası ve Irak coğrafyası İslam dünyasının hatta dünyanın böyle göbeği denebilecek çok böyle hayati noktada pimi çekilmeye hazır bir yer gibi yani dünyanın pimi. Türkiye'de gibi hemen onun yanı başında yani. İşte zaten şey burada yani sorun burada.
Yani Arap Baharı'nın, Arap Baharı'nın da Suriye anlamında vesaire getirdiği nokta açısından baktığımızda da böyle bir ciddi olarak bir ürkütücü yön var. Bir de bunların birkaç şiddet kaynağından beslenmiş olmaları. Yani buradaki şeyleri. O zaman böyle bir yön varsa ne kadar demokrasi arayışı olursa olsun aslında bunların belli bir hedefi var ve o hedefe doğru mu gidiliyor? Yani biz ne kadar demokrasi arayışı, Türkiye ve demokrasi tartışmaları yapadıralım. Onlar bu hedeflerinden ne olursa olsun. Bu kıyamet. Varacaklar demiyordu. Vazgeçmeyecekler mi acaba? Bilmiyoruz diyorum. Yani tamam, bilmiyoruz kötü, da. Kötümser de olabiliyoruz. Yani her zaman iyimser olamıyoruz. Yani hani yani kıyamete acele ettirmek gibi bir şey var yani bunlarda. Hani böyle bir yöne de gidebilir. Çünkü ürkütücü bir şey. Yani iyimser bir hava göremiyorsun. Bunun sonucu buraya gider diyorsun. Yani hedefine buna Kürt sorununu, Kürt meselesini kattığımız zaman ben açıkça söylüyorum. İslam'ın geleceği Kürt sorununun çözüm şekline bağlı diyorum. İslam'ın geleceği Kürt evet, meselesinin? Çözüm şekline bağlı. Yani peki, bu kadar şey de biliyorum. Yani şimdi dolayısıyla hani burada aldığımız zaman birbirinden hani bağımsız değil. Ne IŞİD Kürt meselesinden bağlı, bağımsız, ne diğerleri bağımsız. Yani geldiğin o. Peki bunu biz, neden söylüyorsunuz? Yani İslam'ın geleceği bir anlamda Kürt meselesine bağlı derken. Orada lütfen onu biraz daha ayrıntılı söyler misiniz? Kürtler bölgenin bam teli olabilecek çok çok stratejik ve çok hayati bir yerde duruyorlar Kürtler. Yani İslam aleminin şeyinde bir yerde duruyorlar. Yani ulus devlet tecrübesinden en fazla hırpalanmış topluluk olarak da, en fazla sopalanmış topluluk olarak da böyle bir yerde duruyor. Kürtlerin bu anlamda alacağı tavır, Kürtlerin diğer Müslüman halklarla olan ilişkileri bunu belirleyecek. Eğer bir kısım aşırı seküler Kürt örgütlenmelerinin Kürtleri tamamen diğer halklara düşman edip, halkların düşmanları üzerinden, bir zamanlar halkların şeyini, kardeşliği ilkesini... Diğer halklara Kürtleri düşmanlaştıran bir tek şeyini söyler misiniz? Yok, bir tek şey söyleyin, tek bir şey. Çok fazla var. Yani Arap düşmanlığı, Fars düşmanlığı, Türk düşmanlığı içeren PYD'nin sözünde... PYD demedim sadece, bir sürü var. Yok öyle bir şey ya. Hayır, burada bir kısım İslamcı Kürtler de dahil, onu söylüyorum. Ben bir Müslüman Kürt olarak söylüyorum. Bu arada son 5 dakika demokrasiyi tabii, burada şey, sağlayabilir miyiz bilmiyorum ama yok, sağlayacağız iki, yani. Birkaç cümle söyleyeyim. Tamam. Burada bu tavır çok önemli. Yani bir zaman halkların kardeşliği ilkesini dininden düşürmeyenlerin halkların düşmanlığı, halkların savaşı üzerinden bir özgürlük üretmeye kalkarsa İslam dünyası açısından çok büyük yıkım getirir. Anadolu ve Mezopotamya'dan İslam dinini peki, kovar diyorum. Çok teşekkür ederim. Bunu açık söylüyorum. Ayhan Bilgen'e söz vereyim. Bu bir evet, faraziye ama ortada bir gerçek var. Suriye'deki rejimi bugüne kadar ayakta tutan ve son 3 yıl Suriye'de başka muhalif örgütleri destekleyerek hem Kürtleri hem başkalarını mağdur eden bir pratik var. Şimdi biz bu pratikle yüzleşmeden... Kürtler hem, mağduriyeti ayrı, ben de hayır, Kürt'üm. Ben başka bir şey söylüyorum. Diyorum ki hem Esad rejimini şimdiye kadar, son 3 yıla kadar meşrulaştırdık, hem sonra döndük Esad'ı yıkmak için muhaliflere verdiğimiz destekle Kürtleri mağdur ettik. Şimdi dönüp bir de Kürtlerin sürgün halini, topraklarını terk etmesinin faturasını da Kürt hareketine çıkartırsak çok garip analiz olur ama ben Kürtler başka bir şey söyleyeceğim. Kürtler noktasında, Kürtler bütün yani, İslam dünyasının öncüsü olabilecek potansiyele sahip. Yani Kürtleri kendi topraklarında, hatta Türkmenleri, hatta Süryanileri kendi topraklarında savunan bir hareket var ortada. Onu yani bu kadar Şengali, Kobani'yi bu kadar gerçek dışı yorumlamak çok imkansız bir şey. Ama ben demokrasiyle ilgili bir şey söyleyeyim, son sözlerim bu olsun. Yani evet, bir dakika ama yani, beni töhmet altında da bırakma. Yani Şengal ya da Kobani meselesi değil burada. Burada bambaşka bir meseleden peki, söz ediyorum. Kobani'de savaşan iki taraf da Kürt'tü. Sonuca bakarsan eğer meseleye bakarsan. Sayın Yüksel, diğer konuda konuşamayacak. Siz de çok yani, ısrar. Demokrasiyle ilgili, İslam ve demokrasiyle ilgili iki tane net cümle kurmak istiyorum. Birisi, eğer Müslümanlar, İslam dünyası demokrasiden daha ileri, daha özgürlükçü, daha insani bir model ortaya koydular, bir mesaj ortaya koydularsa güncel sorunlara cevap veren, yani soyut, kitabi, evet, onu koyabilmeliyiz. Koyamadık. Bu net bir durum. Ya özgürlükçü ve çoğulcu bir yapı koyabilmeliyiz. İkinci yanlış cümlemiz, yani buradaki çok yaygın bir yanlış. Sanki Batı bize demokrasi dayatıyor gibi bir tepki içindeyiz. Ya evet, Batı darbeyi desteklediğinde karşı çıkalım. Batı cuntaları, şeyhlikleri, krallıkları desteklediğinde karşı çıkalım da demokrasiyi nerede, kime dayatıyor? Yani siz eğer işkence yapıldığında Avrupa Birliği raporlarına bu giriyor diye, ifade özgürlüğü, gazeteciler tutuklanıyor diye buna dair Avrupa itiraz edince bunu Batı'nın dayatma demokrasi dayatması dayatma falan sanıyorsak, hayır sizin için söylemiyorum ben bunu. Evet. Yani burada Batı demokrasi dayatıyor cümlesi gerçekten bir garabet. Yani sanki İslam dünyasında daha özgürlükçü rejimler vardı,
Batı geldi bu özgürlükçü rejimleri yıkıp yerine demokrasiyi getirmeye falan çalışıyor. Hayır, tam tersi. Ayhan Bilgen onu Mehmet Ali Bey söyledi. Aslında birazdan yanıt verirsiniz. Orta Doğu'da toparlarsınız ne olur. Krallıkları ayakta tutan çıkar ilişkileri, Batı'da da uzantılar olan çıkar ilişkileri, şeyhlikleri, darbe rejimlerini ayakta tutan Batı'daki çıkar ilişkileriyle yüzleşelim, hesaplaşalım. Ama demokrasi aslında müminin kayıp yitiğidir. Yani hikmettir. Sayın Bilgen. Ve biz onu ve ondan daha iyisini üretebildiğimiz kadar dünyada söz sahibi olacağız. Sözümüzün bir karşılığı olacak. Mustafa Bey, buyurun. Ayhan Bey'e katılıyorum. Biz demokrasi, vallahi açık konuşalım. Biz seçimleri nereden aldık? Yani nereden geldi bize seçimler? O da Batı'dan geldi. Yani bugün seçime evet diyoruz, başka şeylere bazen evet demiyoruz. Batı'nın emperyalizmine karşı çıkalım ama şunu unutmayalım. Bazen anti-emperyalist söylem demokratik kriterleri kabul etmemek için kullanılan da bir paravanadır bizim dünyamızda. Bugün Esad'a bakarsanız ama İslam tarihinde şehir de vardı. Emperyalizme savaştı iddiası. Efendim? İslam tarihinde şehir meclisleri vardı. Buna dair bir sürü belge var elim. Var ama biz böyle yerel seçimli bilmem ne falan sistemi tanzimattan itibaren Batı'dan aldık. Bunu da teslim edelim. Yani başka daha iyi bir yer olsa Hindistan'dan veya Japonya'dan olsa oradan da ispatacağız. Dolayısıyla bugün yani Avrupa kriterleri falan, Türkiye'de ahim bunlar önemsiz mi? Bence hala önemli yani. Çok daha iyi bir hukukumuz varsa tamam gitmeyelim de hukukumuzun hali de ortada. İhsan Bey birazdan geleceğim. Mehmet Ali Bey buyurun size söz vereyim. Son sözlerinizi almak istiyorum. Ya şimdi ben demokrasi dayatması derken demokrasi öz itibariyle demokrasiyi demiyorum. Batı istediği bir rejim türü var. İsrail merkezli dünya güvenlik politikası ve enerji hatlarını yani 100 yıldır Batı'yı ayakta tutan, onu canlı tutan, onu refah seviyesinde tutan o menfaat odaklı şeyi, yapıyı, uluslararası üst yapıyı bozmak istemiyor. Bunu devam ettirecek İslami rejimler istiyor. Evet. Buna dokunduğun anda sen demokrasi düşmanı oluyorsun. İşte aynı safta oluyorsun. Yani dolayısıyla işte Mısır'daki olan olaylar, Irak'ın parçalanması, Afganistan işgali, Tunus'taki olup bitenler, Libya hep bu şekilde okumak lazım. Peki efendim. Benim dediğim bu. Peki Sayın Özcan'ı dinleyelim hemen. Evet. Çok kısa özetlerseniz size bir iki cümle. Şunu sorayım. Müfit Bey'in dediğine katılıyorum. Gerçekten Kürt meselesi Orta Doğu'nun en önemli meselelerinden ama Birleşik Kaplar teorisi çerçevesinde onu çözmek, diğerlerini de çözmenin bir misalidir. Keza Filistin meselesi, keza IŞİD meselesi de. IŞİD meselesini çözersek Orta Doğu meselesini çözmüş olacağız. Ama ben Cumhuriyet'le alakalı, demokrasiyle ilgili şunu söyleyeyim. Ebul Kelam Azad diyor ki ilk dört halife dönemi Cumhuriyet dönemiydi. Cumhuri dönemdi. Yani hanedanlık değildi. Dolayısıyla illa Batı'dan referans vermeye gerek yok. Ama şunu söyleyeyim. Çoğulculuk noktasında İslam çoğulculuğu tesis etmiş. Yani eski dinlerin varlığını ve meşruiyetini kabul etmiş. Hristiyanlık, şeylik, Musevilik vesaire ve millet sistemi olarak Osmanlılar uygulamış. Evet. Bugün ise çoğulculuğu laiklik uyguluyor. Fakat laikliğin farklı modelleri var. İşte laiklik Hindistan'da Müslümanların rahatlamasına, belki Batı'da da öyle, hakem olmadıkça, yani çoğulculuğu sağladığı müddetçe bu gerçek. İslam'la alakalı peki, şunu söyleyeyim, dünya ile ahireti kucaklaştırmaya gelmiştir. Bunu en iyi anlatanlardan bir tanesi, hem dünya hem ahiret, Mevlana'nın pergel şeyi. Yani benzetmesi, bir ayağın diyor Allah'ın kitabında, diğeri kainatı peki dolaşması lazım. Çok evet teşekkürler İhsan El Açık. Şimdi ben son cümle olarak şunu söyleyeyim. İslam dünyasında iktidara gelen gruplar iki tarihsel kaynaktan besleniyor. Ben bunlara sorgulanmamış eski İslam kültürü diyorum. Birincisi Sünni saltanat ideolojisi. İkincisi de Şii imamet mitolojisi. Bu ikisini birden evet aşmadıkça İslam dünyasının önünde demokratik bir ufuk belirmeyecektir. Sürekli yine yeniden kendini tekrar edip duracaktır. Yeni yeni kırıklarla, yeni yeni görünümlerle. Bu ikisiyle İslam dünyasının aydınlarının ve alimlerinin cesur bir şekilde yüzleşmelere gerek. Peki efendim, çok teşekkürler Talip Küçükcan. 30 saniyede siz de özetlerseniz. Evet, yani İslam dünyasının geneline baktığımızda aslında bu coğrafyanın ya da bu popülasyonun büyük bir çoğunluğunun demokrasiyle barışık olduğunu görüyoruz. Şunu unutmayalım. En büyük nüfus olarak İslam dünyası Endonezya, Malezya. Buraları görmezden geliyoruz. Bakın oralarda demokrasiyle ilgili bir problem yok. Demek ki İslam'la demokrasi arasında özü itibariyle bir problem yok. Ama siz soruyu şöyle koyarsanız orada bir problem var demektir. İslam ve demokrasi uyuşur mu? Bu aslında sorunun kendi içerisinde uyuşmaz olduğuna ilişkin bir söylem biz var. Bu söyleme tutsak olmamalı Müslümanlar. Evet.
Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum hepinize geldiğiniz için, değerli görüşlerinizi aktardığınız için. İslam dünyasında gerçekten çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Kan revan içinde diyebiliriz. Yaşananlar aslında İslam iç savaşı mı? Mezhep savaşları çağına mı girdik? İslam dünyası bu kanlı tuzaktan nasıl çıkacak? Demokrasi İslam dünyasının... demokrasinin İslam dünyasında bir geleceği var mı? Bu soruları mercek altına aldık. Profesör Doktor Talip Küçükcan, Profesör Doktor Mehmet Ali Büyükkara, Müfit Yüksel, İhsan Eli Açık, Ayhan Bilgen, Mustafa Akyol ve Mustafa Özcan konuklarımdı. Sağ olun, ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.